Hamd, yerin, göğün ve tüm mahlukatın yaratıcısı, sonsuz rahmet sahibi, kullarından müstani olan Allah'a, salat ve selam onun Resulüne, ailesine ve ashabının üzerine olsun. Allah'la nasıl muamele etmelisin? Hayatın tamamında muhatabından duyman gereken en önemli soru bu olsa gerek. Kainatta insan dışında yaratılmış olan sayılamayacak çoklukta varlık var. Fakat kainatın en önemli olanı sadece ve sadece Allah'tır. Allah, isimlerin en güzeli. O bu ismiyle diğer isimlerin arasında en güzeli ve seninle muamele edenlerin en güzelidir kardeşim. Ondan başka sonsuz lütuf ve ihsanda bulunan kimse bulabilir misin? Garip olan şudur ki o hayatın her alanında farklı yönlerden yarattıklarıyla muamele ederken özellikle insan bunu hissetmez. Zira kimi zaman günahları örterken kimi zaman sevindirip merhamet eder. Kimi zaman yedirip içirmek suretiyle bahşederken kimi zaman da karşılık beklemez. Evet kardeşim, o ki seni küfrün karanlığından kurtaran, şirkin kokuşmuş bataklığından çeken yüceler yücesidir. Sen cahiliye çöplüğünün kokusuna alışmış, sorunsuzca yaşarken o sana temiz olanı göstererek çirkinliği fark ettirip imanın lezzetini tattırdı. Sense bu lezzeti daha öncesinde tatmamıştın. Sadece suni, mükerrer olmayan anlık lezzetleri tatmıştın. O sana sürekli içeceğin, içtikçe susuyacağın, daha çok içmeye rağbet edeceğin bir pınar verdi. İman pınarı bu nimet dahi yetmez mi tefekkür için? Peki Allah tüm bu nimetleri bize neden vermektedir? Çünkü O Vedut'tur, El Vedud. Kullarını seven ve sevgisinin sınırı olmayan. Onun yarattıklarına olan güzel muamelesinden başka bir misali yoktur. Tüm bunlarla beraber O, muhtaç olmayan ve kullarının kendisine muhtaç, fakir olduğu El Gani olan Allah'tır. Ey insanlar, siz Allah'a muhtaç olanlarsınız. Nihayetinde Allah, kullarına muhtaç olmamasına rağmen her gün bu azametiyle, rahmetiyle ve cömertliğiyle kullarına davranmaktadır. Kardeşim, madem o bize bu sıfatlarıyla muamele ediyor, bizlerin de ona karşı muamele şeklini en doğru şekilde öğrenmemiz gerekmez mi? Bu kitapta sana Allah'a karşı belli başlı muamelelerden bahsetmeyeceğim. Zira her birimiz kulluğumuz gereği her gün belli ibadetlerde ve zikirlerde bulunarak Allah'la muamele ediyoruz. Burada özel, ince bir takım davranışlar var ki bunları güzelleştirmemiz ve bu fiilleri seçmemiz gereklidir. Şimdi sana bazı örnekler vereceğim. Allah Celle Celaluhu senin günahlarını örttüğünde onunla nasıl muamele etmen gerekir? Elbette ki Allah senin günahlarını örttüğünde bu örtüyü belli zamanlarda senden kaldırmaması için onun bu güzel hediyesini kabul etmen gerekir. Lakin bazı fiiller var ki onları işlediğinde bu örtü senden kıyamete dek kalkmayacaktır. Her gün insanlarla konuşuyorsun. Peki Allah'la konuştuğun zaman nasıl davranman gerekir? El melik olan Allah'la konuşman için belli yollar vardır. Sen buna riayet edersen Allah senin tüm isteklerine cevap vermekle beraber sana istediklerinin en güzelini verecektir. Zira Allah isteğini geri çevirmez. İnsanların çoğu bunun yolunu bilmediği için bunu da uygulamıyorlar. Sen bunu uygulayan nadir kişilerden olmayı istemez misin? Kıymetli kardeşim, hiç kendini Allah'ın gazabı hususunda sorguladın mı? Allah gazaplanınca Öfkelenince onunla nasıl muamele etmeliyim diye düşündün mü? Şüphesiz Allah'ın gazabı çok şiddetlidir. Onun gazabı tecelli ettiği yeri tamamen yok eder. Ben Allah'ın bana kızmasından korkmakla beraber şu anda bana kızıp kızmadığını bilmiyorum. Benimle aynı düşünceleri de paylaştığını biliyorum. Allah şu an bize kızıyor mu? Rabbimiz bir şeye kızdığı zaman hususi bir takım davranışlarda bulunmamız gerekir ki Allah'ın kızgınlığı böylece gitmiş olsun. O bize şu an kızıyorsa onunla nasıl muamelede bulunmalıyız? Burada sadece tevbe yeterli değildir. Allah'ın sevdiği başka ameller de vardır. Bu amelleri de mutlaka ve hemen yapman gerekir. Allah'ın razı olması çabuk olmasına karşın gazabı ve gazabına binaen kullarına olan cezası hemen değildir. Onun rızasına gelecek olursak Allah kullarından razı olduğu zaman insanların birçoğu rızanın ardından kulluğa dair her amelin tamamlandığını zanneder. Hayır. Senin Allah'ın kızmamasına gösterdiğin hassasiyet kadar rızasına da hassasiyet göstermen gerekir. Çünkü Allah'ın rızasına ulaşmak bir nimetse onun rızasının devamını sağlamak apayrı bir nimettir. O halde kendine şu soruyu sorman gerekir: Allah benden razı olduğunda ona karşı nasıl muamele etmeliyim? Bilmelisin ki kardeşim, Allah'ın rızası güzel bir merhale. Lakin ondan daha yüce bir merhale olduğundan haberin var mı? Bu öyle bir mertebe ki Allah çok az insana bu nimetini ihsan etmiştir. Evet, çok az insan bu mertebeye ulaşmıştır. Bu mertebe de sevgi mertebesidir. Allah seni sevdiği zaman sen Habibullah, yani Allah'ın sevdiği kulu olacaksın. Bununla da kalmayacak, sana olan sevgisi tüm semaya yayılacak. Orada yaşayan tüm meleklere ulaşacak. Yetmeyecek, sana olan sevgisini yeryüzündeki her varlığa taşıyacak ve böylece insanlar seni sevecek. Peki neden? Cevap çok zor ve uzun değil. Çünkü Allah artık seni seviyor. Bunlar duyulduğunda her birimizin hoşnut olacağı, güzel ve huzur veren bilgiler. Asıl önemli olansa insanın Allah'ın sevgisine nasıl karşılık vereceğini bilmemesidir. O halde kendine şu soruyu sorman gerekir. Allah beni sevdiğinde onunla nasıl muamele etmeliyim? Kardeşim, sen de biliyorsun ki insan sevdiği kişiyi ziyaret etmeyi, sevdiği kişiyle beraber olmayı sever. Hatta sevdiği kişi hiç aklından çıkmaz.'' Ondan ayrıldığı zaman da özlem duyar ve bir sonraki buluşma anını iple çeker. Hiç düşündün mü? Allah kendisi için bir ev belirlemiş ve bunun adına da mescit demiş. Oraya onun sevgili kulları gider ve o evde onun huzurunda dururlar. Yeryüzündeki kralların ve devlet yöneticilerinin dahi yanına gitmek isteyenler için çeşitli prosedürler ve kurallar varken Allah'ın evine girdiğinde ne yapmam gerekir diye sorman gerekmez mi? Allah'ın evine girmenin sırlarını öğrendiğinde belki de bunu uyguladığımda sanki ilk defa mescide girmiş gibi oldum diyeceksin. Bunları kısa kısa geçiyorum. Çünkü bunların hepsi kitabımızda seninle sohbetimizi oluşturacak olan konular. Senden sadece sabır ve bunları gerekirse günlük muhasebeyle uygulamanı istiyorum. Sohbetimize başlamadan evvel bir meseleden daha kısaca bahsedeyim. İnsanoğlu ilk yaratıldığından bugüne dek belirgin bir hisse sahip. Bu hissin adı hayadır. Bir diğer ismiyle utanma duygusu. Bu şuur kimi zaman anne babaya yönlendirilmiş, kimi zaman yönetici veya sorumluya karşı hissedilmiş, kimi zaman sıradan bir insana karşı ortaya çıkmış, kimi zaman da ne derler veya ayıp düşünceleriyle topluma yönlendirilmiştir. Lakin şaşılacak bir durum var. O da Allah'ın bizden haya etmesidir. Evet, hayret verici bir durum. Allah bizden haya ediyor. İlgili hadisi okuyana kadar bunu bilmiyorduk. Bu hadis hangisi? Peki Allah bizden haya ettiğinde ne yapmamız gerekir? Evet kardeşim. Bazı konuların başlıklarını sana ön bilgi olması için verdim. Bunları ayrı ayrı konular halinde sana samimi duygularımla anlatmaya gayret edeceğim. Anlatacaklarım önce kendi nefsime sonra sen kardeşimidir. Bunları anlatacağım zira şirkin ve bidaklerin kara bulutları arasında kaldı bu hakikatler. Oradan bazen huzmeler yayıldı lakin bir türlü ısıtmadığı günahlarla çevrelenmiş bedenlerimizi. İnsanlar bugün kendi gelişimleri, diğer insanlarla muamelesi ve davranışlarının daha güzel olması için birçok kitaba başvurur. Bunlar çoğunlukla sosyal alanda insanlarla muamelede bulunmak için araştırmalardan kafalarını kaldırmazken sen en yüce zat olan alemlerin Rabbi olan Allah'la muameleyi öğrenmiş olacaksın. Zira bunun muazzamlığı tartışılmaz, değil mi? O halde bu nasihatlerime kulak ver ki söyleyeceklerimi beraberce uygulamaya çalışalım. Kulluğumuzun selameti, idamesi ve son nefese kadar ondan başkasına ibadet etmemek için ve sana yakin, ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Allah beni ve seni kendisiyle en güzel şekilde muamelede bulunan kullarından eylesin. Allahümme amin. Allah'ı ne kadar tanıyorsun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ı hakkıyla tanısanız, hiçbir cehalete yer bırakmayan ilme sahip olurdunuz. Allah'ı hakkıyla tanısanız, dağlar duanızla erirdi. Beyhaki, Kitab-ı Zühd Bir adam, Üveys el-Kaniye, ben seninle huzur bulup yalnızlığımı gidermek için dost olmak istiyorum, dedi. Üveys bunun üzerine dedi ki, Subhanallah, birisinin Allah'ı bilip onu tanıdıktan sonra, ondan başkasıyla ünsiyete, huzur bulma, Yalnızlığı gidermeye tamah edeceğini sanmıyordum. Tarihu Dimeşk. Allah'ı ne kadar tanıyorsun? Allah'la muamele etmenin önemini öğrendikten sonra bu yolculuğa nereden başlamamız gerektiğini konuşmamız gerekir. Bu yolculuğun ilk adımı elbette ki onu tanımaktır. Zira kişi öncelikle muamele edeceği zatı bilmelidir. Hayata dair herhangi bir girişimde bulunurken dahi yapacağımız işe dair bazı malumatların elimizde olması gerekiyorsa, Allah'la muamelemizin selameti için daha çok malumat sahibi olmamız gereklidir. O halde sorulacak soru şudur. Allah hakkında ne biliyoruz? Allah'ı ne kadar tanıyoruz? İnsanların birçoğuna bu soruyu yöneltirsen, alacağın cevap çoğunlukla o yaratan, rızık verendir şeklinde olacaktır. Bunu zaten biliyorsun. Lakin Allah'ı tanımlayan ifadeler sadece bunlardan ibaret değildir. Kişi Allah hakkında olan bilgisini her çoğalttığında onunla muamelesi o oranda güzelleşecektir. Allah'tan ancak alim olanlar hakkıyla korkar. Peki Allah'ı ne kadar tanıyoruz? Allah'ın azameti ve yüceliği hakkında ne söyleyebiliriz ki? Allah Celle Celaluhu, zatının hakikatini ancak kendisi bilendir. Allah'ın azameti, büyüklüğü ve yüceliği hakkında ne söyleyebiliriz ki? Onun şu dünyada gözle görülmemesi dahi en yüce olması için yeterli değil mi? Düşün ki en güçlü bedenler dahi ona bakamamaktadır. Bununla beraber Allah kendisini sevenlerin onu görmeyi arzuladığını bilmektedir. Çünkü Allah'ı sevenler onun hakkında birçok güzellik işitmiş, onun cemali, azameti ve sıfatları hakkında birçok bilgiye sahip olmuşlardır. Dolayısıyla onu ve onun cemalini görmeyi arzulamaktadırlar. İşte bu sebeple Allah onların bedenlerini kıyamet gününde kuvvetlendirecek ve onlara kendi zatını görmelerini sağlayacak gücü verecektir. Peki neden? Çünkü bu bedenler yok olmadan onu görme lezzetine varsınlar diye. Nitekim onlar yüce ilahın önünde zayıftır. Allah ise kemal sıfatlarıyla sıfatlanmıştır. Bu sıfatlar ne başkalarında ne de başka bir yerde mevcuttur. Yaratılanların ise yaradana sadece isim yönünden benzeyen sıfatları vardır. Örneğin Rabbimiz El-Hay'dır yani kamil bir hayatı vardır. Yaratılanın da hayatı vardır fakat bu Allah'ın hayatı gibi kamil değildir. Bu iki tür arasında hiçbir zaman bir benzerlik hatta bir yakınlık dahi söz konusu değildir. Mahlukun tek bir sıfatı dahi yaratana benzemez. Peki Allah'ın sıfatlarına hiçbir sıfat benzemiyorsa Allah kimdir? Allah tüm mahlukatın ilahı. Yaratılanlar için ondan başka bir ilah asla bulunamaz tüm mahlukatın işlerini düzenleyen ve bununla beraber Allah kendisine bir yardımcı da gerekmeyen bir zattır. Allah yarattığı ilk insandan dünyanın sonuna kadar yaratacaklarına tek rızık veren ve onlara tek sahip olandır. Bu sıfatlarını da yine O bize öğretip bildirmiştir. Lakin Allah'ın bizlere bildirmediği, bizim de öğrenmediğimiz ve hiç kimsenin bilemeyeceği sıfatları da vardır. Allah bunları yanındaki gayb ilmine ayırmıştır. Evet, Allah'ın büyüklüğünü ve hakikatini tüm gerçekliğiyle hiç kimse bilemeyecektir. Zira zatının hakikatini ancak kendisi bilir. Tıpkı göz gibi. Göz sınırları olan bir uzuvdur. Belirli bir mesafeden öteyi de göremez. Kulak da bunun gibidir. O da belli bir mesafeden ötesini duyamaz. Akıl da böyledir. Ancak belirli muayyen bilgileri kavrayabilir. Akıldan daha büyük varlıklar olmasına rağmen Allah'ı tahayyül dahi edemez. Ve kıyamet günü onu görmeden önce herhangi bir kimsenin onu görmesi de mümkün değildir. Hiçbir şey onun gibi değildir. O işiten ve bilendir. Evet kardeşim. Hiç kimse tahayyül dahi edemez. Bununla beraber Allah tahayyül edilen her şeyin zıddınadır. Hatta insan yüzyıllarca hiçbir şey yapmayıp sadece Allah'ı düşünse bile bunu başaramayacaktır. Ulaştığı tüm sonuçlar, tüm düşünce ürünleri bile Allah'ın hakikatinden fersah fersah uzaktır. Kurgular ve düşünceler ayrı bir vadide, hakikat ise başka bir vadidedir. İşte bundan dolayı azamet ve yücelik O'nundur. Onu tasavvur ve tahayyül ne mümkün? Bugüne dek Allah'ı hiç kimse yeterince övemedi. Bu yüceliğine denk olan hamd ve şükrü de yerine getiremedi. Peygamberler, melekler ve tüm yaratılanların sözleri ve fiilleriyle şükretmeye, hamdetmeye, övmeye çabalayan herkes Allah'ın hak ettiği övgüye sadece yaklaşabilirken sadece Allah'ın kendi zatını övmesi, onun azametine ve yüceliğine yeterli gelir. Biliyor musun kardeşim Allah kendi yüce zatını övdüğünde buna karşılık olarak tüm insanlığın, tüm yaratılanların, Cibril'in, İbrahim'in, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, tüm peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin, salihlerin, ilk yaratılan insandan ölen son insana kadar ibadetlerin tümünü toplasak sonra kat kat katlasak ve Allah'a sunsak ne yeterli olacak ne de Allah'ın güzel sıfatlarından bir tanesine ulaşabilecektir. Tüm bunların yanında başını rükûdan, secdeden kıyamete dek kaldırmayan, tesbih eden, ibadet eden ve kıyamet kopunca da seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz, sana hakkıyla ibadet edemedik diyen melekler de vardır. Evet kardeşim, Allah'a andolsun ki böyle. Onlar Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler. Oysa kıyamet günü yer bütünüyle onun avucu kabzasındadır. Gökler de sağ eliyle dürülüp bükülmüştür. O şirk koştuklarından münezzeh ve yücedir. O halde üstünlük ona aittir. Namazlarımızı eksik yapmamıza, bazen de riya karıştırmamıza rağmen o bunu kabul ediyor.'' Bu ibadetleri günahlarla geçirip üzerine başka günahlar da eklememize rağmen Allah bize fazlını gösterip sadece onun için yapılan ibadeti yine kabul ediyor. Düşün. Yaptığımız ibadetlerin ona hiçbir faydası olmadığı gibi bizim ibadetlerimize de ihtiyacı yok. Peki kimin kime ihtiyacı var? Tabii ki biz aciz kulların ona ihtiyacı var. Ona celle celaluhu ibadet etmeye ne kadar da ihtiyacımız var. Zira ibadet etmemiz faydamıza olacak, cennete girmemizi sağlayacak ve ebedi mutluluğu derinliklerimizde hissetmemize vesile kılınacaktır. Allah'ınsa bizden hiçbir istifade edeceği husus yoktur. Bizim ona fayda vermemiz ne mümkün? O hiç kimseye muhtaç olmayan, bizse ona muhtaç olanlarız. Bununla beraber o bize ikram ediyor, yol gösteriyor, muhtaç olduğumuzda veriyor, ondan istememizi seviyor ve ne kadar çok istersek bizleri de o kadar çok seviyor. Çünkü onun sevgisi kerem sahibi olmasından olup bu da akılların tasavvurunun üstündedir. Zira bunlar Allah'ın fiillerinin güzelliğinden olup fiillerinin güzelliğiyle zatının güzelliğini toplamasıdır. El Cemil olan Rabbimiz. Evet kardeşim. Eğer yüce ilahımızı Rabbimiz kimdir diye tekrar soracak olursan o ibadet ettiğimiz El Cemil olan bir zattır derim. El Cemil olan en güzel olan ilahımız. Kainattaki en güzel olan şüphesiz ki Allah'tır. Bu yüzden Allah zatını El Cemil diye isimlendirmiştir güzel olan ve güzeli de sevendir. Tıpkı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dediği gibi. Onun cemaline delil olarak tüm varlıkların, insanlığın, bitkilerin, hayvanların güzel yaratılışları yeter bile. Zira hepsi onun cemalinin bir eseridir. Çünkü o, fiil olarak da el cemildir. Kardeşim, şunu bilmelisin ki Allah'ın bu güzelliğinden dolayı cennet ehlini olan en büyük nimeti de onlara kendi cemalini göstermesidir. Nitekim cennette Rabbini gören kimseler de onun cemali gibisini hiçbir zaman göremeyeceklerdir. O gün pırıl pırıl yüzler vardır ki onlar Rablerine bakarlar. Sübhanallah! En yüce nimete bak kardeşim. Sadece ona bakmak dahi yetecek. Ona bakan herkes bundan dolayı mutlu olacak ve hayatında ebediyen duymadığı bir sevinç yaşayacaktır. Bu mutluluğu yaratan yine odur. Buna binaen kendisine gelen, huzuruna yaklaşana lütfedecek, kendisinden uzaklaşana da asla bir lütufta bulunmayacaktır. Ki ona yaklaşmayı çoğaltmak da haddi mutluluğu çoğaltmak demektir. Bak kıymetli kardeşim Bundan dolayı Allah Celle Celaluhu yedinci katta olan cenneti kendisine yakın kılmıştır. Zira orası mutluluğun, saadetin merkezidir. Cennetteki derecen ne kadar yükselirse Rabbine yaklaşman da o kadar çok olacaktır. Peki bu yükseliş sence ne zamana kadardır? Tabii ki cennetin en üst merhalesine yükselene kadar. Orası neresi biliyor musun? Firdevs, Firdevsi Ala. Nebiler ve resullerle birlikte en güzeller. Bir de oranın çatısı var. Bunun ne olduğunu öğrenince oraya olan rağbetinin, şevkinin artacağına inanıyorum. Firdevsi âlanın üstü de Rahman'ın arşı. Evet. Sana dememiş miydim mutluluk ona yakınlaşmaktır diye? En mutlu olanlar ona en yakın olanlardır. Allah saadetin, mutluluğun son noktasıdır kardeşim. Sidretül Münteha'nın yanında. Mekva cenneti onun Sidre'nin yanındadır. O zaman Sidre'yi kaplayan kaplamıştı. Şimdi bir de kulların tarafına bakalım. Zira Allah'ın tüm bu azameti, yüceliği ve celaline rağmen yine en çok isyan edilen, en çok karşı çıkılan, en çok yüz çevrilen, en çok hükmü terk edilen yine Allah'tır. Sözün bittiği yerde bu olsa gerek. Şu yeryüzünde Allah'tan daha çok isyan edilen bir kimse gördün mü? Arasan da bulamayacaksın. İnsanlara onca nimet veriyor, onları yedirip içiriyor, hastalandığında şifa veriyor. Çünkü o onlara karşı el halimdir. İsyan eden kullarına karşı da es saburdur. O kendi yüce zatını es sabur diye isimlendirmiştir. Bununla beraber herhangi bir günahkar kul Allah'a tevbe edip ona döndüğü zaman o Celle Celaluhu bundan dolayı sevinendir. Sevinci ise kulun Allah'a dönmesinden dolayı olan sevincinden daha fazladır. Nasıl olur da kul Allah'a muhtaç olduğu, Rabbinin de kulundan müstani, muhtaç olmadığı halde Allah kulunun kendisine dönüşüyle sevinip ona ikram etmektedir. Sahibi olan bir kölenin efendisine yakın olması, ona sevgi beslemesi, onun razı olması için çabalaması şaşılacak bir durum değildir zira asıl olan budur. Fakat şaşılacak olan efendi kölesine sevgi besliyor, onu çeşitli nimetlerle, hediyelerle sevindiriyor, köle ondan yüz çeviriyor, uzaklaşmakta ısrar ediyor, yaptığına pişman olmuyor, tevbe etmiyor. Bununla beraber ihtiyacı için ellerini Allah'a kaldırdığında Allah ona istediğini vermemekten haya ediyor olmasıdır. Subhanallah. Evet kardeşim. Rabbimiz, güzel olan Rabbimiz kendisinden bir şey istendiğinde vermemekten haya ediyor. İşte bu bizim ilahımız. Ondan başka bir ilah nasıl isteriz? Neden gökte ilah olanı, yerdeki kokuşmuş olan sahte ilahlara değişelim? Neden onun pak kanunları pak şeriatı varken, şu kokuşmuş, koktukça mide bulandıran, yeryüzünün en büyük fitnesi olan beşeri kanunlara doğru gidelim? Onun dinini kendisine etiket yapıp, demokrasi necasetiyle harmanlayıp da insanlara sunan zavallı yaratıkların peşinden neden gidelim? Yeniden gözden geçir konuştuklarımızı. Allah mı hayırlı yoksa ilahlık taslayan zavallı cehennem odunları mı? Biz Rabbimizi tercih edenleriz. Şüphesiz O, tüm yüce sıfatlarıyla yüce arşından bizleri izliyor. O halde bu azameti, celali ve eksiksiz sıfatları olan Rabbimizle muamelemizi güzelleştireceğiz. Kıyamet gününde O'nun rahmetine, mağfiretine ulaşmak için. Allah Celle Celaluhu beni ve seni kendisini hakkıyla tanıyan bunu hayatına uygulayan ve ona tüm isim ve sıfatlarıyla kulluk eden kullarından eylesin. Allahümme amin. Allah sana hidayet ettiğinde, kul Allah'ın kendisini dini üzere sabit kılmasına göz açıp kapayıncaya kadarki bir süre için dahi muhtaçtır. Şayet Allah onu sebat ettirmese, imanın ne toprağı ne de çatısı kalırdı. İbni Kayyım, İlâmul muvakkîn. Allah sana hidayet ettiğinde Allah celle celaluhu kendi katından faydalı birçok nimetini bizler için indirmektedir. Allah'ın kendi katından kullarına indirdiği bu nimetleri sayamayacağımızsa değişmez bir hakikattir. Bu nimetlerin içerisinde mutlak manada en güzeli de hidayettir. Eğer Allah sana bunu bahşetmişse, seni müjdelerin en güzeliyle müjdelemek isterim. O halde, burada da Allah'ın bize olan muamelesine nasıl karşılık vereceğimizi öğrenmemiz gerekir. Allah sana hidayet ettiğinde, onunla nasıl muamele etmelisin? Hidayet, nimetlerin en güzelidir dedik. İlk başta kendim ve senin için, bunun üzerinde sebat dilerim. Allah sana hidayet ettiğinde kalbindeki genişlik ve mutluluk çoğalacaktır. Senin de öncelikle bunu muhafaza etmen ve buna önem vermen gerekir. Artık sen, yeryüzünde yaşayan bunca insanın kaybetmiş olduğu en kıymetli nimete sahip oldun. Bunun adı da Allah'ın vermiş olduğu hidayetidir. Bunun yanında da senin hidayetteki ölçüne göre Allah'ın muhabbeti de senin üzerinde gerçekleşecektir.'' Aynı şekilde Allah'ın muhabbeti de senin hidayetten yoksun kalmanla bitecektir. Peki Allah'ın sana hidayet edip etmediğini nereden bileceksin? Bunun cevabı çok kolay. Eğer sen haramı biliyor ve terk ediyorsan, helali biliyor ve tercih ediyorsan bu Allah'ın sana hidayet ettiğini gösterir. Ayrıca sen hidayet üzere olduğun zaman Allah'ın sevdiği kendisine yakın ve şerefli bir kulu olmuş olursun. Allah seni sevdiğinde, kendi zatına yakınlaştırdığında ve hidayetiyle desteklediğinde seni kim üzebilir? Sana kim zarar verebilir ki? Bundan başka ne isteyebilirsin ki? Bazıları hidayeti nasıl bulabilirim diye sorabilir. Unutulmaması gereken gerçek şudur ki, hiç kimse Allah hidayet etmeden hidayete erişemez.'' Allah celle celaluhu kendi katından hidayet indirmedikçe bir kimsenin hidayeti bulması ebediyen mümkün olmaz. Allah cennet ehlinden bahsederken onların şöyle söylediğini kitabında zikreder. Hamd bizi buna eriştiren Allah'a mahsustur. Eğer Allah'ın bizi eriştirmesi olmasaydı biz hidayete ermiş olamazdık. İlim ehlinden bazı kimseler şöyle demişlerdir. Eğer hayır da kalbim de ellerimde olsaydı, hayrı ona yerleştiremezdim. Ona o hayrı sadece Allah yerleştirebilir. Şimdi aklına, eğer durum böyleyse hidayete erişmek için bir şeyler yapmanın ne anlamı var diye bir düşünce gelebilir. Evet, hidayet konusunda senin hiçbir fonksiyonun yoktur. Fakat bu, senin bunu bilip de hiçbir şey yapmamanı gerektirmez. Sen Ondan hidayeti talep et ve bunun için çabala. Allah sana bunu yazmışsa mutlaka verecektir. Sen her ne kadar küfrün içerisinde olsan da Allah'a samimiyetle yaklaşırsan Allah Celle Celaluhu sana hidayetini kendi katından neden indirmesin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği dinin hak olduğunu bile bile yüz çeviren Ebu Cehil ve avanesi Kureyş müşriklerini görmedin mi? gizlice Kur'an dinleyip ağlamıyorlar mıydı? İçlerinden gelen peygamber onlara ayetleri okurken secde etmediler mi? Onlara yeri göğü yaratan kimdir diye sorduktan sonra Allah'ın rububiyetinin bir kısmına şahit olmadılar mı? Hatta eğer Muhammed'e indirdiğin haksa üzerimize taşlar yağdır demelerine rağmen niçin hidayet bulmadılar? Çünkü samimiyet yoktu, ihlas yoktu. Kibirleri onları küfür üzere ölmeye sevketti. Bugün birçok insanın haktan uzak olması seni şaşırtmasın. Hakkı ne derece aramışlar sence? Ya kendisiyle Allah arasına aracılar koymuş ya bir liderin veya ideolojinin peşinde ömür tüketmiş ya da hayatını yeme içme ve şehvet döngüsünde idame ettirmeye çabalamış. Dolayısıyla Allah'ın ayetleri de onların gözlerindeki buğuyu, perdeyi ve körlüğü kaldırmamıştır. Çünkü hakkın değil, heva ve hevesin peşinden gidiyorlar. Hakkı değil, hangisi maslahatıma uyar, hangisi beni rahat yaşatır, ne yaparsam başıma bir iş gelmez diye hevasını gözetiyorlar. Hevalarına, keyiflerine, rahatlarına, yaşantılarına ters geldiği ve konforlarını bir kalemde silmek ağır geldiği için. Dünyasından vazgeçemeyen nasıl hakkı aramak ister ki? Hakkı da ihlasla istemeyen nasıl hidayet bulabilir ki? Fatiha'daki bir incelik Kur'an'daki en faziletli sure olan Fatiha'ya baktığımızda ince bir durumla karşılaşırız. Allah Celle Celaluhu ayette yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım dileriz buyurmaktadır. Biliyoruz ki şeriatın bir kelimeyi kullanmasının birçok hikmeti bulunmaktadır. Burada yalnız sana ibadet eder, Yalnız senden rica ederiz. Yalnız sana ibadet eder, yalnız senden korkarız gibi bir ifade kullanılmamıştır. Peki neden yardım dilemek kullanılmıştır? Çünkü Allah'ın yardımı olmadan ona ibadet etmen olanaksızdır. Zira ona kullukla şereflenmek ancak onun bu şerefi sana vermesiyle mümkündür. Peki ne yapmalısın? Yapacağın tek şey hidayeti Allah'tan ihlasla talep etmendir. Fatiha'ya baktığımızda söz konusu ayetten bir sonraki ayet de buna işaret ediyor. Bizi doğru yola hidayet et, ilet. Bu siyak bağlam da Kur'an-ı Kerim'in güzelliğini göstermektedir. Yine kutsi bir hadiste Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmaktadır. Ey kullarım! Hidayete erdirdiklerim hariç hepiniz dalalette, sapıklıktasınız. Benden hidayet isteyin, sizi hidayete erdireyim. Allah Celle Celaluhu ile muamelede bulunmanın bir usulü vardır. Başkalarına gösterilen muamele ile Allah'a gösterilen muamele arasında farklılık olmak zorundadır. Allah'la olan muamelemizdeki temel usul, bizim Allah'a doğru gitmemiz, O'na yakınlaşmamız, O'na zillet içinde boyun eğmemizdir. Zira Allah'la muamelemizi güzelleştirirken ilk önce bizim harekete geçmemiz gereklidir oturarak, buhranlara girerek, beklenti içerisinde olarak muamlememizin değişmesini beklemek imkansızdır. Burada ilk adım Allah'tan beklenmez. Zira alemlerin Rabbi olan Allah önümüze birçok fırsat koymuş ve bizden harekete geçmemizi istemektedir. Şüphesiz ki bir toplum kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. Ayrıca Allah Celle Celaluhu'ya doğru gitmek için atacağın bir adım karşısında Allah'ın yüce bir muamelesini de bulacaksın. Bu da kula verilen en büyük nimetlerdendir. Kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir zira arşın yaklaşırım. O bana bir zira arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim. İşte Allah senin düşündüğünden, senin tasavvur ettiğinden daha fazla sana ikramda bulunuyor. Sen ona gittiğinde seni o halde bırakmayacak, sana yardım edecek, bulunduğun o güzel halini artıracak ve daima seninle beraber olacaktır. Lakin Allah seni sadece bir vakit terk edecek. Allah seni nerede terk eder biliyor musun? Sen onu terk ettiğin zaman. Bir toplum kendilerinde bulunanı değiştirmedikçe Allah onlara verdiği bir nimeti değiştirmez. Allah Celle Celaluhu diğer bir ayette de kendisinin yolundan sapanları aynı şekilde saptıracağını buyurmuştur. Onlar yoldan sapınca Allah da kalplerini saptırmıştı. Allah fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez. Kişi hidayet nimetini hakiki manasıyla tattıktan sonra ondan sapmayı, onu terk etmeyi asla istemez. Unutulmamalıdır ki mutluluk ve rahatlık ancak Allah'a olan yakınlıkla elde edilebilir. Kul, ona yakınlığını artırdıkça mutluluğu da o oranda hissedecektir. Şöyle soru da sorabiliriz. Mutluluğu yaratan kimdir? Elbette ki Allah. Peki Allah Celle Celaluhu kendisinden yüz çevirene mi bunu verir yoksa hidayetini isteyen kimseye mi? Hiç şüphesiz hidayetini isteyen kimseye verir. Allah, beni ve seni mutlu kıldığı kullarından eylesin. Hidayetle ilgili bir diğer önemli husus, yapmış olduğun salih bir amele hidayet edilsen bile, bu ister küçük ister büyük bir amel olsun, bu fazileti beklemeksizin Allah'a nispet edip Allah'tan olduğunu itiraf etmendir. Burada belki de en önemli muamele sana gelen bu hidayet lezzetini hemen diğer insanlara ulaştırmandır. Unutma ki bunu yaptığından dolayı senden daha güzel sözlü kimse yoktur. Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve kuşkusuz ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kimdir? Allah'a davet konusunda da dikkat etmen gereken hususlar vardır. Allah'a davetin kendine has bir üslubu ve yöntemleri olmak zorundadır. Bunlarla ilgili tafsilatı davetle ilgili müstakil ders ve kitaplarda bulabilirsin. Lakin Allah sana hidayet ettiğinde davet ettiğin insanlar için Allah'tan hidayet talep etmeyi asla unutma. Onları dilinle Allah'a çağırdığın gibi Allah'ın huzurunda da onlar için aynı dille hidayet talep et. İman edip salih ameller işleyenlere gelince, Rableri onları imanları sebebiyle hidayete erdirir. Nimetlerle dolu cennetlerde altlarından ırmaklar akar. Bunların oradaki duaları, seni eksikliklerden uzak tutarız Allah'ım. Aralarındaki esenlik dilekleri, selam dualarının sonuysa hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur sözleridir. Allah'tan dileyim hepimizi hidayetinde toplaması, kainattaki en güzel mekana bizleri ulaştırmasıdır. Allahümme amin. Allah sana nimet verdiğinde Allah'ın ihsan ettiği nimetlerin bolluğundan ondan utanma ve haya etme melekesi doğar. Böylece basiret sahibi kimse, onun nimetlerini, onun haramlarını çiğnemek için kullanmaktan utanır. i̇bn Hacer, Fethul Bari Allah sana nimet verdiğinde Salih zatlardan birinin yanına bir adam gelir ve kendi halinden, fakirliğinden, sıkıntılarından şikayette bulunur. Salih zat ona şöyle sorular sorar. Zevcen var mı? Evet, Peki evin var mı? Evet. Bineğin var mı? Evet. O halde sen zenginsin. Bir de benim yanımda çalışan hizmetçi var. O halde sen bir meleksin. Allah Celle Celaluhu'nun nimetleri o kadar fazladır ki nasıl sayacağımızı, bunlara nasıl karşılık vereceğimizi bilemiyoruz. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız. Allah Celle Celaluhu sana bir şey verip ihsan ettiğinde Bilmelisin ki bu verdiği seni sevmesinden dolayı veya insanların arasında seni değerli kıldığı için değildir. Bilakis Allah'ın sana verdiği bu güzellik seni denemek, bu verilene karşı ne yapacağını görmek içindir. Onun istediğini mi yoksa kendi istediğini mi yapacaksın? Bundan sonrası senin kararındır. Sonuç da senin vereceğin karara göredir. Şüphesiz biz insanların hangisinin daha güzel işler yapacağını deneyelim diye yerdeki her şeyi ona ait bir süs yaptık. Yanında kitaptan ilmi olan biri dedi ki ben gözünü açıp kapamadan onu sana getirebilirim. Derken Süleyman onu kendi yanında durur vaziyette görünce dedi ki bu Rabbimin fazlındandır. Ona şükredecek miyim yoksa nankörlük edecek miyim diye beni denemekte olduğu için bu olağanüstü olay gerçekleşti. Kim şükrederse artık o kendisi için şükretmiştir. Kim nankörlük ederse gerçekten benim Rabbim hiçbir şeye ve kimseye ihtiyacı olmayan ganidir, kerimdir. Allah sana nimet verdiğinde onunla nasıl muamele etmelisin? Öncelikle sana verilen bu nimet belli bir zamanla sınırlı olup geçicidir yine bu nimeti ya sen terk edeceksin ya da o nimet seni terk edecektir. Evet, nimet insanı terk eder. İnsanın halini Allah Celle Celaluhu bir anda değiştirebilir. Malları eksilir, mevki ve makamı elinden gider veya eşinin yanında yaşı ilerledikçe güzellik derecesi kaybolur. İşte bu birinci ihtimaldir. İkinci ihtimal ise senin bu nimeti terk etmendir. Bu da ölümle yüz yüze gelmendir. Burada aslında sana bir öneride bulunmak istiyorum. Bu önerimle de zamanla sınırlı olan bu nimet devamlı hale gelecektir. Fakat şu kuralı yerine getirmen gerekir. Allah'ın sana verdiği güzel nimetin seninle beraber devam etmesini istiyorsan o nimeti Allah'ın sevdiği hususlarda kullan. Basit bir örnek verelim buna. Çocukların sana Allah tarafından verilen sevdiğin bir nimettir. Onlarla uzun yıllar hatta bir ömür boyu kalmak istemez misin? Elbette istersin. O zaman kıyamet günü için yapman gereken onların dünyadaki hallerini düzeltmendir. Onları terbiye edip hallerini düzeltince de Allah Celle Celaluhu sana en güzel nimeti kıyamet gününde verecek ve cennette en mutlu olan kimselerden olacaksın. Aksi durumda onları başıboş ve kendi hallerine bırakmak asla çözüm değildir. Zira çocuklarıyla işi kadar ilgilenemeyen bir ebeveyn nasıl olur da onları terbiye edebilir? İman eden ve nesilleri de iman konusunda kendilerinin yoluna uyanlar var ya, biz onların nesillerini kendilerine kattık. Bununla beraber onların amellerinden hiçbir şey eksiltmeyiz. Evlatlarını doyurmandan, onları okutmandan çok daha büyük bir durum vardır ki, bu da Onların hidayet üzere kalmasıdır. Çocuklarını modern putanelerde öğütmeye teslim eden kimselerin bu ayet üzerinde çokça düşünmeleri gerekir. Acaba onların dünyevi geleceği mi yoksa uhrevi saadetleri mi önemli? Asıl önemli olan onların hidayeti midir yoksa imanları ve akılları zapt edilmiş bir halde diploma sahibi olmaları mıdır? Bunun dışında kalan diğer nimetler de böyledir. Örneğin, senin güzelliğin ve sağlıklı olman Allah'ın bir nimetidir. Eğer bunun zaman içerisinde tükenmesini istiyorsan Allah'ın haram kıldığı tüm yollarda bunu savurabilirsin. Böylece Allah bu nimeti senden alacaktır. Lakin Allah'ın haram kıldıklarına karşı sabreder ve cemalini, güzelliğini Allah'ın razı olduğu yerlerde kullanırsan Allah seni kıyamet günü yine cemaliyle müşerref kılacaktır. Bu hiçbir beşerin hayal edemeyeceği bir nimettir. Buna birçok alandan örnek verebiliriz. İlim talebesi olmak Allah'ın insana verdiği bir şereftir. Kişi bunu ihlas, sıdk ve sabır döngüsünde sürdürdüğü müddetçe Allah ona bütün güzellikleri bahşedecektir. Fakat bu ilim, heva ve hevesin içine girmesiyle Allah'ın razı olmadığı şekilde kullanıldığında Allah'ın kişiyi o ilmiyle saptırması kaçınılmazdır. Yine İslam kardeşliği de Allah'ın Müslümanlara bahşettiği muazzam nimetlerdendir. Kişinin Müslüman kardeşleriyle bir arada olması, onlarla hareket etmesi ve el ele bu davaya baş koyması ne de büyük bir şereftir. Bir de bunun aksine kardeşinin hürmetini çiğnemek, ötelemek, hor hakir görmek, meclislerinden kovmak maslahat adı altında kafirlere gösterilen müsamahayı kardeşine göstermemek, kendi veya cemaatinin çıkarları uğruna kardeşini harcamak gibi durumlar söz konusu olunca bu, Allah'ın insana bahşettiği nimete karşı şımarıklık ve haddi aşmaktır. Allah da bu nimete nankörlüğü zıddıyla cezalandıracaktır. Ki o da buz, nefret ve düşmanlıktır. Vakıaya bakıldığında Bugün sahada Müslümanların birbirine karşı olan tutumları da Allah'ın bu yöndeki cezalandırması değil midir? Dünyayı ahirete tercih etme İnsanın dünyayı ahirete tercih etmesi ne de garip bir durum. Bu garabeti bir örnekle izah edelim. Bir şirket var. Bu şirket bir iş için yabancı ülkelerden işçi alımı yapıp istihdam sağlayacak. Yapılacak bu iş de 10 yıl sürecek. Şirkette çalışmanın tek şartı var. O da iş süresince o ülkede kalınacak. Şirket çalışacak olan kimselere iki tane şart koşuyor. İşçi olacak kimse ya normal bir evde 10 yıl boyunca kalacak ya da ihtişamlı bir sarayda bir gün kalacak. Bundan sonra da kendi barınmasını kişi kendisi üstlenecek. Şimdi soralım. Kişi bu durumdan hangisini seçer? akıllı bir kimse bir gün sarayda kalıp da sonrasını cadde ve sokaklarda geçirmeye razı olur mu? Elbette hayır dediğini duyar gibiyim. Bir gün sarayda yaşamak mı yoksa uzun yıllar normal bir evde yaşamak mı? Düşünmeyiz bile değil mi? Peki aynı şey dünya ve ahiret içinde geçerli değil mi kardeşim? Bilakis siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Fakat ahiret hayatıysa daha hayırlı ve kalıcıdır. İnsanlara baktığında ise ahiretin daha hayırlı ve yüce olduğunu bilmelerine rağmen dünyayı tercih ettiklerini görürsün. Bunun en büyük şahidi ise bu ayettir. Nimeti artırmanın yolu. Kardeşim, sana bahsedeceğim başka bir muamele ise üzerindeki bu nimeti artırmandır. Peki Allah'ın bu nimetini senin elinde olmadığı halde nasıl artırabilirsin? İşte bunun da bir anahtarı vardır ki o da şükürdür. Hani Rabbiniz size şükrederseniz elbette size nimetimi artıracağım. Nankörlük ederseniz şüphesiz ki azabım çok şiddetlidir diye bildirmişti. Bazımız Allah'a hamdolsun diyerek şükretmek basittir ve bu kadar yeterlidir diye düşünebilir. Aslında bu şükrün sadece bir parçasıdır. İslam'da birçok makam bulunmaktadır. Tevbe makamı, tevekkül makamı, rıza makamı, hav, korku makamı, zühd makamı, sevgi makamı, haşyet makamı vesaire. Fakat bu makamların üstünde bir makam var ki o da İbn Kayyım'ın da söylediği gibi şükür makamıdır. Bu makam aynı zamanda tüm iman makamlarını kapsayan bir makamdır. Zira nimetin artırılmasını isteyen kişinin şükretmesi en büyük gerekliliktir şükretmek isteyen kimsenin de yerine getirmesi gereken üç şart söz konusudur. Birinci şart, bu nimeti kişinin içinden itiraf etmesidir. Başka bir deyişle kalp, bu nimetin Allah'tan olduğuna kanaat getirmeli, ona nispet etmelidir. Zira kişi, hayatta elde ettiği tüm güzellikleri Allah'tan bilmelidir. Örneğin, kişinin ticarette kazanması Allah'ın nimetlerindendir kişinin bunu kendisini iyi bir girişimci olarak düşünüp kazanma sebebini de buna bağlamaması gerekir. Başka bir örneği de ilimden verebiliriz. Kişi ilim sahibi olmasını zekasından ileri geldiğini düşünmemesi gerekir. Çünkü makam, mevki, başarı gibi tüm hususlar kişinin bir kazanımı değil, Allah'ın kuluna vermiş olduğu bir nimettir. Şahip Aleyhisselam'ın dediği gibi: Başarım ancak Allah'ın yardımıyladır. Peygamberler dahi davet sahasında yaptıkları başarıları ve güzel işleri Allah'a nisbet etmişlerdir. İkinci şart, bu nimetten dolayı kişinin şükrünü açıktan ilan etmesidir. Yani bir nimetten ötürü Allah'a hamdolsun diyerek bunu söylemek ve anlatmaktır. Allah'ın nimetine gelince onu çokça anlat. Fakat bu anlatım asla kibir, gurur ve iftiharla olmamalıdır. Verilen herhangi bir nimet kişiyi başkalarına tepeden bakmaya, küçümsemeye götürüyorsa bu nimeti anlatmak değil, nimetle şımarmak ve böbürlenmek olur. Üçüncü şart Allah'ın kişiye verdiği bu nimeti Allah yolunda kullanmasıdır. Bu da yukarıda bahsettiğimiz kuralın aynısıdır. Nimetin devam etmesini istiyorsak, verilen bu nimeti onun uğrunda, onun sevdiği yollarda harcamamız gerekir kardeşim Allah sana nimet verdiğinde onunla olan muamele türünün en güzeli de budur ayrıca bilmelisin ki bu çok az bir zümrenin yaptığı bir muameledir kullarından şükredenler çok azdır Allah'tan dileyim beni ve seni bu nadir olan kullarından eylemesi kendisine şükretmek için bize yardımcı olmasıdır Allahümme amin. Allah sana merhamet ettiğinde, Allah mahlukatı yaratmayı takdir ettiğinde, kendi katında, arşın üstünde bulunan kitaba, şüphesiz benim rahmetim gazabıma üstün gelir diye yazdı. Ahmet bin Hanbel, Müsnet i̇bn Mes'ud radıyallahu anh şöyle demiştir. Allah kullarına, yavrusunu dünyaya getiren, ardından bebeği için serin bir yer arayan, sonra onu yatağına yatıran, yatırırken de yatağını eliyle düzelten, yattığı yerde bir diken ya da zararlı bir hayvan varsa önce onu uzaklaştıran bir anneden daha fazla merhametlidir. Beyhaki, Şuab-ül İman Allah sana merhamet ettiğinde Kardeşim, şimdi şöyle bir düşün. Bir adam, günlerce devasa ateş yakıyor. Bu ateşini gün be gün büyütüyor ve bunun içine kendi öz çocuğunu atıyor. Böyle bir durumla karşılaşman mümkün olabilir mi? Tabii ki de hayır. O halde şu hadise kulak ver. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme esirler getirildi. Aralarında çocuğunu arayan bir de kadın vardı esirler arasında bulduğu bir çocuğu bulunca onu hemen kapıp bağrına bastı ve onu doyasıya emzirmeye başladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle buyurdu. Ne dersiniz bu kadın bu çocuğunu ateşe atar mı? Biz hayır. Allah'a yemin olsun ki eğer onu atmayacak gücü kendisinde bulabilirse onu asla atmaz dedik. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'a yemin olsun ki Allah'ın mümin kullarına olan merhameti bu kadının çocuğuna olan merhametinden daha büyüktür. Allah Celle Celaluhu seni ateşe atmaktan, senin ateşte bulunmandan ve bunların hepsinden müstani olandır. Peki Allah'ın sana olan bu rahmetine, merhametine karşılık onunla nasıl muamelede bulunman gerekir? bu önemli sorudan önce kendimize şunu sormamız gerekir kardeşim. Allah'ın merhametini nasıl elde ederim? Allah'ın merhameti nasıl elde edilir? Müjdeler olsun sana kardeşim. Allah'ın rahmetine, merhametine ulaşmak oldukça kolay. Şüphesiz onun rahmeti her şeyi ama her şeyi geçmiştir ki her şeyin de üstündedir. Rahmetim her şeyi geçmiştir. Bu merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ın şanına yakışır. Eğer bu merhameti olmasaydı ne olurdu biliyor musun? Hepimiz helak olur, hüsrana uğrardık. Çevrene bir göz gezdir kardeşim. Sana merhamet eden kimler var? Annen, baban, eşin, ailen, samimi dostların ve seni seven herkes. Bunların sana ne kadar merhamet ettiğini bir gözden geçir.'' Hepsini toplasan da Allah'ın sana olan merhametini, rahmetini ve şefkatini geçemeyecektir. Çünkü Allah sana tüm bu kimselerden daha merhametlidir. Hadiste şöyle buyurulmuştur. Allah mahlukatı yaratmayı takdir ettiğinde kendi katında arşın üstünde bulunan kitaba şüphesiz benim rahmetim gazabıma üstün gelir diye yazdı. Allahu ekber. Düşün. Allah Celle Celaluhu arşının üzerindeki yanında bulunan kitaba bunu yazdı. O bunu herhangi bir yere, yüce dağlara, semaya dahi yazabilirdi. Fakat Allah'ın rahmeti bu denli yüce ve şerefli ki bunu yanındaki bir kitaba yazmayı tercih etti. Peki neden Allah'ın rahmetinden ümit kesiyorsun? Allah'ın rahmeti her şeyi kuşatmışken seni neden kuşatmasın ki? Düşün kardeşim. Bir daha düşün ve bak. Allah'ın rahmeti 99 kişiyi öldürüp sonra da bu öldürdüklerini yüze tamamlayan zahiren bakıldığında senden daha kötü durumda olan kimseyi dahi kuşatmıştır. Oysa sen bir kimseyi haksız yere öldürmedin ki. O zaman sana nasıl rahmet etmesin? Kainat ilk yaratılıştan sonuna kadar denizlerin sularla, atmosferin havayla dolu olduğu gibi Allah'ın rahmetiyle doludur. Allah'ın rahmeti hakkında ne söylersek söyleyelim, ne düşünürsek düşünelim, Allah'ın rahmeti, merhameti bunun kat kat üstündedir. Şöyle diyebilirsin, ben Allah'ın rahmetine nasıl ulaşabilirim? Bunu elde etmek için ne yapmam gerekiyor? Şunu aklından çıkarma ki Allah'ın rahmetiyle senin aranda sadece O'nun rahmetini istemen vardır.'' Sen bunu istediğinde sana mutlaka verecektir. Çünkü o, rahmeti gazabını geçmiş olan, yüceler yücesi olan Allah'tır. Allah Celle Celaluhu'ya yakınlaşmanın artmasıyla birlikte, sana ne yapmasını istiyorsan, neyi yapmasını düşünüyorsan, zannediyorsan Allah onu senin için yapacaktır. Evet, neyi zannediyor, neyi istiyorsan, sana merhamet edeceğini zannediyorsan, merhamet edecektir seni ateşten kurtaracağını zannediyorsan, ateşten kurtaracaktır. Firdevsi alada ağırlayacağını zannediyorsan, seni firdevsi alada ağırlayacaktır. Gerçekten durum senin düşünmen kadar basittir. Bu benim sözüm değil, bu alemlerin Rabbi olan Allah'ın sözüdür. Allah Celle Celaluhu'nun kutsi hadiste bizzat ne dediğine kulak ver. Ben kulumun zanlı üzereyim o artık dilediğini zannetsin. Subhanallah. Kıymetli kardeşim, Allah'tan istediğinde sana muhakkak icabet edecektir. Fakat senin onun rahmetini talep ettiğinde sana vereceğine içten inanman gerekir. Allah'a, duanıza icabet edeceğine inanarak dua edin. Eğer bunu yaparsan, istediğin ve umduğundan fazlasını verecektir. Fakat bir şartla. O da, rica olması, temenni olmamasıdır. Rica ile temenni arasındaki fark. Rica, amelle birlikte olan durumdur. Yani Allah'ın rahmetini, O'nun emirlerini yerine getirerek kazanmandır. Temenni ise emirlerini yerine getirmeksizin, herhangi bir amel yapmaksızın yapılan zanlardır. Senin Allah'ın bu rahmetini, merhametini hissetmen, onun rahmetinin seni sarıp kaplaması yine onun rahmetinin varlığından kaynaklanmaktadır. Dünyada durum böyledir. Ahirette ise Allah'tan beklentimiz, ümidimiz çok daha büyüktür. Yaratılanlar, kıyamet gününde Allah'tan bir rahmet gördüklerinde artık hiçbir kusur, günah akıllarına gelmeyecek, hiçbir eza onlara sıkıntı vermeyecektir. Zira yaratılanlar buna büyük umutlar bağlamıştır. Tabii. Buna ulaşmak, bunu elde etmek için uğraş içerisinde olmak gereklidir ki bu da Allah'ın koymuş olduğu bir şarttır. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostudurlar. İyiliği emrederler, kötülükten sakındırırlar. Namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler ve Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte Allah'ın kendilerine rahmet edeceği bunlardır. Şüphesiz Allah üstün ve güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir. İşte sana kriter kardeşim. Şartları yerine getir ve Allah'ın sana olan merhametiyle müjde içerisinde ol. Eğer insan bunca merhametten, açılan kapılardan sonra masiyette ısrar eder, bu yüce rahmet kapısından girmezse, Allah'ın kötülükleri iyiliklere çeviren, her şeyin üstünde olan rahmetini kaybetmiş olacaktır. Dolayısıyla Allah'ın rahmeti onu kuşatmayacak ve merhamet edilmeyi hak etmeyecektir. Tüm bunlardan sonra Allah'ın bu fazlından, kereminden daha fazla ne istenebilir ki? Evet kardeşim. Allah'ın rahmetine yakınlaşmak ne de hoştur. Bir idrak edebilsek onun rahmetine yaklaşmak için neler yapmazdık. Sakın uzak zannetme. Bilakis yakındır. Hatta çok yakın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Rahman merhamet edenlere merhamet eder buyurmaktadır. Yeryüzünde bulunanlara merhamet et ki, semada olan da sana merhamet etsin. Yeryüzünde bulunan Allah'ın razı olduklarına merhamet et ki, Allah Celle Celaluhu sana hiçbir yardımcının, şefaatçinin olmadığı günde merhamet etsin. Eğer merhametli değil de katı kalpliysen buna yakınlaşamayacağını bilmelisin. Bak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Kardeşim, senden talebim beraberce silkelenelim. Kıyamet gününde onun rahmetinin altında toplanmak için harekete geçelim. Şimdi söz verelim. Bu kısacık, hızlı geçen, küfrün tahakkümünü kurduğu ve bizim Allah'tan başka yardımcımızın olmadığı hayatta gücümüz yettiğince Allah'ın rahmetine koşalım. Allah'ın dinine gücümüz yettiğince hizmet edelim. Nerede bir salih amel varsa orada biz olalım. Nerede bir ecir, nerede bir cennetliklerin ameli varsa orada beraber olalım. Allah'ın rahmetine, merhametine şefkatine nail olmak için koşturalım. Böylece hep beraber peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle, Allah'a iman edenlerle beraber cennet bahçelerinde, cennet nehirlerinde Allah'ın izniyle buluşalım. Onlar ne güzel arkadaştırlar. Allah Celle Celaluhu bizi dünya ve ahirette merhametiyle kuşattığı ve merhametine ulaşan kullarından eylesin. Allahümme amin. Allah sana gazap ettiğinde, Allah'ı kızdırarak insanların rızasını kazanmaya çalışan kimseye hem Allah kızar hem de insanların ona kızmalarını sağlar. i̇bn Hibban Allah sana gazap ettiğinde, Kıymetli kardeşim, şimdi ise hiçbir kulun hoşnut olmayıp her kulun korkacağı ve mutsuzluk hissedeceği bir durumdan sana bahsetmeye çalışacağım. Şunu unutmamalısın ki Rabbimiz El Halim ve El Kerim olandır. O mümin kullarına çok merhametlidir. Lakin onun kullarına kızdığı, gazaplandığı durumlar da vardır. Kulları onun verdiği bunca nimete rağmen azgınlaştıkça azgınlaşıp hesabı olmayacakmış gibi bir isyandan başka bir isyana geçip duruyorken Allah'ın gazap etmesi neden olmasın ki? Hatırlarsan Allah Celle Celaluhu'nun merhametli ve rahmet sahibi olduğunu söylemiştik geçen oturumumuzda. Bununla beraber gazabı ve hiddeti çok çetin olan yine Allah'tır. Şüphesiz ki Rabbinin yakalaması çok çetindir. Allah, kuluna gazaplandığı zaman kainattaki hiçbir varlık yoktur ki O kula gazaplanmasın, kızmasın, öfkelenmesin. Günde en az 17 defa okuduğun Fatiha Suresi'nin son ayetine bir bak. Orada bir incelik göreceksin. Gazaba uğramışların. Dikkat edersen Allah burada gazap ettiklerinden bahsederken gazap ettiklerim demiyor. Gazaba uğramışların diyor. Bunun yanında ayetteki senin nimet verdiklerinin yoluna ifadesinde tekil getirirken gazaba uğramışların derken çoğul getirmiş ve her şeyin bahsi geçen kişilere lanet ettiğini ifade eden bir kelime kullanmıştır. Bunun sebebini düşün kardeşim. Zira Allah bir kuluna kızdığı zaman kainattaki her varlık ona kızar. Öyle ki melekler, gökyüzü, tüm eşya ve bitkiler hatta hayvanlar dahi gazap eder. Fudayl bin İyad radıyallahu anh diyor ki, Allah'a yemin olsun ki ben eşimin, bineğimin, hizmetçimin, ahlakının huyunun değişmesinde günahlarımın etkisini görürüm. Ey kardeşim! Allah'a yemin olsun ki hayvanlar dahi Allah'ın ayetteki gazaba uğramışların ifadesini hissetmektedir. Çevrene şöyle bir bak. Ölçüsü Allah'ın rızası olmayan nice insan var değil mi? Bunlar Müslümanlardan da olabiliyor. Öyle ki Allah'ın rahmet ettikleri müstesna insanları razı etmek, liderlerinin gözüne girmek, iş, rızık, aile ve gelecek kaygısından ötürü Rabbinin rızasını insanların rızasına satan nice kimseler var. Kendi maslahatları adına Rabbinin rızasını göz ardı ederek haram, yasak olan durumları işlemeye ne kadar da gayretkar olurlar halbuki en büyük maslahat Allah'ın birlenmesi ve rızası olmalıdır Allah'ı kızdırarak insanların rızasını kazanmaya çalışan kimseye hem Allah kızar hem de insanların ona kızmalarını sağlar Allah celle celaluhu bir kimseye kızdığı zamansa o kişi ne yaparsa yapsın asla iflah olamaz ta ki Allah bu gazabı ondan kaldırana dek eğer kişi günahta ısrar etmeye devam ederse Allah'ın gazabı daha çok yaklaşır ve daha da şiddetli olur. Allah'ın gazabını üzerinden nasıl kaldırırsın? Rabbimizin isyan eden kulunu cezalandırması ona müşkil olan bir durum değildir. Fakat rahmeti azabından bol olan Allah kuluna kızmasıyla beraber ona mühlet verip yumuşak davranır. Zira Allah'ın verdiği bu süre kula verilmiş olan büyük bir fırsattır. Dolayısıyla bu zaman Allah'ın kullarına bahşettiği bir merhale olup kişinin herhangi bir durum gerçekleşmeden önce Rabbini çabucak razı etmesi için sınırlandırılmıştır. Bu merhalede olan kimselerin bu merhale bitmeden fırsatı kaçırmaması, hemen kullanması gerekir. Zira bu merhale mühlet merhalesidir ki bu mühletin bir sonraki aşamasında İntikam ve cezalandırma merhalesi bulunmaktadır. Allah beni ve seni bundan muhafaza etsin. Şunu bilmelisin ki Allah kuluna kızdığı zaman ondan hemen doğrudan intikam almaz. Bilakis ona bir mühlet verip yaşamaya bırakır. Bunun yanında da Allah ona kızgındır. Umulur ki Rabbine döner. Ona isyan etmeyi ve ondan başkasını yeryüzünde ilah kabul etmeyi bırakır diye. Unutma ki kardeşim Bazen Allah Celle Celaluhu kuluna kızgındır fakat kul bunun farkında değildir. İnsanlara bir göz gezdir. Allah'ın kendisine gazaplanıp gazaplanmadığını merak eden kaç kişi var? Acaba kaç kişi Rabbim bana şu an kızgın mı demekte? Dünyada şu an yaklaşık 8 milyar insan var. Bunların derdinin ne olduğuna bak. Dünya hırsı, rahatlık, Şehvet dilediği gibi yaşamak için kokuşmuş ideolojilerine olan rağbetleri. Hepsi Allah'ın gazaplanmasına sebebiyet verecek olan durumlar değil mi? Bunun yanında bir de tüm bu çirkin yaşantılarına rağmen es -sabur olan Allah'ın onlara nedenli sabrettiğine bak. Subhanallah. Allah'ın sana kızgın olup olmadığını nereden bileceksin? Bu cevabı oldukça basit bir sorudur. Cevabını bulmak için ciltlerce kitap okuyup kapı kapı dolaşmana hacet yok. Şöyle ki, eğer kul günahında ısrar ediyorsa bu, Allah Celle Celaluhu'nun bu kimseye fiilen kızgın olduğunun göstergesidir. Bunun haricinde ise Allah'ın kuldan alacağı bir de intikam vardır. Bu kimse aklı selimse intikamdan önce kendisine tanınan fırsattan istifade etmelidir. Allah'ın kızgın olduğunun bir diğer emaresi de kişinin başına gelen helaktır. Ki artık bu durumdan ne kaçış ne de geri dönüş mümkündür. İbni Kayyım der ki, Allah Celle Celaluhu kullarının tümünü helak etse bu onun mülküne hiçbir şey katmaz. Bilakis onun rahmeti gazabını geçmiştir. Bu onun yüceliğindendir. Peki mühlet verme süresi bittiğinde ne olacak biliyor musun? mühlet verme süresi de dolunca intikam merhalesi başlayacak. Bundan Allah'a sığınırız. Bu merhale çok zor bir merhaledir. Bu merhalenin çeşitli sıkıntıları vardır. Nitekim Allah da bunlardan dilediğini seçer ki her günahkar, asi kul layık olduğuna muhatap olur. Öyleyse kardeşim, Allah'ın sana olan gazabını hissettiğin anda bunu gidermenin bir yolu olduğunu unutma. Hem de Allah'ın gazabından rızasına giden bir yol. Allah'ın gazabını rızasına çevirmenin yolu. Kardeşim, bir çıkmazda olduğunu, mutlak bir yardıma ihtiyacın olduğunu düşün. Seni bu çıkmazdan kurtaracak bir kimse aramalısın ki o da sadece ve sadece Allah'tır. Sana olan gazabını giderecek olan yegane zat da yine Allah'tır. Şöyle bir çevrene bak. Her şeyden kaçarak kurtulabilirsin. Lakin Allah'tan kaçmak mümkün değildir. Bilakis Allah'ın gazabından kaçış yine Allah'a olur. O halde Allah'a doğru kaçın. Allah Celle Celaluhu ile muamelenin, Allah'la olan ilişkinin diğerlerinden ne kadar farklı olduğunu gördün mü? Öyleyse O seni nasıl bu ikilemden çıkmazdan kurtaracak biliyor musun? Ona iltica edip de O'na yönelirsen seni kurtaracaktır. Bu yüzden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etmiştir. Sığınmak ve sakınmak ancak sana yönelmekle olur. Dolayısıyla kardeşim sen de bu kelimelerle Allah'ın gazabından yine Allah'a sığınmalısın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanların en zekisi, Allah'ı en iyi tanıyan olmasıyla beraber duasında bu üslubu kullanmıştır. Yine başka bir duası şu şekildedir. Allah'ım, öfkenden rızana sığınırım. O sallallahu aleyhi ve sellem kelimelerini özenle seçerek dua ederdi. Zira Allah Celle Celaluhu bana dua edin ki icabet edeyim buyurmaktadır. Evet kardeşim, ona duayı öylesine özenle yap ki adeta onunla tüm hislerinle konuşur gibi ol. Kalbinin derinliklerindeki tüm hislerinle ona münacat et. Allah'ım, Rabbim sensin. Senden başka ilah yoktur. Beni yaratan sensin ve ben senin kolunum. Gücüm yettiğince sana verdiğim söz ve bana vaat ettiklerinin üzerindeyim. Bana verdiğin nimetlerle işlediğim günahları itiraf ederek huzurundayım. Beni bağışla ki senden başka günahları kimse bağışlayamaz. Senden başka ilah yoktur. Tüm eksik sıfatlardan münezzehsin.'' Şüphesiz ben zalimlerden oldum. Bu ve benzeri dualarla ona yaklaş. Ona dost doğru, ona muhtaç olan bir kul ol ki o da senden razı olsun. Ve hiçbir zaman umudunu yitirme. Öyle ki sen gerekli olan mukaddimeleri yaptığında, yani tevekkül ettiğinde o sana zaten icabet edeceğini yüce arşının üzerinden haber etmiştir. Kullarım sana beni sorduğunda ben onlara çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin duasına karşılık veririm. O halde kullarım da benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulsunlar. Kardeşim, eğer biz Rabbimizden bizden gazabını kaldırmasını ve bizden razı olmasını istemezsek Allah'ın gazabı kat kat katlanacaktır. Kim Allah'tan istemezse Allah ona gazaplanır. Kardeşim Allah'ın mühletini bitiren bir başka mesele de çoğu insanın da gaflete düştüğü gibi hafife aldığın bir günahın olabilir. Bir günah ne kadar küçük olursa olsun Allah'ın gazabı durumunda çok büyük hale gelecektir. Bazı hikmet sahibi kimseler bunu gözün serapta cisimleri büyük gördüğü gibi günah da kızgınlık anında büyür şeklinde açıklamışlardır. Zira bu çok yerinde bir tespittir. Hayatına bir bak sakin olduğun zamanlarda tahammül ettiklerinle kızgın olduğun anlarda tahammül edemediklerini gözden geçir. O zaman öfkenin hatayı gözünde ne kadar büyüttüğünü sen de anlayacaksın. En yüce misaller Allah'a aittir. Allah'ın gazabı, kızgınlığı da bu şekildedir. Senden razı olduğu zamanlar yaptığın hataları örter, affeder. Aksi durumda gazabına uğrarsan son merhalede Artık her yaptığın günah seni daha çok çıkmaza itecektir. Zira yüce Allah senin yaptığın günahlara tahammül etmeyecektir. Şair ne güzel demiştir. Sevdiğim kimse bir günah, kusurla gelse ona yardımcı olacak binlerce iyilik getiririm. Hikmetli alimlerimizden İbn Kayyım'ın yapmış olduğu bir tespiti seninle paylaşmak istiyorum. Ey kuruntu ve temennilerle aldanan kişi. İblis kendisine emredilen tek bir secdeyi terk ettiği için lanete uğradı ve şerefli konumundan aşağı indirildi. Adem aleyhisselam yediği tek bir lokma nedeniyle cennetten çıkarıldı. Katil kimse cenneti gördükten sonra bir avuç kan sebebiyle oraya girmekten engellendi. Zinakar kişi tenasül uzvundan parmak ucu miktarını kendisine helal olmayan bir yere girdirdiği için ölümlerin en berbatıyla cezalandırıldı bir kelimelik zina iftirası veya bir damla içki sebebiyle sırta kırbaç vurmak emredildi. Üç dirhem nedeniyle uzuvlardan birisinin kesilmesi emir buyuruldu. Bu nedenle sakın ha masiyetlerden sadece bir tanesini işlemekten dolayı Allah'ın seni ateşte hapsetmesinden yana emin olma. Allah asla bunun sonucundan çekinmez. Bir kadın sadece bir kedi yüzünden cehenneme girdi adamın birisi bir söz söyler ve bu söze nasıl bir sonuç doğuracağına aldırış etmez ama sırf bu söz sebebiyle cehennemde doğuyla batının arasından daha uzak bir yere atılır. Adam 60 sene boyunca Allah'a ibadet eder ama ölüm vakti gelip çatınca vasiyetinde zulmeder ve bu nedenle kötü amelle hayatı noktalanır. Sonunda da cehenneme gider. Kardeşim, burada bilmen gereken diğer bir husus da Allah'ın rızasını kazanmanın kolay olduğudur. Zira onun ihsanı, kulunun küçük bir ameliyle ondan razı olacak kadar geniştir. Yaptığın onca günaha karşılık, anlık samimi bir tevbe, onun rızasını kazanmana vesile olur. Bu, Allah'ın kullarına olan rahmeti ve fazlındandır. Buna hadisten bir örnek verelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, gizli verilen sadaka Rabbin gazabını söndürür. Unutma kardeşim, alemlerin Rabbi olan Allah senden daha fazla rızasını kazanmanı istemektedir. Allah sizin tevbenizi kabul etmek ister. Şehvetlerine uyanlar, kötü arzuların esiri olanlarsa büsbütün yoldan çıkmanızı isterler. Allah sizden yükünüzü hafifletmek ister. Çünkü insan zayıf yaratılmıştır. Oysa ki Allah'ın bunca rahmeti ve fazlına rağmen bazen insana bunların hiçbirisi işlemez. Sanki Allah'ın rahmetini elinin tersiyle itmektir gayesi. Hatta benim mutlaka cehenneme girmem lazım dercesine günahlarında ısrar eder. Bu Allah'ın kendisinin fiiline kızgın olduğunu bildiği halde günahında ısrarcı olmak değil midir kardeşim? Oysa rahmeti bol olan Allah kişiyi tevbeye davet etmekle beraber yeryüzündeki kullarını buna vesile edip onlara nasihat edendir. Zira kişi günahında bunca ısrarlı davranmasına rağmen Allah, o kişinin kendisine dönüp tevbe etmesini istiyor. Allah, gündüz günah işleyenlerin tevbesini kabul etmek için geceliğin elini açar. Gece günah işleyenlerin tevbesini kabul etmek için de gündüz elini açar. Düşünebiliyor musun? kainatın yaratıcısı her gün bize bunu yapıyor. Çevrene bir göz gezdir. Sen hata yaptığında bir tahammül ederler, iki tahammül ederler, aynı hata tekrarlanırsa affetmezler. Sana kızgın oldukları zaman onlarla konuşmaya da çekinirsin. Oysa Allah Celle Celaluhu kuluna karşı böyle değildir. Şöyle bir örnek verelim. Bir iş yerinde çalışıyorsun, iş yerinin sahibi sana oldukça kızgın. Sen onun yanına girmek zorundasın nasıl konuşacağım diye tereddüt içerisindesin. Kapıdan içeriye girer girmez seni gülerek karşılıyor. Onun gülmesiyle beraber senin o tereddüt içerisinde olan hislerin tamamen değişiyor. Seni bir rahatlama alıyor. Bu hissi mutlaka yaşadığını biliyorum. Bunların hepsinden daha yüce, daha önemli olansa Allah'tır. Onun için en güzel misaller vardır. Bunları hissedeceğin öyle bir zaman var ki orada ebedi mutluluğa kalbin, yüreğin açılacaktır. O gün kıyamet günüdür. O günü bir düşün. Terler içerisinde hükmünü bekleyecek ve münadi senin ismini Allah'ın huzurunda durman için okuyup çağırdığında korku dolu anlar yaşayacaksın. O gün Allah tüm gazabını bir kenara bırakıp sana rahmetiyle muamele ettiğinde bir anda dünyadaki rahatlık hissinin kat kat fazlasını yaşayacaksın. Kalbin rahatlayacak, gönlün genişleyecek. Nasıl bir duygu içerisinde olacağını tahmin ediyor musun? Allah Celle Celaluhu'nun gazabından eminken bir anda senden razı olduğunu söylemesi sende nasıl bir etki oluşturacak tahmin edebiliyor musun? Gözlerinin parladığını hisseder gibiyim. Evet kardeşim. Allah'ın gazabı üzerimizde varsa bunu tespit etmeli, süratle bunu gidermeye gayret etmeliyiz dedik. Düşün, yıllar önce iman etmiş, şirkin pençelerinden sıyrılmışsın. Fakat yıllar senden imanını, amelini gideriyor. Bu da yetmiyor. Allah için her şeyi terk etmenle beraber onun gazabına müstehak oluyorsun. Eğer bu durum söz konusuysa acilen kendine gelmeli ve onun gazabını rızasına çevirmelisin. Allah seni ve beni gazabından uzak tutsun, rızasına nail eylesin. Allahümme amin. Allah senden haya ettiğinde sana kavminden salih bir adamdan haya ettiğin gibi Allah'tan haya etmeni tavsiye ediyorum. Taberani Allah senden haya ettiğinde Allah'ın insana bahşettiği duyguların en şereflisi hayadır. Bu değerli duygu peygamberlerin bizlere bıraktığı ahlaki bir mirastır. Ki ashabın insanların en hayalısı, Evlilik çağındaki genç kızdan daha hayalı diyerek vasfettiği haya peygamberi haya imandandır buyurmuştur. Peki nedir haya? Kişiyi Rabbinin emirlerine icabet etmeye uygunsuz hallerinde Rabbinin her ne kadar başaramayacak olsa da görmesine ve duymasına engel olmaya, her hal ve durumda Allah'ı tazim etmeye ve saygıya sevk eden duygunun adıdır. Allah'ın güzel isimleri ve yüce sıfatları bilindiğinde kulun ondan haya etmesine şaşmamak gerekir. Şaşılması gereken böylesi yüce bir ilahtan haya edilmemesidir. Asıl garip olansa Allah'ın bizden haya etmesidir. Yanlış duymadın kardeşim. Yüceler yücesi Rabbimiz bizden haya ediyor. Resulullah'ın şu hadisini her okuduğumda bu hususu hep düşünmüş ve şaşırmışımdır. Şüphesiz ki Allah çokça haya sahibi ve kerim olandır. Kulu kendisine ellerini açtığında onu boş bir şekilde geri çevirmekten haya eder. Subhanallah. Allah Celle Celaluhu kendisine dua eden kulunun elini boş çevirmiyor ve hemen ona bir şey veriyor. Çünkü o kendisine kalkan elleri bomboş geri çevirmekten haya etmekte. Allah kendisine kalkan ellere üç şekilde icabet eder kimi zaman kulun istediğini vererek, kimi zaman daha güzelini vererek, kimi zaman da ya bu dünyada ya da ahirette vererek boş çevirmez. Çünkü o, el-kerim olan, çokça haya sahibi olandır. Şunu unutmamalısın ki, haya Allah'ın zatında sabit olan bir sıfattır. Bunun keyfiyetini bilemeyeceğimiz gibi yarattığı mahlukatından hiçbirinin hayasına hiçbir yönüyle benzemeyeceği de açıktır onun benzeri hiçbir şey yoktur. O hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Bir diğer husus kardeşim, Allah'ın haya etmesinin iyilik ve cömertlik gibi semereleri de bulunmaktadır. Öyle ki Allah Celle Celaluhu bir kulundan haya ettiği zaman ona hayrın birçok çeşidi ulaşır. Gerçekten ne garip bir durumdur. İsteyen kimsenin haya etmesi gerekirken istenen zat haya etmektedir. Buna karşılık isteyen de hiçbir duygu ve hisse kapılmamaktadır. Yahya bin Muaz'ın kulu günah işler fakat o haya eder sözü ise bundan daha şaşılası bir durumu gözler önüne sermektedir. Kardeşim, bizim kendi kendimize şunu düşünmemiz lazım. Allah benden haya ediyor. Peki ben kimim ki Allah benden haya ediyor? Bizden bir kişinin koca bir şehirde işgal ettiği alan nedir? Denizdeki bir damla su misalidir. Şehrin yıldızlara oranı da denizdeki bir damla su misalidir. Gördüğümüz tüm yıldızların hepsinin diğer büyük yıldızlara oranı çöldeki bir kum tanesi gibidir ve bunların hepsi dünya semasında görünendir. Onun üstündeki ikinci sema birincisinden, üçüncü sema ikincisinden daha büyüktür ki bunların her biri o kadar büyüktür ki en son teknoloji dahi bu kat kat semalara oranla en fazla bir arpa boyu yol alabilir. Ve bu şekilde yedinci kat semaya kadar gider. Bu da en büyük sema tabakasıdır ki bunun üstünde Rahman'ın arşı vardır. Rahman arşa istiva etti. Şimdi soralım kendimize, ben kimim ki Allah benden haya etsin? Haya eden Rabbimize karşı muamelemiz nasıl olmalı? Öncelikle haya eden Rabbimize karşı biz de haya etmeliyiz. Zaten bu, onun bize yaptıklarının karşısında çok küçük bir karşılıktır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bizi buna teşvik etmiştir. Sana kavminden salih bir adamdan haya ettiğin gibi Allah'tan haya etmeni tavsiye ediyorum. Eğer yaratılanlardan haya ediyorsak, Yaratandan nasıl haya etmeyelim? Şurası bir gerçektir ki bu duygu kendisinde gerçek manasıyla yerleşmiş olan kimse Allah'a karşı masiyet işlemekten haya eder. Bunun sebebi kalbinin Rabbine karşı hayayla dolu olmasıdır. Masiyeti terk ettiği oranda da Allah'ın yanında izzetli kimse olmuş olur. İbni Kayyım der ki kim Allah'tan masiyet anında haya ederse kıyamet günü Allah'ın vereceği cezadan da haya eder masiyet anında Allah'tan haya etmeyen, kıyamet günü Allah'ın vereceği cezadan da haya etmez. Kardeşim, aslında Allah Celle Celaluhu, masiyeti kendisinden haya ederek terk edeni, kendisinden korkarak terk eden kimselerden daha çok sever. Bununla beraber ikisinde de hayır ve hidayet vardır. Birinin kalbi, Cezayı düşünerek masiyeti terk ederken, diğerinin kalbi Allah'ı tefekkür ederek terk eder şüphesiz kalbi Allah'ı tefekkür ederek masiyeti terk eden daha faziletlidir. Başka bir farksa korkan kimse kendi nefsini gözetir ve onu korumak için çabalar. Fakat haya edense Rabbini gözetir. Onun azametini düşünür. Burada da haya eden sadece korkarak terk edenden daha faziletlidir. Fakat unutma ki kardeşim her ikisinde de hayır vardır ve ikisi de ecirlerini alacaktır. Allah'ın önünde birçok insan sevgi, korku, reca, ümit duygularını Allah'a yönlendirirken haya duygusunu hissedenler çok nadirdir. Allah'a karşı haya duygusuna sahip olan bu nadir topluluk kısımlara ayrılır. Bazıları Allah'ın kendisine çokça nimet vermesinden dolayı haya eder, bazıları Allah'a karşı çok hata ettiklerinden dolayı haya eder bazıları da salih amellerde yaptıkları kusurlardan dolayı haya eder. Yani o salih ameli yapar, bununla beraber Rabbine karşı daha çok amel takdim etmeyi istediğinden ve çok az amel yaptığından dolayı haya eder. Örneğin hayatının tümünü Allah'ın yoluna adamak ister fakat az bir vaktini ayırdığı için haya eder. Veya malının çoğunu vermek ister fakat az bir kısmını verdiğinden dolayı haya eder. Bunların içinden en hayırlısı ise bütün bu sebeplerden dolayı Allah'a karşı haya eden kimsedir. Kardeşim, salihlerin Allah'a karşı olan hayaları çok fazlaydı. Örneğin Fudayl bin İyad, Arefe gününde ki bugün çok büyük bir gündür, insanlar dua ederken ağlamasının şiddetinden dua edememiştir. Güneş batmaya yaklaşmış ve Arefe günü sona ermeye başlayınca kafasını semaya kaldırmış ve günahlarını düşünerek sen beni affetsen de vah yaptığım o çirkin işlere. Sen beni affetsen de ben senden haya ediyorum. Sen beni affetsen de vallahi ben senden haya ediyorum diye ağlayarak yakarmıştır. Ebubekir Bekir radıyallahu anh bir gün insanlara şöyle hitap etmiştir. Ey insanlar! Allah'tan haya edin. Nefsimi elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki ben hacetimi giderirken Allah'a olan hayamdan dolayı yüzümü örterim. Bunların yanında şunu sana söylemek isterim ki haya asla eskilerin kıssalarında kalmamıştır. Bilakis bu zamanda da var olması gereken bir husustur. Arap ülkelerinin birisinde bir hatip hutbe verir. Hutbenin içeriği Allah'la karşılaşmayla ilgilidir. Hutbe bittikten hemen sonra yanına bir adam gelir ve adamın yüzü kıpkırmızı kesilmiş, ağlamaktan yüzü değişmiştir. Şu soruyu sorar: Kıyamet günü günahlarım Allah'ın karşısında açığa çıkacak mı? Hatip: Sen bu günahlardan tevbe et. Onların hepsi Allah'ın izniyle iyiliklere dönüşür. Adam bu sefer daha kesin ifadelerle soruyu sorar: Kıyamet gününde Günahlarım Allah'ın karşısında açığa çıkacak mı çıkmayacak mı? Hatip, eğer tevbe edersen bu günahların mizanda iyilik tarafına konacak, kötülük tarafına konulmayacaktır. Adam bir daha sorunca Hatip ona ne oldu sana ki bunu tekrar tekrar soruyorsun diye sorar. Adamsa vallahi haya ediyorum. Allah'tan haya ediyorum der. Kardeşim, sen Allah'tan haya edersen Allah da buna karşılık senden haya edecektir. Şimdi Allah'ın bizimle olan şu muamelesine dikkat etmeni isterim. Kul ellerini kaldırıp Allah'tan istediği zaman Allah Celle Celaluhu ondan haya etmektedir. Kul Allah'ın haya ettiğini bildiği zaman aynı şekilde o da Rabbinden haya edecektir. Allah da bunun karşılığı olarak yine ondan haya edecektir. Kardeşim Allah'tan haya etmeyi hayatında denemeye çalış. Bu şuur Allah'la muamelede apayrı bir atmosferdir. İlahımız çok yüce ve merhametli olandır. O El Vedud olan, El Halim olan ve bizden haya edendir. Vallahi o bizim ondan haya etmemize daha hak sahibidir. Hatta hayatımızda da haya etmemize ondan daha hak sahibi hiç kimse yoktur. Allah'a karşı hayalı olmakla ilgili sana bir tavsiyede bulunmak istiyorum. İnsan güzel hasletleri bir defada elde edemez. Hayalı olmak için çaba gerekir. Önce insanlara karşı hayalı olmayı öğrenmek gerekir. İnsanlara karşı haya duygusu alışkanlık haline geldiğinde her şeyi işiten, gören, bilen ve haberdar olan Allah'a karşı da haya duygusu elbette kendiliğinden oluşmuş olacaktır. İçinde bulunduğumuz çağ maalesef hayasızlık çağıdır. Özgüven, öne çıkma, kendini ispat veya başarı gibi kavramlar saadet sebebiymiş gibi nesillere sunulmaktadır. Ve haya, saygı, edep gibi İslam ahlakının değerlerinin buna engel olduğu empoze edilmektedir. Haya ve edep sahibi gençler silik, ezik gibi lanse arsız, kendini bilmez, YouTube, TikTok ve benzeri mecralarda kendisini pazarlayan gençler başarılı girişken sosyal olarak tanımlanmaktadır. Böyle bir vasatta Müslümanın çok daha dikkatli olması zorunluluktur. Modern cahiliyenin dayattığı ahlaksızlığa, hayasızlığa karşı İslam'ın haya ahlakıyla ahlaklanması ve yeni gelen nesli bu duygularla terbiye etmesi gerekir. Zira Allah'a karşı hayalı olmanın ve haya eğitiminin yolu bu duygunun somut hale getirilmesinden geçer. Allah'tan dileyim, haya nimetini içimizde daim kılması, bizleri kendisinden haya etmekle rızıklandırmasıdır. Allahümme amin. Allah seni kıskandığında. Allah kıskançtır, mümin de kıskançtır. Allah'ın kıskanması, müminin Allah'ın haram kıldığı şeyi yapmasıdır. Buhari Allah seni kıskandığında Sa'd bin Ubade radıyallahu anh Hazreç kabilesinin lideriydi. Kendisi kıskançlığıyla halk arasında meşhur olmuştu. Kıskançlığı öyle bir derecedeydi ki kendisi bir kadını boşadığı zaman insanlar o kadınla evlenmeye korkardı. Allah Celle Celaluhu zinada dört şahidin getirilmesi hükmünü indirdiğinde kendisi şöyle demişti eğer bir adamı karımla görsem kılıçla onu vururum. Bu durum Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ulaşınca Allah Resulü, Sad'ın kıskançlığına mı şaşırıyorsunuz? Allah'a yemin olsun ki ben ondan daha kıskancım. Allah da benden daha kıskançtır. Bundan dolayı Allah gizli ve açık her türlü fuhşu yasaklamıştır demiştir. Evet kardeşim, yanlış duymadın. Şüphesiz Allah Celle Celaluhu, kulunu haramlara düşmesinden dolayı kıskanır. Zira kulun haramlara düşüp onun yasaklarını çiğnemesi onun asla hoşuna gitmez. Öyleyse Allah'ın bu muamelesinden dolayı yapılması gereken nedir? İlk adım Allah'ın seni kıskanmasından ötürü sevinmelisin. Çünkü alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaluhu'nun haramlara düşmenden ötürü seni kıskanması aslında seni kendisine yakın olarak görmesinin bir delilidir. Allah Celle Celaluhu bununla da kendisine dönmeni istemektedir. Allah sizin tevbenizi kabul etmek ister. Şehvetlerine uyanlar, kötü arzuların esiri olanlarsa büsbütün yoldan çıkmanızı isterler. Allah sizden yükünüzü hafifletmek ister. Çünkü insan zayıf yaratılmıştır. Allah'ın kullarına olan lütfunu gördün mü kardeşim? Kul Allah'ı kendisine özen gösteren, onu koruyan ve haramlardan dolayı kıskanan bir ilah olarak bildiğinde bununla Allah'a yakınlık duymayı hissedecek ve onu çok sevecektir. Dolayısıyla Allah'ın seni sana zarar verecek olan hallerden kıskanması senin için en büyük övünç vesilesidir değil mi? Allah kıskançtır. Allah'ın kıskanması, müminin Allah'ın haram kıldığı şeyi yapmasıdır. İkinci adım, bu konuda Allah'a karşı güzel muamelelerden bir tanesi de sende var olan kıskançlığın Allah Celle Celaluhu'nun kıskançlığına uygun olmasıdır. Yani Allah'ın kulunu kıskandığı hallerde senin de aynı şekilde kıskançlık hissetmendir. İnsandaki kıskançlık ya fıtridir ya da sonradan kazanılmış bir haslettir. Bazı insanlar haramlardan fıtri olarak çekinirken, bazıları ise haramlara karşı sadece Allah için kıskanma duygusunu benliklerinde oluştururlar. Allah'ın sevdiğini sevip sevmedikleri hususunda kendilerini hesaba çekerler. Eğer Allah bu yapılanı sevmiyorsa kendisi de sevmez. Böylece Allah'ın yasakları çiğnendiğinde, Allah için bir kıskançlık duygusu içerisinde olur kardeşim. Allah Celle Celaluhu senin kalbinin kendi zatına uygun olduğunu görmek ister. Zaten bu kalp amellerinin bir parçasıdır. Allah Celle Celaluhu sadece bedeninin amel etmesini istemez. Aynı şekilde kalbinin de amel etmesini ister. Düşünsene, sadece görüntü itibarıyla senin dostun olduğunu söyleyen, fakat kalbinde hiçbir duygu beslemeyen kişinin senin yanında herhangi bir değeri olabilir mi? Sen de bilmektesin ki etkileşimin temel dinamiklerinden bir tanesi kalbindeki hissettiğin duygulardır. Sevgi, korku, ümit, kıskançlık, Allah'tan haya etmek gibi hislerin hepsi önce kalpte yer bulur. Daha sonra senin azalarını Allah'ın rızası doğrultusunda harekete geçirir. Kalp amelleri ve azaların amelleri, bir ağacın kökleri ve dallarındaki ürün gibidir. Kökün olduğu toprak ne kadar verimli, bakımı da ne kadar güzelse vereceği ürün de o kadar kaliteli olur. Allah her ikisini de bizden istemiş ve her ikisinden de bizi hesaba çekecektir. Üçüncü adım, Allah senin yapacağın bir fiilden dolayı kıskandığında ondan mutlak olarak uzaklaşmandır. Allah Celle Celaluhu seni sevmediği bir yerde değil, sevdiği bir yerde görmelidir. Bunu asla hafife alma. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği gibi, Allah'tan daha kıskanç hiç kimse yoktur. Düşünsene, bir erkekle bir kız konuştuğunda kızın babasının kendilerini görmesinden ve başlarına bir bela gelmesinden dolayı aşırı derecede korkar ve sakınırlar. Babanın hiddetlenmesi ve bunun sonucunda intikam dahi almasına götüren ana sebep nedir? Tabii ki kıskançlık. Şüphesiz Allah, babanın kızına olan kıskançlığından daha fazla kıskançtır. Arasındaki farkı biliyor musun peki? Kızın babası veya erkek kardeşinden gizlenmek mümkündür fakat yeryüzündeki hiçbir varlığın Allah'a gizli kalması söz konusu bile değildir. Şüphesiz ki ne yerde ne de gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Allah'ın yasaklarda kulunu kıskanmasından ötürü alacağı intikamın bundan daha çetin olacağında da hiçbir şüphe yoktur. Şüphesiz Rabbinin yakalaması çok şiddetlidir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem birçok kez ümmetini bu durumdan sakındırmıştır. Birçok hutbesinde ve meclisinde bu mevzuya değinmiştir duygu yüklü bir hutbesinde şöyle buyurmuştur. Ey Muhammed ümmeti! Kulun veya ümmetin zina ettiği vakit Allah'tan daha kıskanç kimse yoktur. Kıymetli kardeşim, Allah'ın tuzağına dikkat et. Zira hiçbirimiz Allah'ın tuzağından emin değiliz. Yoksa Allah'ın tuzağından emin mi oldular? Hüsrana uğrayan bir topluluktan başkası Allah'ın tuzağından emin olamaz.'' sana geçmiş kıssalardan değil de zamanımızda cereyan eden yaşanmış bir olaydan bahsedeceğim. Arap gazetelerinden bir tanesinde yaşanmış bir olay yayınlandı. Bu olay yazının sahibi tarafından gazeteye postalanmış. Adam bizzat kendi yaşadıklarını kaleme almış. Fakat yayıncı tarafından isminin yayınlanmaması ricasında bulunmuş. İsteği sadece yaşadıklarından insanların ibret almasıymış. Yazının içeriği ise şöyle. Ben üniversitedeydim. Birçok genç gibi benim de kızlarla alakam vardı. Bir keresinde bir kızla tanıştım. Onunla şer'i olmayan bir ilişki kurdum. Günler bu şekilde devam etti ta ki kız arkadaşım benden hamile kalana kadar. Ailesi bu durumu öğrenince kız arkadaşımdan beni de öğrenmiş oldular. Kardeşleri beni buldu ve saldırdılar. Onlara "Ben senin kız kardeşini tanımıyorum." bu hamileliği neredenmiş git de öğren dedim, bu şekilde onlardan ayrıldım. Yıllar geçti ve ben bu olayı unutmuştum. Bir keresinde evime girdim. Annem baygın bir halde yerde yatıyor. Ayıltmaya çalıştım, bir anda çığlık atarak ayıldı. Sonra tekrar bayıldı. Tekrar ayıltmaya çalıştım, tekrar çığlık attı, üçüncü defa aynısını denedim, yine aynı şekilde tekrardan bayıldı. Uzun uğraş sonucu nihayet ayılıp kendine gelince kendisine ne oldu anne dedim, çığlık atarak kız kardeşin komşudan hamile kalmış dedi. Hemen komşunun evine gidip yakasına yapıştım. Ona saldırmaya başladıktan sonra kalbime saplanan sivri bir ok misali bir cümle söyledi. Ne söyledi biliyor musunuz? Ben senin kız kardeşini tanımıyorum. Bu hamileliği neredenmiş? Git de öğre. Subhanallah. Benim üniversitedeyken kızın ailesine verdiğim cevabın birebir aynası. Kişinin göreceği karşılık yaptığı amelin cinsine göredir. Bu yazı burada bitmiyor. Yazının sahibi bir olay daha zikrediyor. Bu olaydan daha acı bir olayı çok şiddetli bir şekilde tattım. Yıllar geçtikten sonra evlenmeye karar verdim. Nişanlandım. Evlilik bağda kurduktan sonra zifaf günü geldi. Zifaf günü evlendiğim eşimin benden önce biriyle zina yaptığını anlamamla bir şok daha yaşadım. Ve bana şunu dedi. Benim bu hatamı ök ki Allah da senin hatanı örtsün. Kendi içimden yeter ya Rabbi bitsin dedim. Bununla da kalmadı bir başka darbe daha tattım. Boğazıma takılan ağır bir lokmayı da tüm acısıyla tattım. Eşimden ayrılmadım. Beraberliğimizi devam ettirdik. Ondan bir kızım oldu ki sanki bir ay parçası gibi. Kızım artık altı yaşına gelmişti. Bir gün sokakta ağlıyordu. Ne oldu biliyor musunuz? Binanın güvenlik görevlisi ona tecavüz etmişti. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Onlar tuzak kurdular, Allah da tuzak kurdu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Kardeşim kıssaya bak. Bu adamın başına gelenlerin çok olduğunu söyleme. Çünkü üniversiteli kızın da bir erkek kardeşi vardı ve Allah yazının sahibini de kız kardeşiyle cezalandırdı. Evet, üniversitede ilişki kurduğu ve zina ettiği kızın da kocası olacaktı. O koca da şok olacaktı. Allah da aynı şekilde onu evlendiği kadınla cezalandırdı. Ve o üniversiteli kızın bir babası vardı. Bu olayla kalbi paramparça olan bir baba. Allah da aynı şekilde bu adamı da kızıyla cezalandırdı. Kişinin göreceği karşılık yaptığı amelin cinsine göredir. Ona düşen de yaptığı işin cezasına katlanmaktır. Yazının sahibi bunu gazeteye ibret alınsın diye yollamış. Var mı öğüt alan? Kardeşim, Rabbimiz yasaklarına karşı gayyur, kıskanç olandır. Aynı zamanda o, yasaklarına karşı yapılan hürmetsizliğin de intikamını alacak olandır. Allah'tan duam, haramlardan bizleri ve nesillerimizi korumasıdır. Allahümme amin. Allah günahlarını örttüğünde Kim Müslüman kardeşinin ayıbını örterse Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter. Kim de Müslüman kardeşinin ayıbını ifşa ederse Allah da onun ayıbını ifşa eder. Hatta evinin içinde bile olsa onu ayıbıyla rezil eder. İbn-i Mace Biz insanlar öyle zavallı bir kavimiz ki Allah'ın üzerimizdeki örtüsü olmasa yemin olsun tüm kusurlarımız ortaya çıkar da rezil olurduk. Ahmet bin Hanbel Allah günahlarını örttüğünde, Allah Celle Celaluhu'nun günah işleyen, kendisine karşı haddi aşan kullarına karşı merhameti gerçekten sonsuzdur. Her daim onu tevbeye davet ettiği gibi, onun bu günahlarının açığa çıkmaması, insanlar tarafından bilinmemesi için onun günahlarını tıpkı bir örtü gibi örter. İnsanlar için örtünün kıymeti sence nasıldır? Sanırım bunun kıymetini iyi düşündüğünde daha iyi anlayacaksın. İster Rabbine karşı, ister insanlara karşı olan hata ve kusurlarının gizliliğinin kalmadığını düşünsene. Karşındaki kişinin tüm günahlarını, senin onun hakkındaki düşüncelerini tek başına kaldığında hem Allah'ın hem de kulların hakkını nasıl çiğnediğini bildiğini düşün senin de aynı şekilde onun her azgın halini bildiğini düşün. Essettar olan Allah ne yücedir. İnsanlara merhametinden dolayı bu dünyada dahi hatalarını örtmektedir. Yeter ki kişi Allah'a karşı azgınlaşıp da bu örtüyü kendi eliyle kaldırmasın. Gördün mü kardeşim? Allah Celle Celaluhu o kadar merhametli ki kul günah işlemesine rağmen onu tevbeye davet etmekle kalmıyor, bir de bu hatanın da üzerini kimse görmeden kapatıyor. Subhanallah. Tabii ki Allah'ın kuluna olan rahmeti ve acımasından dolayı onun bu durumunu ortaya çıkarmamaktadır. Kul yapmış olduğu o günahı bitirdiği zaman Rabbi onu kendisine dönmeye davet eder. Bununla da kalmaz, yapmış olduğu kötülükleri iyiliklere çevirir. Böyle bir Rabbe iman edilmez mi kardeşim? Böyle bir Rabbe teslim olunmaz mı? Şimdi Rabbinin sana yaptığı bu muameleyi düşün. Hiç seninle bu şekilde lütufkar ve müsamahakar bir şekilde muamele eden bir kimse görebildin? Ben söyleyeyim, görmedin. Evet, hiç kimse sana bu muameleyi yapmaz. Sen insanlara karşı birkaç hata yaptığında onların sana karşılığı ya seni terk etmek ya da seni cezalandırmak olacaktır. Bu yüzden Sübhan olan Allah'ın hiçbir dengini, Hiçbir yerde, hiçbir zaman bulamayacaksın. 99 kez iyilik yapıp bir defa yanlış yapsan o bir hatanı alıp 99'unu bir kenara atarlar. Bu insanoğludur. 99 kez yanlış yapıp bir defa iyilik yapsan bir iyiliğine karşılık 99'unu affeder. Bu da alemlerin Rabbi olan Allah'tır, der Ali Tantavi. Evet, insanoğlu nankördür kardeşim. Kendi menfaati için bir çırpıda seni siler. Bir anda dünyanın en kötü insanı olursun. En azgınlara, zalimlere maslahat adı altında el pençe divan dururlarken sana karşı 180 derecedir pozisyonları. Çünkü seninle maslahat ilişkileri son bulmuştur. İslam'ı kullanat mottosu üzerine kurulu kimselerin hali pürmelali bundan öte olabilir mi? Peki kul bir günah işledi ve Allah'a dönmedi. O zaman ne olacak? Allah Celle Celaluhu bazen senelere varan bir mühlet verebilir. Ta ki kul ona merhametlilerin en merhametlisi, esettar olan Rabbine dönsün, ona tevbe etsin. O kulunu daima durmaksızın tevbe etmeye davet edip tevbeye döneceği anı bekleyen sabrı sonsuz olan Allah'tır. Evet kardeşim, daima seni davet eden bir kişi hayal et. Sen dünyevi davetlerde dahi mahcubiyet hissettiğin insanların üzerine titrerken, Rabbinin her gün yaptığı bu davete karşılık ne yapıyorsun? Allah, gündüz günah işleyenlerin tevbesini kabul etmek için geceliğin elini açar. Gece günah işleyenlerin tevbesini kabul etmek için de gündüz elini açar. Bu hal güneş batıdan doğuncaya kadar devam edecektir. Bu durumun her gün devam ettiğini asla unutma. Kul herhangi bir gün tevbe edip Rabbine döndüğü vakitte Rabbi kulundan çok daha fazla sevinecektir. Kulunun tövbe etmesinden dolayı Allah'ın duyduğu sevinç, sizden birinin ıssız çölde kaybettiği devesini bulduğu zamanki sevincinden çok daha fazladır. Sübhanallah! Rabbimiz ne yücedir ki kendisi her şeye sahip ve hiçbir şeye muhtaç değilken kullarından birisi ona dönüp tevbe ettiği zaman seviniyor hem de asıl muhtaç olan, asıl fakir ve aciz olan kulları olmasına rağmen. Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaç olanlarsınız. Tüm bu şefkat ve merhametiyle bizlere muamele eden Rabbimizi nasıl olur da sevmeyiz. Bu yüzden Allah Celle Celaluhu, kendi zatını el-Vedud, salih kullarını çok seven, merhametli olan diye isimlendirmiştir. Kardeşim! Allah'ın bu sıfatları bize karşı olan bu eşsiz muamelesine karşı bizim ne yapmamız gerekir? Yani Allah senin günahlarını örttüğünde ona karşı nasıl muamelede bulunmalısın? Günahları örten Rabbine karşı yapacakların nelerdir? Öncelikle Allah'ın sana bahşetmiş olduğu bu armağanı kabul etmelisin. Günahlarının örtülmesi Allah'ın sana en güzel hediyelerinden bir tanesidir. Çünkü bazı insanlar vardır ki Allah onların günahlarını örtmez. O halde Allah'ın verdiği bu eşsiz hediyeyi tereddüt etmeden kabul etmeli. Onu geri çevirmemelisin. Allah'ın bu hediyesini geri çevirmenin nasıl olduğunu sana biraz anlatayım. Bazı insanlar günah işlemekle beraber onu gizleyip de tevbe etmek yerine her yerde onu açıktan anlatırlar. Hatta ortamlarında muhabbet malzemesi olmasını da sağlarlar. Bazen de yıllar öncesinden, küçüklüğünden, gençliğinden bahsederken işlediği günahları da bu konuşmalarına süs yaparlar. Halbuki günah işlendiği zaman insanın onu utancından saklaması gerekir. Allah Celle Celaluhu yıllar öncesinde işlenen günahları örtmesine rağmen kişi ne diye bu perdeyi kaldırır ki? Bu ne çirkin bir edebin göstergesidir. Günahlarını örterek kuluna rahmette bulunan Allah'ın hediyesini hayasızca reddetmektir. İnsanlar kendi günahlarından bahsederken senin de bahsetmen gerekir mi? İnsanlar avretlerini açıyorken bu durum senin de avretini açmanı gerektirir mi? Elbette kişi avretini açması yerine onu örtmesi gerekir. Bunun gibi ruhunu da örtmesi gerekir ki bu bedeninden daha fazla önemlidir. Allah'ın kullarına karşı hilmini ve sabrını düşünsene kardeşim. Kul ona karşı günah işliyor. Buna karşılık o da kulunun bu çirkin fiilinin üzerini kimsenin göremeyeceği şekilde örtüyor. Bir hata işleyip de onu bir tanıdığımız gördüğünde, gördüklerini gizlemesi için neleri feda etmeyiz? Günahların gizli kalması çok kıymetli olduğu halde kişi, Allah'ın gizlemesini daha üstün tutacağı yerde kulların gizlemesine öncelik tanıyor. Oysa kul, Allah'a karşı işlediği cürmü insanlara böbürlene böbürlene anlatabiliyor kul bu şekilde günahlarını açığa vurmakta ısrar ettiği zaman durumu ne olacak biliyor musun? Şu örneğe dikkat et. Diyelim ki bir adam günahların en çirkinlerinden olan zinayı işledi. Ve insanların elinde bu adamın zina işlediğine dair hiçbir delil yok. Delil olursa bu adama ciddi bir ceza verecekler. Başka biri de tek delil olan kamera kaydını evine koyup gizliyor ki bu adamın günahı açığa çıkıp da ona ceza vermesinler. Günahı işleyen kişi de delili gizleyen adamın evine giriyor. Kaydı saklandığı yerden çıkarıp kendi görüntüsünü internette yayınlayıp yayıyor. Evin sahibi o adama ne yapar sence? Elbette ki onu kovar. Ben sana iyilik yapıyorum, bunca insanlardan koruyorum, sen de hiç utanmadan bunu yayıyorsun demez mi? Subhanallah. En yüce misaller Allah'a aittir. Allah da senin bu günahını örtmedi mi? Bil ki kardeşim günahlarını açığa çıkartmak, mülkün sahibinin verdiği bu nimeti reddetmektir. Kardeşim, Rabbimiz en yüce, en cömert ve en güzel olandır. Kişi bunu bilmesine rağmen buna karşılık günahlarını açığa vurarak Rabbi ile muamelede bulunduğu zamansa Allah'ın tüm müminleri affedeceği gün bu kişiyi affetmesi mümkün olmayacaktır. Zira o Allah'ın setreni, örtüsünü reddederek üzerinden atmıştır. Günahını açığa çıkaranlar hariç, ümmetimin hepsi affedilecektir. Kişi geceliğin bir amel işler, sabah olunca da Rabbi onu örter. Sonra sabah olunca o, bu gece ben şöyle şöyle yaptım der. Böylece o, geceliğin Allah kendisini örtmüş olduğu halde, sabahliğin üzerindeki Allah'ın örtüsünü açar. Allah Celle Celaluhu bizleri, günahlarını örttüğü, ve onun affına erişen kullarından yazsın. Üzerindeki perdeyi nasıl muhafaza edersin? Burada Allah'la güzel bir şekilde muamele edebilmenin yollarını sana söyleyeceğim. Öncelikle senin tek başına gözlerin görmediği yerde günah işlemeni Allah Celle Celaluhu örtüyorsa aynı şekilde gözlerin görmediği yerde ona salih amel yapmandır. Gizlice ona itaat et salih amel işle. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin dediği gibi. Gizli verilen sadaka Rabbin gazabını söndürür. Sana önereceğim diğer bir yolda kimsenin görmediği yerlerde namazlarında gece veya gündüz rekatlarını, secdelerini uzattıkça uzat. Öyle bir zamanda yap ki kimse senin uzattığını dahi fark etmesin. Veya bir amel yap ve bu devamlı olsun. Hayatın boyunca da devam etsin bu çok basit bir fiil dahi olabilir. Sokandaki bir kediye veya köpeğe su ve yiyecek vermek dahi olabilir. Fakat bu gizli sır gibi olsun ve kimse görmesin. Selefi salihin kişinin salih amelinin gizli olmasını isterlerdi. Hatta öyle ki ne evindeki yaşayanlar ne zevcesi bunu bilirdi. Tıpkı saklanan bir define gibi burada yapacağın hususlardan bir tanesi de Allah'ın seni örttüğü bu durumu muhafaza etmendir. Bir sene, beş sene, on sene muhafaza edip de bunu kesinlikle açmamalısın. Ömrün boyunca Allah'ın bu örtüsünü üzerinden asla kaldırma ki Allah'ın affına mazhar olasın. Peki bunu nasıl yapacaksın? Bu muayyen bir şey olmalı ki Allah'ın senin üzerindeki örtüsü çekilmesin. Bu da şükürdür. Allah'ın senin günahlarını örtmesine şükretmek. Sana ulaşan kendi zatından olan bu güzel fiile şükretmek. Evet kardeşim. Allah Celle Celaluhu o zaman senin üzerindeki örtüyü çekmeyecek, sürekli senin örtülü halde olmanı sağlayacaktır. Gelecekte bu günahlarının açığa çıkmamasını istersen, bunun açığa çıkmasından korksan da Allah Celle Celaluhu senin üzerindeki bu örtüyü kat kat fazlalaştıracaktır hiç tasa etme kardeşim. Eşşekür olan Rabbimizin şu güzel buyruğuna bak. Rabbiniz bildirmişti ki, eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artıracağım. Allah'ın günahlarının örtmesini devam ettirmek istiyorsan, atacağın başka bir adım da şudur. Allah Celle Celaluhu senin yaptığın günahları nasıl örtüyorsa insanlar da sana karşı bir hata, kusur işlediği, sana karşı bir kötülük yaptığı zaman sen de onun tıpkı Rabbinin sana yaptığı gibi bu ayıbını örtmendir. Sadece sana karşı da değil. Diyelim ki bir kardeşinin günahını gördün. Bunu gıybet, dedikodu, ifşa yoluyla değil bilakis onu ve seni de ıslah edecek günahı örtme yoluyla yapmalısın. Çünkü ifşa Müslümanın ahlakından değildir. Kardeşim, şimdi sana Müslüman kardeşinle muamelende önemli bir husustan bahsedeceğim. Bir Müslüman kardeşinin ayıbını gördüğün zaman onu insanlar içinde yaymaktan kaçın. Onun ıslahı için ona nasihat edebilirsin. Kimsenin görmediği yerde onunla bu konuda ilgilenip ona yardım edebilirsin ama kesinlikle kardeşinin durumunu ileteceğin kişi senin veya onun hocası dahi olsa ikinci bir şahsa iletme. Neden mi kardeşim? Çünkü bu şeriatın kesin haram kıldığı fiillerdendir. Zira Allah Resulü'nün zemmettiği bir çirkinlik olan ifşa ahlakı hiçbir gerekçeyle meşru hale getirilemez.'' Bazı insanlar virdi zeban eyledikleri, gördüğünü duyduğunu hatta nefsinin ayıplarını dahi ilet sözleriyle ifşa ahlakını sana empoze ederler. Fakat gün gelir, gerek kendi günahını, gerek başkasının günahını ıslah olmak ya da ıslah etmek amacıyla anlattığın bu kimseler bunu sana veya kardeşine karşı şantaj yapmak için kullanabilirler. Yanlış duymadın kardeşim, senin kendini ıslah amacıyla, şeriattan zerre nasibini almamış ve hariçten gazel okunmuş bir ilke gereğince ilettiğin kişi veya cemaat günü gelir ya direkt ya da ima yoluyla senin ayıbını insanlara anlatırlar. Neden biliyor musun? Seni ezerek kendisini haklı çıkartmak, la yus el olduğunu ispat etmek ve tahtını sağlam almak ve nice kirli siyasetlerinden dolayı. Kardeşim, diyelim ki sen Şeriatın bir Müslümanın ayıbını açığa çıkarmamasına yönelik açık bir ilkesini çiğnedin. Kardeşinin bir ayıbını ister direkt ister ima yoluyla başkalarına duyurdun. Sonunda ne olacak biliyor musun? Allah Resulü'nün tehdidine muhatap olacaksın. Ya bugün ya da yarın. Kim Müslüman kardeşinin ayıbını örterse Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter. Kim de Müslüman kardeşinin ayıbını ifşa ederse Allah da onun ayıbını ifşa eder hatta evinin içinde bile olsa onu ayıbıyla rezil eder. Düşün kardeşim, Essettar olan Allah'tan daha yüce olan kimse var mıdır? Onun gibi günahı örten var mıdır? Elbette hayır. Günahları örten Rabbimizin senin de günahlarını örtmesini istemez misin? O zaman gerek kendinle ilgili, gerek başkasıyla ilgili bir ayıbı birilerine güvenerek ne diye anlatıyorsun? Rabbine arz etmen ve essettar ahlakıyla ahlaklanman varken insanların çıkar malzemesine kendini neden alet ediyorsun? Allah Celle Celaluhu insanlar kıyamet gününde onun önünde duruyorlar ve o hepsine bakıyor. Kişi ise korku içerisinde. Bu kadar insanın içinde ayıpları, kusurları açığa çıkacak belki de Dünyada bir ömür boyunca insanlardan gizlediği, duyulmasından korktuğu ayıpları. Korkunun iliklere kadar işlediği an bu an olsa gerek. Dünyada gözüne sinek kadar gelen fakat kıyamet gününde insanların önünde tir tir titretecek, boğazları düğmeyecek kadar olan bir günah. Herkes o sahnede. İlk insan Adem Aleyhisselam dahil tüm ümmet. Kişi hepsini de ilk defa görecek. Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam, Ehli Beyt ve sahabe radiyallahu anhum ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kendisini sünnetine nispet ettiği ve takip ettiği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Tüm çirkinlikler ortaya çıkacak. Dünyadayken insanlardan saklayıp da Allah'a iltica etmemenin verdiği korkudur bu. Bunca peygamberler, sıddıklar ve şehitlerin gözleri önünde durum ne olacak acaba? Allah ya kulun insanlardan gizlediği bu ayıplarını gizleyecek ya da ayan beyan ortaya çıkaracaktır. Bir yanda bunca insanın manzarası, bir yanda kişinin günahları ve korkuları. Uzun bir bekleyiş ve essettar olan Allah bu örtüyü açmıyor ben senin günahlarını dünyada örttüm ve bugün de onların hepsini bağışladım diyerek iyilikler dolu kitabını sağından verir. Artık kitabını alır, insanların yanına gider ve onlara alın, kitabımı okuyun diye müjde verir. İnsanlar onun iyiliklerini, hasenatlarını okurlar. Allah onun günahlarını örtmüştür artık. Sonra gider ve nimetlerle dolu cennete girer.'' Hiç kimse de onun günahlarını bilmez. Ne oldu? Ne oldu da Rabbim bunların tümünü bana verdi? O an dünyada işlediği bazı fiiller aklına getirilir. Sen dünyadayken bir kişinin günahını örttün, açığa çıkartmadın. Şeytan da o kişiden intikam alman için etrafında dönüp duruyordu. O adam sana şöyle şöyle yaptı. Sen de onun açığını yakaladın. Onun bu ayıbını herkese söyle ve intikam al. Ama sen yapmadın ve şimdi de bunun karşılığını ve semeresini görüyorsun. Allah'a hamdolsun. Allah'a yemin olsun ki kardeşim en güzel duygu da bu olsak gerek. İnsanın tüm bu girift duygulardan sonra cennete girmesi ve ebedi mutluluğa ermesi. Allah Celle Celaluhu kendisine karşı haddimizi aştığımız günahlarımızı dünya ve ahirette Essettar ismiyle örtsün bizleri kendi katında bağışladığı peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle bir araya getirdiği kullarından eylesin. Allahümme amin. Allah'a tevbe etmek istediğinde Her Ademoğlu çokça hata işler. Çokça hata işleyenlerin en hayırlıları tevbe edenlerdir. Tirmizi Tevbe, kınanan davranışların övülen davranışlara dönüşümüdür. Sehl bin Abdullah et Tüsteri Allah'a tevbe etmek istediğinde Rivayet edilir ki salih bir adam evinden çıktıktan sonra bir gencin kıza laf attığını görür. Bu devam ederken kendisi nasihat edeyim mi etmeyeyim mi diye düşünür. Sonunda ona nasihat etmeye karar verir. Adam şöyle anlatmaya devam eder. O gence yöneldim. Onunla konuşup nasihat, hikmet ve güzel bir hatırlatmayla ona nasihat ettim. Cennete teşvik edip Allah'ın cezasından da korkuttum. Ben konuştum, o dinledi. Konuşmamın üzerine tek bir şey söylemedi. Sadece sustu. Bu hal yarım saat kadar sürdü. Bir anda hiç ummadığım bir şey oldu. Karşımdaki gencin gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Ağlıyordu. Az önce genç bir kıza laf atan genci ağlama almıştı. Konuşmaya devam edince bana tamam, bu sözlerinden sonra yeterli kardeşim. İnşallah halimi değiştireceğim dedi. Ben de buna sevindim ve onun telefon numarasını alarak ayrıldım. Bundan sonra bir hafta geçti. Onu aramayı da unuttum. Bir gün defterimi karıştırırken kağıda yazılmış bir telefon numarasını gördüm. Hemen aradım, selam verdim, selamımı aldı. Sen falanca mısın? Evet. Beni hatırladın mı? benim hidayetime vesile olan bu sesi nasıl unuturum? Yani senin hidayetine vesile mi oldum? Allah'a yemin olsun ki o günden bu yana tek bir rekat dahi kaçırmadım. Allahu Ekber. Bugün seninle görüşmem lazım. İkindi vakti buluşuruz. İkindi vakti bana misafir gelecek, sana akşam vakti gelebilirim. Akşam vakti gidip kapısını çaldım, babası çıktı. Amca falan kişi evde mi? O o vefat etti. Allah rahmet etsin. Nasıl olur? Bugün vefat etti. Öğle namazından sonra beni ikindi namazına kaldırın dedi ve vefat etti. Bu olamaz. Daha bugün konuştum nasıl olur? Sen bugün onunla konuşan kişi miydin? Evet. Gel seni alnından öpeceğim. Olmaz amca. Gel senin alnından öpeceğim. Çünkü bugün ondan şöyle bir şey duydum. Benim hidayetime vesile olan sesi nasıl unuturum Vallahi oğlum bir haftadır bize karşı da değişti Sen oğlumu ateşten kurtardın sen oğlumu ateşten kurtardın diye tekrarladı Kıssa burada bitiyor İşte tevbenin lezzeti kardeşim Allah'a tevbe etmenin kalpte bıraktığı tat balın dilde bıraktığı tattan çok daha güzeldir Tevbe etmek istediğin zaman Allah'la nasıl muamele etmelisin? Kardeşim, öncelikle sana düşünüp uyguladığında dünya ve içindekileri değiştiren üç tane nimetten bahsedeceğim. Birinci nimet, Allah'ın tevbe eden kimseye mühlet vermesidir. Bu aslında güzel bir nimettir. Düşün, kişi bu nimete ulaşmadan ölse ne yapacak? Kabrindeyken ona melekler ne diyecek? Bu musibet değil midir? Tevbe eden kişi Sonsuz hamd etmelidir ki, bu musibetten önce Allah ona tevbe etmeyi nasip etmiştir. İkinci nimet, Allah Celle Celaluhu'nun kulun biriktirdiği tüm günahlarını silmesi ve bunların hepsini iyiliklere çevirmesidir. Ancak tevbe eden, iman eden ve salih amellerde bulunup davrananlar başka. İşte onların günahlarını Allah iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayandır, çok esirgiyendir. Bir adam Resulullah'a gelerek, ne dersin bütün günahları işleyen, yapmadık kötülük bırakmayan bir kimse tevbe etse kabul olur mu? deyince Resulullah, İslam dinine girdin mi? buyurdu. Adam, ben Allah'tan başka ibadete ve taata layık hiçbir ilah olmadığına, senin de Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ederim dedi. Resulullah, hayır işler yapar, kötülükleri bırakırsın, o zaman Allah geçmişteki bütün yaptıklarını hayır amellere çevirir buyurdu. Adam işlediğim günahları ve kötülükleri de mi dedi. Resulullah evet buyurdu. Adam gözden kayboluncaya kadar Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber diyerek gitti. Üçüncü nimet. Buysa en büyük nimet olup Allah'ın ona iltica etmene, ona dönüp tevbe etmene sevinmesidir. Ben kimim ki Allah benim için seviniyor dememelisin kardeşim. Peki Allah neden biz günahkar kulların tevbesine sevinir? Çünkü Allah El Kerim olandır. Lütfu, iyilik ve ikramı bol ve bütün varlığa yetendir. Ondan daha kerem sahibi kimse olmadığı gibi kullarına iyilik etmeyi, cömert olmayı da çok sever. İlim ehli der ki Allah'ın kuluna karşı cömertliğe, lütfetmeye nimet vermeye olan sevgisi, yaratılanın hayal ettiğinin çok üzerindedir. Allah'ın nimet vermesindeki sevinci, bu nimeti alan kimseden duyduğu sevinçten daha fazladır. O halde bir kimse tevbe ettiği zaman genişliği yer ve gök arası olan cennete girebilecektir. Bu da Allah'ın kuluna verdiği en büyük nimetidir. Cenneti ona verdiği için de Allah sevinecektir. Aslında Allah'tan daha çok sevinmemiz gerekmez mi? Kul tevbe ettiği zaman Allah, kulunun tevbesine seviniyor ve onu cennetine koyuyor. Allah'ın sevinmesi, kulun sevinmesinden nasıl daha fazla olabilir ki? Hem de kul Allah'a muhtaç, Allahsa ona muhtaç değilken. Ey insanlar! Siz Allah'a karşı fakir, muhtaç olanlarsınız. Zengin ve övülmeye layık olan ancak O'dur. Allah dilerse sizi yok eder, ve yerinize yeni bir topluluk getirir. Bu Allah'a göre zor bir şey değildir. Kardeşim, kalpler nasıl böyle yüce, merhametli, zengin ve övülmeye layık olan ilaha bağlı olmaz. Aslında biz kulların acizliğini, sere serpe ortaya çıkaran bir mesajdır bu. Kulun kendisini beğenmişlik, kibir ve her şeyi kendi iradesi, aklı ve kudretiyle yaptığı zannı bir kez daha dağılmış ve alemlerin Rabbi, nimetin merkezini onlara hatırlatmıştır. İslam'ımızın uzun kronolojik geçmişine bakarak, şu kadar yıldır bu davanın içindeyim, kibrini bir kenara bırakıp, bu davaya olan muhtaç oluşumuzu ve acizliğimizi düşünmeliyiz. Kişi ne kadar zeki, fedakar ve kabiliyetli olursa olsun bu dava hiç kimseye muhtaç değildir. Bilakis biz alemlerin Rabbine muhtacız. Allah'la muamelemizi bozan söz ve amellerden tevbe edip ona sığınmalıyız. Zira muhtaç olan, muhtaç olunanı aklından dahi çıkarmaz. Tevbeyi geciktirmemek Kardeşim, tevbe etmek isteyen kimsenin yapması gerekenlerden bir tanesi de yapacağı tevbede aklı selim bir yol izlemesidir. Bu da günahları gözden kaçırmamak, günah veya kötülük işlediğinde hemen onu silmek için mücadele etmektir. Birçok kimse Allah'a tevbe ettiği zaman Allah, onların tüm kötülüklerini silmez. Örneğin, uzun bir müddet bir mecliste gıybet, yalan, iftira, masiyet işlendiği zaman, uzun bir zaman o masiyetten dolayı tevbe edilmez. Aylar geçtikten sonra tevbe kapısı çalınır ve tevbe edilir uzun müddet sonra tevbe edildiği zaman da hepsinin silindiğini düşünmek gibi yanlış bir zanla kapılır insan. Çünkü bizden istenen sadece tevbe etmek değildir. Bilakis tevbeyi hemen yapmak ve geciktirmemektir. Gıybet etmek bir masiyet, onun tevbesini geciktirmek ayrı bir masiyettir. Bundan da tevbe etmek gerekir. Aslında bu dikkat etmemiz gereken ince bir meseledir. Burada anlattıklarımın yanında sana bir de öneride bulunacağım bunu her gün yaptığında kıyamet günü senin yükünü hafifletecektir. Kardeşim, her gün bildiğin bilmediğin, hatırladığın hatırlamadığın, ister küçük ister büyük tüm günah ve masiyetlerden genel olarak tevbe et. Tevbeyi de bütün kalbinle sıdk üzere yap. Önemli olan bütün her kötülük mesabesindeki amelinden dolayı tevbe etmektir. Bunu da hiçbir zaman bırakma. Uyumadan önce dahi olsa bunu yapmaya çalış. Çünkü sen bunu tüm sadakatinle gerçekleştirdiğin zaman Allah Celle Celaluhu bu gece sana ölümü yazsa da belki bir tek günahın dahi kalmayacaktır. Uykuya dalıp da ruhun bedeninden çıktıktan sonra ruhunun bedenine döneceğini kim sana garanti edebilir? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a en sevimli kul olmasına rağmen günde en az 70 defa tevbe etmektedir. Biz nasıl tevbe etmeyelim? Biz gün boyunca işlediğimiz yeri göğü dolduracak masiyetleri tevbeden başka bir şeyle silebilecek miyiz? Asla. Sana bir de duana örnek olacak cümleler söyleyeyim kardeşim. Ya Rabbi, sana tevbe ediyorum. Çünkü biz kullarının sana yönelmesini, tevbe etmesini seversin. Biz senin şu sözünü de işittik ya Rabbi. Şüphesiz Allah tevbe edenleri ve çokça arınanları sever. Şurası da bir hakikat ki tevbe, şirkte dahil Allah'la kulun arasında cereyan eden tüm günahları temizler. Ta ki günahtan pişmanlık duymak suretiyle onu bırakmak ve dönmemeye azmedildiği zaman. İnsanların hakkına girmekten sakın. Bu şartlara dahil olmayan bir husus vardır ki o da insanların haklarıdır. İnsanların haklarına girmenin bağışlanması için sadece tevbe etmek yeterli değildir. Tevbe ile beraber mutlaka haklarına girilen o insanların hakkını iade etmek gerekir. Örneğin kişi bir kardeşinin malını veya parasını aldı ve iade etmedi. Burada sadece Allah'a tevbe etmek yeterli değildir. Mutlaka onu iade etmek gerekir. Veya bir kimsenin aleyhinde yalancı şahitlik yapmak, iftira atmak gibi durumlarda mutlaka o kişinin hakkını iade etmek gerekir. Heyhat! Nice iftira atan, yalan söyleyen, İnsanların hakkına giren kimseler, bu hakkı yerine getirmemekte, insanların arasında hiçbir şey olmamış gibi dolaşmaktadırlar. Kardeşim, hiç düşündün mü Allah'ın hakkına girildiği zaman Allah tevbeyi kabul ederken, insanların hakkına girildiği zaman Allah tevbeyi neden kabul etmez? Çünkü Allah er rahimdir ve tevbe edildiği zaman kendi hakkından vazgeçer. Fakat insanlar cehennemden kurtulmak için zerre-i miskal hasenat aradığı kıyamet gününde Allah kadar merhametli değillerdir. Ki bu da onların haklarıdır. Mahluk, Halık kadar merhamet sahibi olabilir mi? Asla. Unutma ki Allah adalet sahibidir. Allah Celle Celaluhu hiç kimsenin hakkını zayi etmeyecektir. Kıyamet günü kimin kimde hakkı varsa Allah bunları sahiplerine iade edecektir. Rabbimizin bu iadesi de çok çetin olacaktır. Zira el adil olan Rabbimiz sonsuz hikmetiyle gıybeti edilenin, alay edilenin, malı alınanın, zulmedilenin günahlarını alıp bu fiilleri ona karşı işleyenlere verecektir. Ve daha da acısı kardeşim, bu kötülük kapsamında fiilleri işleyenlerin hayır ve hasenatlarını da alıp kötülük ettikleri insanlara Allah bir bir dağıtacaktır. Subhanallah. Evet kardeşim, mazlum zalimden hakkını zulmedildiği oranda tas tamam alacaktır. Eğer iyilikleri yoksa da bu defa mazlumun kötülüklerini zalime hamledecektir adalet sahibi Allah. Akrabalık dahi olsa o gün asla fayda vermeyecektir. Sura üflendiği zaman artık aralarında akrabalık bağları kalmamıştır. Birbirlerini de soramazlar kimin yanında kardeşinin ırzı, manevi şerefi veya malıyla ilgili yapılan haksızlıktan doğan bir hakkı varsa, dinar ve dirhemin bulunmadığı, kişinin varsa sevaplarından alınıp verildiği, sevabı olmadığı takdirde ise onun günahlarından alınıp kendi günahlarına eklendiği bir gün gelmeden önce sahibinden bugün helali kalsın. Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh şöyle demiştir. Mazlumun zalimden intikam alacağı gün, zalimin mazluma zulmettiği günden çok daha çetin olacaktır. Evrar olanların ticareti. Kardeşim, tevbe konusuna baktığımızda üç kısımdan oluştuğunu görüyoruz. Birinci kısım insanların genelinin yapmış olduğu tevbe, bu günah ve masiyetlerden ötürü yapılır. İkinci kısım genel olarak yapılan tevbenin daha üzerinde olan özel bir tevbedir. Bu da müstehap olanları terk etmekten dolayı yapılır. Üçüncü kısım, bu en yüksek mertebedir ki çok daha özeldir. Çok özel olan tevbe nedir? Masiyetlerden tevbe, müstehaplardan tevbe, bundan daha ötesinde neden tevbe edilecek? Bu kısım, kulun mübah olan fiillerden tevbe etmesi ve bütün amellerini hasenata çevirmesidir. Birisi şunu diyebilir, mübah olanlar haram değil, neden tevbe edeyim? Aslında tevbe sadece haram olan hususlara yapılmaz. Mübahlara dair yapılan tevbe o mübahları sevaba ve hasenata çevirir. Aslında mübah olanlara Allah ruhsat vermiştir. Bunda hiçbir problem yoktur. Fakat kendisinde buna dair ilim bulunan kimse bu ruhsat olan hususları dahi iyiliklere çevirebilir. Bu da Allah'ın katında en yüksek makamdır. De ki hiç bilenlerle bilmeyenler biri olur mu? doğrusu ancak akıl sahipleri bunları hakkıyla düşünür. Mübahları hasenata çevirmenin yolu aklı selim bir şekilde niyet etmektir. Başıboş gördüğün herhangi bir fiil sadece kalpteki samimi bir niyetiyle ecre dönüşebilir. Örneğin insanın yemek yemesi. Yemek yerken namaza güç yetirebilmek için niyet edersen bu yemeği yemen senin için ecir olur. Başka bir örnek. İnsan saatlerce niyetsiz bir şekilde uyuyabiliyor ve dolayısıyla hiçbir ecirde alamıyor. Bu da 7-8 saatin ecirsiz bir şekilde insanın ömründen gitmesi demektir. Halbuki kişi Allah için çabalamak, onu anmak, onun yolunda mücadele vermek gayesiyle uyuyup dinlense bu onun için ecir olacaktır inşallah. Kardeşim, işte bu ebrar olanların ticaretidir. Çünkü onlar Allah'ın kendilerine verdiği aklı öyle güzel kullanırlar ki niyetlerini topraktan altına dönüştürürler. Herkes maden yatağını bilebilir. Oysa ondan istifade edebilenler sadece onu işlemesini bilenlerdir. Asıl şaşılacak durum şu ki niyet çok basit bir ameldir ve kimseyi yormaz. Allah için söyle kardeşim, niyet ederken yorulan kimse biliyor musun? Görmedin, görmüyorsun, göremeyeceksin de. Fakat nice basit görünen fiil insanı helak etmeye yetmiştir. Niyet, kalbe yönelik eylemlerin belki en basiti gözükebilir. Çünkü bedeni bir yorgunluğu asla yoktur. Fakat insanın kalbini bir ömür boyu muhasebe zindanına sokmasına da vesile olan ameldir. Selefin niyetlerinin ıslahına yönelik yıllar yılı mücadele ettiğiyle ilgili haberler bunun en güzel şahididir. Allah'ın tevbemi kabul edip etmediğini nereden bileceğim? Aslında kişi tevbenin kabul olup olmamasıyla ilgili endişeye kapılmamalıdır. Çünkü Allah Celle Celaluhu, Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder buyurmaktadır. Kardeşim, Allah'ın senden kabul etmesini istiyorsan, tevbeyi kabul etmeme korkusu içerisinde olman ve sürekli bundan Allah'a sığınman gerekir. Zira tevbenin kabul olmamasıyla ilgili korkuya, sakınmaya devam etmen, kıyamet günü Allah'ın izniyle güzel bir netice alacağının bir işaretidir. Ki Allah, cennet ehli olan kimselerin kendi aralarındaki o güzel konuşmayı kullarına aktarmıştır. Cennettekiler birbirlerine dönüp sorarlar. Doğrusu bundan önce ailemizin yanında bile korku içindeydik. Allah lütfedip bizi kavurucu azaptan korudu. Doğrusu bundan önce de ona yalvarıyorduk. Çünkü İyilik eden, esirgiyen ancak odur. Onların dünyadayken korku içerisinde olmaları selamete ermelerine ve kurtulmalarına vesile olmuştur. Çünkü korkan kimse sürekli kendisini amellerin içerisinde bulur ve sürekli çaba gösterir. Fakat ümmetin müzmin bir hastalığı vardır. O da mutmainlik ve emniyetin içerisine dalmak suretiyle nefsine rahatlık aşılayan kimsenin kendi eksiklerini görmemesidir onun üzerindeki bu durum kıyamet gününe kadar devam eder. Kıyamet günü de beklemediği bir durumla karşılaşır ki Allah bizleri bundan muhafaza etsin. Bir adam Hasan-ı Basri'ye gelir ve şöyle der. Ey Eba Said! Biz bir toplulukla dostluk içerisindeyiz. Onlar bizleri o kadar korkutuyorlar ki kalplerimiz paramparça oluyor. O da şu cevabı verir. Rahata ulaşana kadar seni korkutan bir toplulukla dost olman, Korkularla yüz yüze gelene kadar sana rahatlığı, emniyeti telkin eden bir toplulukla dost olmandan daha hayırlıdır. Kardeşim, kalbine tevbenin garantisini asla aşılama. Sen dünya kadar amel yapsan da bunları tevbenin kabulüne vesile kılmak istesen de böyle bir zanna kapılma. İbni Ömer'e bak ne diyor? Allah'ın benden yaptığım bir secdeyi veya bir dirhem sadakayı kabul ettiğini bilsem bilmediğim bir şey bana ölümden daha sevimli olmazdı. İnce fikirliliğe bak kardeşim. Bu sözleri cennet ehli olmasına rağmen söylüyor. Allah bizi onunla beraber haşretsin. Yine şöyle demiştir. Amele gösterdiğinizden daha çok amelin kabulüne özen gösterin. Allah'ın şu sözünü işitmediniz mi? Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder. Fadale bin Ubeyt rahmetullahi aleyh ise şöyle demiştir. Eğer Allah'ın benden hardal tanesi ağırlığınca bir ameli kabul ettiğini bilsem, bu benim için dünya ve içindekilerden daha çok sevimlidir. Çünkü Allah şöyle buyurur. Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder. Malik bin Dinar rahmetullahi aleyh demiştir ki, Allah'ın ameli kabul etmemesinden korkmak amelden daha ağırdır. Bu ve benzeri örnekler çok fazladır kardeşim yapmış olduğun tevbenin makbul olduğunun alameti tevbeden önceki haline kıyasla tevbe sonrası hayır üzere olman, ilerlemen ve bu halin devam etmesidir. Bir günahtan tevbe ettiğinde arkasından iyilik işlemen, önceden yapmadığın takdirleri, ibadetleri ve iyilikleri yapmandır. Fakat bunu tevbe sonrasında yapmalısın ki kardeşim, ettiğin tevbe sağlıklı olsun. Bu bahsettiklerim tevbe etmek istediğin zaman Allah'la arandaki yapacağın muamelelerden bazısıdır. Ettevvab olan Rabbimizden tevbelerimizi kabul etmesini, günahlarımızı temizlemesini, katındaki derecemizi yükseltmesini hiçbir gölgenin olmadığı o günde bizi arşının altındaki gölgede toplamasını isterim. Allahümme amin. Allah'a kulluk ettiğinde kulların Allah için zillet göstermeleri ve kulluk etmeleri Hayret edilecek bir durum değildir. Çünkü ona hizmet etmeleri kaçınılmazdır. Ona ihtiyaçları vardır ve ona karşı oldukça fakirdirler. Asıl hayret edilecek bir durum varsa o da her şeyden müstahni olduğu halde birçok nimetini kullara sevdirmesi, onlara merhamet etmesi ve onlara çokça ihsan etmiş olmasıdır. Senin onun kulu olman sana izzet ve şeref olarak yeter onun senin Rabbin olması sana övgü olarak yeter. İbn-i El-Fevaid Allah'a kulluk ettiğinde, her gün yeni bir güne başladığımız andan itibaren yaratılan varlıkların birçoğuyla muamelede bulunmaktayız. İnsanlarla konuştuğumuzda da onların teşekkürlerini alıp sevgilerini kazanmaktayız. Hayatta birçok muamele şekli vardır. Fakat bir tanesi var ki Allah'tan başkasına asla yapılmaz. O da yalnızca ona ibadet etmendir. Çünkü ondan başka ilah yoktur. Tüm övgüler ona layıktır. Kafirler istemese de halis din ancak onundur. Allah'a kulluk ettiğinde onunla nasıl muamele etmelisin? Kardeşim, Allah'ın en çirkin gördüğü amel şirktir. Şirkse ibadeti Allah'tan başkasına sarf etmektir. Müslüman bir kimsenin iman ettikten sonraki en büyük yanılgısı kendisini şirkten emin görmesidir. Bu da hiçbir zaman şirk'e bulaşmayacağının bir garantisi olduğunu düşünmesidir. Haybuki İbrahim Aleyhisselam Rabbine öyle bir dua etmiştir ki insanın şirkten asla emin olamayacağını anlamasını sağlamıştır. Beni ve çocuklarımı putlara tapmaktan uzak tut. İbrahim Aleyhisselam peygamberlerin babası olmasına rağmen putlara tapmaktan, şirke bulaşmaktan korkarken biz bu korkunun neresindeyiz? Müslümanlar zahiren şirkten olabildiğince uzaktır. Oysa belki birçoğumuzun içine düştüğü, Müslümanlar arasında sinsice yayılan ve şirke düşmemize sebep olan bir husus var. O da Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin gizli şirk diye isimlendirdiği riyadır. Çünkü birçok insandan gizlenen bir tür olmasının yanında peygamberin ümmeti için en çok korktuğu durumdur. Muhakkak ki sizin için en çok korktuğum şey küçük şirk yani riyadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem neden bizim için riyadan korkmuştur? Çünkü riyada müşkül olan bir durum söz konusudur. Riya sahibi salih amel yapmakta ve bazen de bu konuda yorulmaktadır. Neticede tüm sevapları ve ecri bitmektedir. Sebepse insanların iltifat ve övgülerini istemesi ve beklemesidir. Rabbimiz kullarına yaptıklarının karşılığını ahirette verdiği zaman riyakarlara "Dünyada riya yaptıklarınıza gidin ve onların yanında bir sevap var mı bakın." diyecektir. Riya sahibi dünyada yorulmuş ve ahirette hiçbir ecir alamamış, kalbine Allah'la beraber başka bir niyet yerleştirmiştir. Sadece Allah'ı kastetmemiştir. Oysa Allah, bundan mustani olan ve amelde kendi zatından başkasının olmasına asla razı olmayandır. Ben, kendisini ortak koşulmaktan en çok uzak olanım. Kim işlediği herhangi bir amelde başkasını bana ortak koşarsa, onu bana koştuğu ortakla baş başa bırakırım. Hüsran Evet, insanın geri dönemeyeceği gündeki en kötü pozisyonu bu olsa gerek kardeşim. Bu sebeple bazı alimler, ihlaslı olmayan insanlara boşuna yorulmayın diyiniz demişlerdir. Şeytanın riya ile kişiye vesvese vermesi Bazı insanlar riyadan korkmakla beraber sürekli riya yaptığını hissetmektedir. Şeytan sürekli ona sen riyakarsın demektedir. Bu kimse de artık bundan dolayı yorulmaktadır. Peki bu kimsenin ne yapması gerekir? Şu üç soruyu sorarsak mesele çözülmüş olacaktır kardeşim. Birinci soru, ibadetlerden birini yaptığında riya yaptığına veya ihlaslı olduğuna sen mi niyet ediyorsun? Yoksa şeytan senin yerine mi ediyor? İhlasa kanaat edecek olan sen misin yoksa şeytan mı? Tabii ki sensin. İkinci soru, şeytan sana vesvese verip sen riyakarsın dediğinde ibadette senin huşunu bozar. Bunu sana telkin eden melek mi yoksa şeytanlardan bir şeytan mı? Tabii ki şeytan. Üçüncü soru, Allah ibadetlerden niyete göre mi seni hesaba çekecek yoksa şeytanın sana verdiği vesveseye göre mi? Elbette ki niyetine göre hesaba çekileceksin. O zaman durum buysa kardeşim, hesaba çekilmeyeceğin bir durumdan neden korkuyorsun? İhlasa sarıl. Kardeşim, senin niyetin sadece Allah Celle Celaluhu olsun. Hep ihlasa niyet et. Şeytan sana bin defada sen riyakarsın dese sen, Allah katında riyakâr olmayacağın için sorun da kalmayacaktır. Riyadan uzaklaşıp ihlası hissettiğin zaman çok güzel bir hayat yaşayacaksın. İhlas, kalbin kirlerinden arınıp El Cemil olan Rabb'e arz edilmesidir. çepe çevre kuşatan, kalp için ondan daha güzeli olmayan durumun adıdır ihlas. Peki ihlas nedir kardeşim? İhlas, tüm amellerinin gösteriş ya da duyulmak için değil, sadece ve sadece Allah için olmasıdır. Örneğin sen tasaddukta, infakta bulunuyorsun. İnsanlar bunu bilsin veya bilmesin, senin için önemli olan Allah'ın seni bilmesi, meleklerin bunu salih amel olarak yazmasıdır. Bundan başkası senin için önemli değildir. Dava arkadaşlarının, ailenin ve eşinin yanında sana güzel davransınlar, sana saygı göstersinler diye güzel ahlakla muamele etme. Bilakis onlara ister sana iyi davransınlar, ister davranmasınlar, her halde güzel davran. Burada asıl önemli olan Allah'ın senden razı olmasıdır. Allah senden razı olmuşsa gerisi beyhudedir. Hayatının tümünde ihlası yakalamak senin elindedir. Nefsinin muhasebesini etraflıca yap. Acaba ben hayatımın her alanında insanlarla muamele ederken rızayı ilahiyi mi yoksa rızayı mahluku mu istiyorum diye sor kendine. Kardeşim, basit gördüğün bir amel dahi olsa, ihlası asla göz ardı etme. İhlas, her amelin rengini ortaya koyan yegane süstür. Örneğin bir tebessüm. Kardeşlerine tebessüm ettiğinde, seni güler yüzlü bilmeleri, senden razı olmaları için asla tebessüm etme. Bunda dahi ihlası ara. Diğer amelleri de var, sen muhasebe Ders almak, ders vermek, hoca olmak, öğrenci olmak, mücahit veya komutan olmak. Örnekler belki bir yığınlayken hayatında bunların muhasebesi de bu kadar yoğun mu acaba? Sen Allah'a karşı muamelende ihlasını yakaladıktan sonra bir kimsenin seni övmesi, karşılık vermesi asla önemli değildir. Önemli olan senin burada da Allah'ın rızasını gözetmendir. Zira kulluk sadece belirli amellerle değil Allah'ın sevip razı olduğu bütün amellerledir. Rabbimden dileyim, amellerimizi sadece kendisi için ihlasla yapılan salih bir amel kılması, kendisinden başkaları için yapılmasından ve riyadan uzak eylemesidir. Allahümme amin. Allah seni sevdiğinde. Allah bir kulunu sevdiği zaman, Cibril'i çağırıp, ben falan kulumu seviyorum, sen de onu sev der. Cibril de onu sever ve sonra gökyüzüne şöyle seslenir. Allah, falan kimseyi seviyor. Siz de onu sevin. Bundan sonra göklerdeki bütün melekler onu sever. Sonra okul, kul, yeryüzünde de herkes tarafından sevilip kabul görür. Buhari Mühim olan senin Allah'ı sevmen değildir. Mühim olan Allah'ın seni sevmesidir. Ve bil ki sen onun Habibine gizlide ve açıkta tabi olmadığın müddetçe Allah seni sevmeyecektir. İbn-i Kayyım medari cüz Allah seni sevdiğinde. Allah Celle Celaluhu'nun arzında dolaşıp çarşıda pazarda gezerken, işine giderken Allah'ın yedi kat semadan seni sevdiğini bildiğin zaman ne hissedersin? Düşünsene kardeşim, yeryüzünde milyarlarca insan var ve bunların hepsi kendi dininin, fikrinin, ideolojisinin hak olduğuna inanır. Hepsine sorsan en doğru biziz diyerek parmakla kendilerini gösterirler. Çok uzağa gitmeye gerek yok. Yaşadığımız coğrafyayı sen de biliyorsun. Kendisini pak İslam'a nispet eden o kadar taife var ki sanırsın hepsi İslam için çabalıyor. Lakin manzara o kadar ironiktir ki çoğunluğu bağlı olduğu liderin, partinin veya cemaatin görüşlerini Allah ve Resulü'nün emirlerinin önüne geçirmektedir. Durumun çirkinliğini uzun uzadıya anlatmaya da gerek yok. Belki sen de önceleri bu taifelerden birindeydin ve bunları yakinen gördün. Bu kadar güruhun arasından Allah'ın seni sevmesi kadar sevindirici bir his olabilir mi? Allah Celle Celaluhu milyonlarca hatta milyarlarca insanı bir kefeye koymuş ve bunları kafirler olarak isimlendirmiştir. Hatta iman ettiğini zanneden müşriklere de hitaben onların birçoğu ancak Allah'a ortak koşarak iman ederler demiştir. Zira onlar Allah'ı gereğince takdir edemediler. Düşün. Allah tüm bu kafirleri bir kefeye, seni ve senin gibi Allah'ı tevhid eden ve Müslüman ismini alanları bir kefeye koymuştur. Demek ki Allah insanların birçoğunu sevmiyor ama seni seviyor. Bir ayetle sohbetimize devam edelim. Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir ki Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Allah beni ve seni bu taifeden kılsın kardeşim. Ayette dikkat çeken bir husus var. Ayette sadece Allah'ın sevdiği diye geçmemekte. Allah'ın onları, onların da Allah'ı sevdiği bir topluluk diye geçmektedir. Allah onları yaratıyor, rızık veriyor, iyiliklerin her türlüsünü önlerine seriyor. Onları koruyor, her türlü imkan veriyor ve sonundaysa onları seviyor. Allahu Ekber. Ey tek olan, mülkünde ikincisi olmayan. Sana isyan ettim, üstünü örttün. Seni unuttum, sen beni hatırladın. Bundan böyle beni unutmayanın nasıl unuturum? Evet değerli kardeşim. O Allah ki mümin kullarını sever ve kulları da aynı şekilde onu severler. Mümin kulların kalplerinde, gönüllerinde ondan daha fazla sevilen hiç kimse yoktur. Ne güzel bir kadın, ne çekici bir servet ne son model bir araba ne de tatlı bir evlat. Hiçbirisini en güzel olan Allah kadar sevemezler. Allah'ı bunların hepsinden üstün tutarlar. Ne zaman Allah'ın dışındaki sevgilere meyletseler, kontrolleriyle o duygularını bastırırlar. En çok iştiyak duydukları, hasretini çektikleri de Allah'ın zatı ve cemalidir. Yıllarca ailesinden uzak olan kimseyi düşünerek az da olsa bunu Allah'a olan özleme kıyas edebilirsin. Mümin de böyledir. Allah'a kul olmanın lezzetini tüm zorluklara ve sıkıntılara rağmen yaşamanın yanında onu en çok dine adanmaya teşvik eden hususlardan birisi de Rabbinin özlemini çekmesidir. Dünya müminler için gelip geçilen, kısacık durulan bir durak gibidir. Onlar bu dünyaya yolcu olarak gelen, aslında bu dünyanın ehli olmayan yabancı kimselerdir. Ve hasretle asıl ait oldukları esenlik yurduna doğru ilerlemektedirler. Rableri de o mümin kullarını sevmekte, onlara nimetler sunmaktadır. İbni Kayyım rahmetullahi aleyhine güzel demiştir. Kulların Allah için zelil olması, kulluk etmeleri hayret edilecek bir durum değildir. Çünkü ona hizmet etmeleri kaçınılmazdır, ona ihtiyaçları vardır ve ona karşı oldukça fakirlerdir asıl hayret edilecek bir durum varsa o da her şeyden müstani olduğu halde birçok nimetini kullarına sevdirmesi, onlara merhamet etmesi ve onlara çokça ihsan etmiş olmasıdır. Sana izzet olarak onun kulu olman, sana övünç olarak senin Rabbin olması yeter. En yüce misaller Allah'a aittir. Rabbimiz de kullarına iyilikte bulunuyor, kulları ise ondan yüz çeviriyor. El-Vedud olan Allah, kullarından birini sevdiği zaman bu o kul için apaçık bir kurtuluştur. Evet kardeşim. Bunca ihsanına karşılık Allah'tan ne kadar yüz çevirdik. Günah dolu bir kalbe dahi rahmetini esirgemeyen Allah'a ne kadar iltica ettik. Allah'ın sevmesi bundan daha şerefli bir makam olabilir mi? O halde Allah'ın bizi sevmesinin alametleri nelerdir diyerek devam edelim. Allah'ın seni sevdiğini nasıl bileceksin? Aslında bu sorunun cevabı çok basit. Eğer taatleri işliyor, haramlardan kaçınıyorsan Allah seni seviyor demektir. Neden sevmesin ki? Sen yeryüzünü fesat tarlasına çeviren, insanoğlunun her alanını ifsad eden haramlardan kaçınacaksın, hem de kalbindeki imanı elek misali delik deşik eden ve kalbini imani ve rahmani pınarları içinde barındırmayacak bir hale getiren haramlardan. İtaate dair ne varsa çölde su görüp ona koşan bir kişi misali koşacak ve asla bırakmayacaksın. Böyle olunca Allah kulunu sevmez mi? Elbette ki sever. Allah'ın seni sevdiğinin başka bir emaresi ise insanların seni sevmesidir. Bu insanların tümünün sevmesi demek değildir. Zira peygamberler dahi insanların tümü tarafından sevilmemiştir. Bilakis insanların çoğu onlara düşmanlık etmiştir. Kardeşim buradaki kastım hayır ehli olan ve bu davaya inanmış kimselerin seni sevmesidir. Bu kimseler tarafından seviliyorsan, bunun Allah'ın seni sevdiğinin bir göstergesi olduğunu bilmelisin. Masiyet, bidat ve küfür ehli olanların sevmemesinin, düşmanlık etmesinin hiçbir değeri yoktur. Bilakis bu durum senin doğru yolda olduğunun alametidir. Önemli olan, tevhid ehli olan ve hayırlarda önce olan kimselerin seni sevmesidir. Burada şuna değinmekte yarar var. Bazı insanlar tevhidi söylemlerle İslami sahaya çıktıklarında Allah'ın sevmesini ve rızasını ölçü olarak alırlar. Lakin bu öyle bir hale gelir ki Allah'ın sevmesi ve rızası yerine insanların sevmesine doğru adım atmaya başlarlar. Dinden taviz vere vere artık insanların sevgisini kazanmak adına işler yapılır olur.'' Bu da Allah'ın sevgisinden, insanların sevgisine doğru bir eksen kayması halini alan içinden çıkılmaz bir durumdur. Ölçü Allah'ın sevmesidir. Dikkat etmelisin kardeşim. Bu ölçüyü hiçbir zaman kaçırmamalısın. Zira hayır ehlinin seni sevmesi de Allah'ın sevgisinin bir alametidir. Bu durum bununla da kalmaz. Arşı taşıyan ve semadaki tüm melekler seni sevecektir. Çünkü Allah bir kulunu sevdiği zaman meleklerin efendisi Cibril'e o kulunu sevmesi için emreder. O da diğer meleklere o kulu sevmelerini söyler. Daha sonra yeryüzünde de bu sevgi kabul edilir ve insanların onu sevmesi gerçekleşir. Hadise kulak ver kardeşim. İnsanların sevmesinin kaynağı tamamen Allah'tan gelmektedir. Allah bir kulunu sevdiği zaman Cibril'i çağırıp ben falan kulumu seviyorum. Sen de onu sev der. Cibril de onu sever ve sonra gökyüzünde şöyle seslenir. Allah falan kimseyi seviyor. Siz de onu sevin. Bundan sonra göklerdeki bütün melekler onu sever. Sonra okul yeryüzünde de herkes tarafından sevilip kabul görür. Herhangi birisine falan kişiyi neden seviyorsun diye sorsak bunun kaynağını bilemeyecektir. Fakat hakikat şu ki hangi ırka mensub olursa olsun ilk gördüğümüz bir Müslümanı bir anda sevebiliyoruz. Buradaki durum kalplerin bir anda birbirine ısınması, birleşmesi değil de nedir? ve Allah onların kalplerini birleştirmiştir. Sen yeryüzünde bulunan her şeyi verseydin yine onların gönüllerini birleştiremezdin. Fakat Allah onların aralarını bulup kaynaştırdı. Çünkü O mutlak galiptir, hikmet sahibidir. Şaşılacak olan şudur ki yaratılanların sevmesinin yanında tüm cemadat, cansız varlıklar dahi seni sevmektedir. Bu da nereden çıktı deme. İnan ki kardeşim dağlar, taşlar dahi seni sevecektir. Allah'ın sana olan sevgisi, tüm kainatı kaplayan bir hava kütlesi gibi her yere sirayet edecektir. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Uhud öyle bir dağdır ki biz onu severiz, o da bizi sever. Subhanallah. Peki Allah'ın sonsuz kereminden seni bu kadar sevmesine karşılık senin ona karşı muamelen nasıl olmalıdır? Allah seni sevdiğinde onunla nasıl muamele etmelisin? Kardeşim, Allah Celle Celaluhu'nun seni sevdiğini bir takım alametlerle gördüğünde burada dikkat edeceğin bazı hususlar bulunmaktadır. Allah'ın bu sevgisine karşı muamelede bulunmak, sevginin devamlı olabilmesi için gerekmektedir. Bunları da şöyle maddeleyebiliriz. 1- Sen de Allah'ı bu ihsanına karşılık sev. Allah'ın seni sevdiğini bildiğin zaman, onun seni sevdiği gibi senin de onu sevmen gerekir. Çünkü ihsanın karşılığı ancak ihsandır. Yani güzelliğin karşılığı kötülük olmamalı. Bilakis güzelliğin karşılığı da güzellik olmalıdır. Sevgi de Allah'ın insana bahşettiği en güzel duygulardan biridir. Evet kardeşim. Allah kendisini seven kullarını sever. Kulun Rabbini olan sevgisi ne kadar güçlü ve sarsılmaz olursa Allah'ın sevgisi de bu sevgiyi tamamlayacaktır. Unutma ki kardeşim, Allah'a kendisini seven kulundan daha sevimli hiç kimse yoktur. Allah, seni sevdiğinde sana hiçbir korku olmayacaktır. Niçin korkacaksın ki? Allah seni sevdiğinde sana asla azap etmeyecek, seni cezalandırmayacaktır. Zira onun cezasına müstehak olanlar ancak buz ettiği kimselerdir. Kişinin Allah'ın bu sıfatlarını ve fiillerini bilip de sevmemesi gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Elbette olamaz. Şunu diyebilirim ki bir mümin Allah'ın sevgisinden yoksun olamaz. Ancak kişinin sevgisi Allah'tan başkasına yönelirse o başka. Zira o bu güzel duygusunu fani, her şeye muhtaç ve Allah istemezse kılını kıpırdatamayacak kadar aciz olan insana yöneltmiş, sevgiyi yaratan Allah'tan yüz çevirmiştir. Allah sevgisi kulda bitmeyen bir olgudur. Kulun Rabbine olan sevgisinin sonunun olmaması Allah'ın cemalinin sonunun olmaması gibidir. Zaten kalpler de cemali, güzelliği sevmeye meyyal yaratılmıştır. Bizim Rabbimiz de El Cemil olan, kainattaki her varlıktan güzel olan yüce zat'tır. Bu satırları okurken dahi Allah'ın sevgisinden kalplerimiz titremeli, huşuyla El Cemil olana boyun eğmelidir. 2. Her koşulda Allah'tan iste. Kardeşim Allah'la muamelendeki anlayışının beşeri düşünce ve öngörülerden farklı olması gerekir. Zira sen insanlarla değil, alemlerin Rabbi ile muamele ediyorsun. Bu yüzden her durumu insanlara kıyas etmemelisin. Buradaki muamelen de Allah'ın sevgisini kazandıktan sonra ondan çokça talepte bulunmandır. Hatta çok isteyip de Allah'ı bıktıracağını düşünsen de bunu daha da çoğalt. Duanı ne kadar çoğaltırsan, Allah'ın sana olan sevgisi kat kat artacaktır dua ve istek gibi hallerle Allah'a yaptığın her iltica, sığınma, Allah'ın sana olan muhabbetini artıracaktır. Allah Celle Celaluhu, insanların aksine kendisinden istenmesini sevendir. Oysa nimetin Allah'tan olduğunu unutan insan, her geçen gün yaptığına minnet eden, kendisinden istenildiğinde hoşlanmayan bir varlıktır. Aynı zamanda kulun Allah'tan çokça ve her şeyi istemesi onun Rabbine aidiyetini ve bağlılığını da gösterir. Allah sevdiği kulları için benden istediği zaman ona kesinlikle veririm. Bana sığındığı zaman onu kesinlikle korurum buyurmaktadır. Kim sana zarar vermeye kalkışırsa kalkışsın, Allah'a sığınmakla meseleyi bitirmiş olacaksın. İsterse tüm dünya ülkeleri toplansa, askeri kuvvetlerini bir araya getirip de gelse, Allah Celle Celaluhu dilemediği zaman sana asla zarar veremeyeceklerdir. Çünkü sana yaşamı bahşeden Allah onlara da bahşetmiştir. Her şey onun kabzasındadır. Ol dediği zaman her şey oluyorsa sorun nerede kardeşim? Bak Allah Celle Celaluhu bununla da kalmıyor. Kim benim veli kuluma düşmanlık ederse ben de ona savaş açarım diye sevdiği kulu için savaş açacağını söylüyor. Bu savaşa karşı teknolojiyle donanmış aciz müstekbirler nasıl karşı koyabilir? Allah seni seviyor ve sen de Allah'ı seviyorsan korkma kardeşim. Sevdiğin Rabbin izin vermezse gerçekleşemeyecek olan hiçbir durum seni korkutmasın. Sen Resulullah'ın İbni Abbas radiyallahu anh'a öğrettiği kelimeleri başucuna koy. Ey genç! Sana birkaç kelime öğreteyim. Sen Allah'a ait hakları koru ki Allah da seni muhafaza etsin. Allah'ı gözet ki onu karşısında bulasın.'' İstediğin zaman Allah'tan iste. Yardımı isteyecek olursan yine Allah'tan iste ve bil ki bütün ümmet toplanıp sana bir yarar dokundurmaya çalışsalar ancak senin için Allah'ın yazdığı bir şeyin yararını dokundurabilirler. Yine bütün insanlar toplansa, sana zarar vermeye gayret etseler zerre kadar zarar veremezler. Ancak Allah'ın takdir edip yazmış olduğu şey müstesna. Artık kalemler kaldırıldı, yazılar kurudu. 3. Allah'la olan sevgi bağını koru. Allah Celle Celaluhu'nun sana olan sevgisinin kaybolmasını istemiyorsan onu muhafaza etmelisin ki bu senin için en değerli bir hazine niteliğindedir. Nasıl ki değerli eşyalarını bir yerde muhafaza ediyor, sürekli hesabını yapıyorsun, Allah'la arandaki sevgi de böyle olsun. Ben bugün benim en sevdiğim yüce zatın sevgisini bir nebze daha olsun kazandım mı yoksa bana olan sevgisini azalttım mı diyerek sürekli muhasebeni yap. Kardeşim unutma ki dünyevi ve uhrevi tüm durumlarda asıl olan bir işin devamlılığı onun muhafazasıdır. Allah sevgisi de böyledir. Allah'ın sevgisini kazanmak bir merhale, bu sevgiyi muhafaza etmek apayrı bir merhaledir. Eğer Allah'ın seni sevdiğini anladıysan bunu korumak için tüm gayretini göster. Bunun kaybı insan için en büyük azap, dünyevi ve uhrevi en büyük kayıptır. Allah'ın sevgisinden mahrum kalmak da kişi için en büyük hüsrandır. Beden için ruh ne kadar önemliyse Allah sevgisi de insan için o kadar önemlidir. Hatta bundan daha önemlidir. Çünkü ruh bedenden ayrıldığı andan itibaren beden hemen ölür. Lakin dünya hayatı devam edip de kişi Allah sevgisinden mahrum olduğu, uzak olduğu müddetçe azap çekmeye, acı duymaya devam eder. Peki neden? Çünkü seven kişi için en büyük ceza sevdiği kimseden ayrılmasıdır. Çoğunlukla da sevdiği kişinin sevgisini kaybeden kimse, seveceği başka bir kimse aramaya başlar. Ya onun gibi veya ondan daha iyisini arar durur. Ta ki nefsindeki bu açlığı giderip kendisini rahatlatsın. Bu sebeple kardeşim Allah'ın sevgisini yitirmemeye çalış. Sen onun sevgisini muhafaza eder, sürekli muhasebesini yaparsan dünya ve içindeki sana sevgili olan her şey gözünde küçülür. Allah sevgisinden mahrum olan kişi dünya ve içindekilere karşı sevgi beslemekle nefsini bastıracağı gibi Allah'ın sevgili dostlarından da uzaklaşacaktır. Çevrene bir bak. Ayakları bu yolda sebat edemeyen birçok kimse var. Allah'ı kızdırmış ve onun sevgisinden mahrum kalmışlardır. Sonra yaptıkları onca haramın karşılığı olarak ayakları bu yoldan kayıp irtidat zehrini içmiş ve netice olarak da dünya ehli olmuşlardır. Ne acıdır ki para, kadın, mal gibi dünya metaları onlar için bir ömür boyu peşinden sürüklendikleri gaye halini almıştır artık. Bunlarla azdıkça azgınlıklarını artıracak, ve şehevi arzuların bastırılamaması onlar için kaçınılmaz olacaktır. Evet, şüphesiz ki Allah sevgisinden mahrum olan kalp, dünya ve içindekilerin sevgisinde koşmaya mahkumdur. Bundan sonra da dünya artık zahiren bolluk, batınen daracık bir hayat haline gelecektir. Onları sıktıkça sıkan bir işkence aleti misali, en sonunda onları bu hal üzere öldürecektir. Kim benim zikrimden yüz çevirirse, onun için dar bir geçim vardır. Kardeşim, bu dünyada Allah Celle Celaluhu'nun sevgisinden mahrum olmasının yanında kişi için bir de kötü son vardır. O da kıyamet gününde Rabbinden mahrum kalmasıdır. Dünyada sevgiden mahrum kalan kimsenin sonu Allah'ın zatından da mahrum kalmak olacaktır. Onun cemalini göremeyecek, cennetine giremeyecek ve çılgın alevlerin dostu olacaktır. Hayır, onlar şüphesiz o gün Rablerinden onu görmekten mahrum kalmışlardır. Sonra onlar cehenneme girerler. Burada dikkat edeceğin bir husus da şu olmalıdır. Allah'tan mahrum kalmanın cehennem azabından daha önce zikredilmesi, bunun cehennem azabından daha şiddetli olduğunu göstermektedir. Buna mukabil Allah'ın ruhiyeti, görülmesi de cennet nimetlerinden daha büyük olduğu gibi. Çünkü görülen zat, bu kainattaki en güzel olan Allah'tır. Allah'ın sevgisini nasıl muhafaza edersin? Kardeşim, eğer sen Allah'ın sevgisini devam ettirmek istiyorsan, Allah'ın habibi olan Resulullah'a tabi olmalısın. Allah'ın sevgisini iddia edip de Nebi'ye tabi olmayan kimsenin bu iddiası geçersizdir. Zira bu imkansızdır. Allah'ın en güzel örnek olarak tanımladığı, vahyin canlı örneği Resulullah'a tabi olmak, Allah'ı sevmenin tamamlayıcısıdır. Aslında bu, Allah'ı sevip sevmemenin kriteridir. De ki, Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kardeşim, Allah'a yemin olsun ki, insanın kalbinde, Allah sevgisini tatmaktan daha lezzetli ve daha güzel bir his yoktur. Hiçbir sevgi onun sevgisine kıyas dahi edilemez. Anne, baba, eş, çocuk, mal her birinin sevgisi farklıdır. Lakin Allah sevgisi bunlardan apayrıdır. İman edenler Allah'ı daha çok severler. Allah'tan kendim için, senin için Allah'ın sevgisinin lezzetini dünyada tadan ve tattıkça imanı artıp Dünya ve içindeki Allah'ı hatırlatmayan her varlığa sevgisi azalan kullarından kılmasını istiyor. Bizleri sevgisi üzerine toplayıp kıyamet gününde cemalinden mahrum bırakmamasını niyaz ediyorum. Allah'ım, bizi sevdiğin ve sevgini tüm kainata yaydığın kullarından eyle. Bizleri sevginle öldür, sevginle dirilt. Allahümme amin. Allah seni belaya uğrattığında Allah sevdiği topluluğu belaya uğratır. Kim başına gelen bela ve musibetlere razı olursa Allah da ondan razı olur. Bir kimse başına gelen bela ve musibetleri öfkeyle karşılarsa o da Allah'ın gazabına uğrar. Tirmizi. Selef'ten bazıları şöyle demiştir. Eğer dünyanın musibetleri olmasaydı ahirete iflas etmiş bir durumda giderdik. Hilyetül Evliya Allah seni belaya uğrattığında. Şurası bir gerçektir ki bela insana bazen çok ağır gelir. İnsan bazen belalar sebebiyle bitap düşer ve hüzünlenir. Bela ve musibete uğrayan kardeşim, senin hislerini iyi anlıyorum. Allah'tan başka birçok kapı senin yüzüne kapanır ve neticede senin için Allah'ın kapısından başka bir kapı kalmaz. Evet kardeşim. Şimdi şunu sana sormak istiyorum. Sana bela veren kimsenin seni sevdiğini biliyor muydun? sakın ha bela verip de nasıl sevebilir diye şeytani düşünceye kapılma. Sana buradaki sevgiyi görebileceğin hikmetleri anlatayım. Bela can yakıcıdır. Fakat kendi içerisinde dünyalara değişmeyeceğin bir sevgiyi de barındırır. Nihayetinde ise şifadır. Adeta vücudundan zararlı toksinleri atmanı sağlayan bir ilaç gibidir. Allah bir topluluğu sevdiği zaman onu belaya uğratır. Yanlış duymadın kardeşim. Allah belaya uğrattığı kişiyi seviyor. Allah'ın sevgisi. Dünya ve içindekiler dahi asla buna eşit olamazlar. Eğer sen Allah'ın sevgisini kazandıysan, geri kalan her şey beyhudedir. Geriye kalanlar artık çöp mesabesindedir. Artıklara gözünü dikme, bırak hepsi dünya ve ehlinin olsun. Allah'ın sevmesi bunların hepsinin üstündedir. Kıymetli kardeşim, şunu bilmelisin ki insanların hepsi bir yönden belaya uğratılmaktadır. Fakat sana insanların bela konusundaki derecelerini anlatmak istiyorum. Bunlardan dilediğini seçmek senin elindedir. Bela geldiğinde insanlar dört kısma ayrılır. Birinci kısım bela geldiğinde kızgınlık halinde olanlardır. Bu haram olup bunu işleyen kimselerse günahkar insanlardır. Allah sevdiği topluluğu belaya uğratır. Kim başına gelen bela ve musibetlere razı olursa Allah da ondan razı olur. Bir kimse başına gelen bela ve musibetleri öfkeyle karşılarsa o da Allah'ın gazabına uğrar. Bir adam Ahnef bin Kays'a gelir ve dişinin ağrıdığını söyler. Ahnef bin Kays bir şey demediği için adam bunu sürekli söylemeye başlar. Sonunda Ahnef şöyle der. Kırk seneden beri gözümü kaybettim. Bunu hiç kimseye haber dahi etmedim. Şimdiki insanları sen düşün. Selef başına gelen beladan dahi bahsetmezken, kim insanlar başına ne gelse ya vaveyla kopararak ya da muhabbet namesi olsun diye belalarını terennüm etmektedir. Salih zatlardan birinin yanına bir adam gelir, adam halinin kötülüğünden, fakirliğinden, hastalığından bahsedince o zat şöyle der. Yazıklar olsun sana, benim yanımda Allah'ımı şikayet ediyorsun, yani kudret sahibi olanı, kudret sahibi olmayana mı şikayet ediyorsun? Halbuki insanoğlu musibeti anlatıp serzenişte bulundukça Rabbini şikayet etmiş olmaktadır. Bu sebeple en isabetli olan şekvanın her çeşidinden uzak durmaktır. Bunun önü alınmazsa kişiyi merhale merhale dövünmeye kadar götürür ki bu da yasaklanmıştır. Ebu Mesud el-Belhi şöyle der. Kime musibet isabet eder de elbisesini yırtar ve göğsüne vurursa, sanki mızrak alıp da Rabbi ile savaşmak istemiştir. Bundan Allah'a sığınırız. Bu bela geldiğinde Allah'a karşı yapılan muamelenin en çirkini olup açık bir haramdır. İkinci kısım bela anında sabredenlerdir. Bela anında sabır ehli olduğunu kabul ediyorsan sana iyilik kapılarının açılacağını müjdelerim. Sabredenlere mükafatları elbette hesapsız olarak verilir. Yani mükafatları tartılmadan, hesap edilmeden verilecektir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Kıyamet günü afiyet ehli kimseler, bela ehline sevapları verilince, dünyadayken derilerinin makaslarla kazınmış olmasını temenni edecekler. Bela, kıyamet günü kişiye kendisine herkesin imreneceği derecede ecir verecektir. Kişi belaya sadece Allah için sabrederse, onun için hem günah kefareti olacak hem de hesapsız mükafata ulaşacaktır. Belaya karşı sabırsa, tadıldığında acı olan fakat sonu baldan tatlı olan bir his verecektir insana. Ve sabretmeleri dolayısıyla cennetle ve ipekle ödüllendirmiştir. Orada tahtlar üzerinde yaslanıp dayanmışlardır. Orada ne yakıcı bir güneş ve ne dondurucu bir soğuk görürler. Meyvelerin gölgeleri onlara pek yakın ve devşirilmeleri kolaylaştırıldıkça kolaylaştırılmış. Çevrelerinde gümüşten billur kaplar, kupalar dolaştırılır. Gümüşten billur kaplar ki onları belli bir ölçüyle tespit etmişlerdir. Orada onlara bir kade içirilir ki karışımı zencefildir. Bir pınar ki orada selsebil olarak adlandırılır. Çevrelerinde gördüğünde saçılmış inciler sanacağın hep aynı gençlik ve güzellikte kalacak hizmetçiler dolaşır. Yine onlar Rablerinin yüzünü arzulayarak sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli ve açık olarak harcayan ve kötülüğü iyilikle savan kimselerdir. İşte geçici dünyanın ardından gelecek olan mutlu akıbet onları bekliyor. Bu mutlu akıbet adin cennetleridir. Oraya babalarından, eşlerinden, ve çocuklarından salih olanlarla beraber girecekler, melekler de her kapıdan onların yanına varacaklardır. Melekler, sabrettiğinize karşılık size selam olsun. Dünya yurdunun sonu cennet ne güzeldir derler. Ancak sabredip salih amel işleyenler böyle değildir. İşte onlar için bağışlanma ve büyük mükafat vardır. İmam Şafii rahmetullahi aleyh, Ciğer Parisi oğlunu kaybettiğinde şu beyti söylemiştir. İşte böyledir zaman, ona sabretmelisin. Ya malının başına bir iş gelir, ya sevdiğinden ayrı düşersin. Bela geldiğinde sabretmenin üstünde bir derece daha vardır ki, bu da üçüncü kısımdır. Üçüncü kısım, bela geldiği zaman şükredenlerdir. Şükretmek mi dediğini duyar gibiyim. Evet, beladan dolayı sevinç duyup şükretmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Ve birinizin kendisine ihsan edildiği zaman sevindiği gibi onlardan herhangi birisi belaya uğramakla çok sevinir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu humma hastalığından dolayı yatağında yatarken söylemektedir. Hadisin tamamını Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh şöyle rivayet etmektedir. Peygamber Humma hastalığından dolayı yataktayken yanına girdim. Sonra elimi onun üzerine koyunca hararetini örtünün üzerinden ellerimde hissettim. Dedim ki: "Ya Resulallah, ateşinin şiddetine hayret ettim." O buyurdu ki: "Biz peygamberler böyleyiz. Bizim için bela kat kat fazla olduğu gibi onun sevabı da kat kat fazla olur." Ben: "Ya Resulallah, hangi insanlar en şiddetli belaya uğrarlar?" dedim. O sallallahu aleyhi ve sellem peygamberler buyurdu. Ben ondan sonra kimlerdir dedim. Resulullah buyurdu ki sonra salih insanlardır. Onlardan herhangi biri öyle ciddi bir fakirliğe müptela olur ki büründüğü abadan başka bir şeyi bulamaz. Ve birinizin ihsan edildiği zaman sevindiği gibi onlardan herhangi birisi belaya uğramakla cidden sevinir. Herkes bu merhaleye ulaşamayabilir. Başına bir musibet geldiğinde buna sevinen bir konumda olamayabilir. Akıllı kimse belaların iyiliklerini çoğalttığını düşünerek sevinir. Bunun günahlarına kefaret olacağını düşünür, yine sevinir. Bilir ki bu, kendisinden daha merhamet sahibi olan, merhametlilerin en merhametlisi Allah'ın takdiridir. Ki o, kulları için sadece hayırlı olanı takdir edendir. Bunu bilen kişi, Allah'ın kendisine verdiği bu musibetin diğer tüm musibetlerden daha ehven olduğunu bilir. Diğerlerine baktığında daha büyük musibetlerin de var olduğunu görür ve başına gelene sevinir. Bir kişi yaşadığı şu olayı aktarır. Bir keresinde salihlerden birinin parmağında yara olduğunu gördüm. Hiç acı çekmiyor musun dedim. Bak bakalım bu yara yüzümde var mı? Bak bakalım bu yara dilimde var mı? bak bakalım bu yara gözümde var mı? Bu zat bak bakalım diye öyle devam etti ve saydı ki ben zannettim ki bu yara Allah'ın ona verdiği en muazzam nimettir. Demek ki kardeşim şükür bela geldiğinde en yüce derecelerdendir. Allah Celle Celaluhu ile olan bu muamelen üstün bir mertebedir. Allah katında derecenin yükselmesini istiyorsan bunu arttırdıkça arttırmalısın. Peki bundan daha da yüksek bir dereceye çıkmak ister misin? Allah'ın seni kendi katında daha yüce bir yere çıkarmasını istersen belalara karşı muamelende şimdi bahsedeceğim dördüncü kısma doğru koşman gerekir. Dördüncü kısım belaya razı olanlardır. Yani sabretmiş olduğun musibetine karşı razı olmandır. Kişi başına gelen bir musibete karşı sabreder. Fakat bunun üstünde bir his, bir şuur vardır ki bu da Allah'tan razı olmaktır. Yani sadece sabretmek değil, bunun yanında Allah'tan gelene de tamamen razı olmandır. Aklından şöyle bir düşünce geçebilir. Musibet bana acı verdiği halde nasıl rıza gösterebilirim ki? Kişi musibete uğradığı halde buna razı olacak ve acı çekmesini rıza ile birleştirecek. Peki bu mümkün mü? Elbette mümkün. Kardeşim, hasta olduğunda en ağır ilaçları satın alıyor ve bunları kullanıyorsun. Ve bu ilaçlar da sana acı veriyor. Belki de o ilaçlara servet dahi ödeyebiliyorsun. Belalar seni bulduğunda sen buna rıza gösteriyorsan Allah'ın senden razı olacağını sana müjdelerim. Kim başına gelen bela ve musibetlere razı olursa Allah da ondan razı olur. Evet kardeşim, bela geldiğinde insanların içinde bulunduğu bu dört kısmı gücü yettiğince anlatmaya çalıştım bela geldiğinde ya Allah'a isyanla karşılık vermiş olursun, ya sabredersin, ya şükredersin ya da en yüce mertebeyi seçip Allah'tan gelene rıza gösterirsin. Allah'tan dileyim, tüm Müslüman kardeşlerimizden belaları gidermesi, bizden razı olup bize mağfiret etmesi, bizim derecemizi yükseltip günahlarımızı bağışlaması ve kıyamet günü bizden razı olmasıdır. Allahümme amin. Allah dünya semasına indiğinde, gecenin karanlığında Allah'la baş başa kaldığında çocuk gibi davran. Zira çocuk istediğini alana kadar gözyaşı döker. İbnül Cevzi Kim Allah'la yakınlaşmak isterse, Allah'la arasında sırlar, gizli ameller oluştursun. İmam Şafii Allah dünya semasına indiğinde, seven herkes sevdiğine yakın olmayı diler. Bunu dilemeyen kimse de sevgisinde sadık değildir. Şüphe yok ki Allah da kendisini çok seven ve ona yakın olmayı isteyen kulların olduğunu bilmektedir. Kardeşim, Allah Celle Celaluhu kendi şanına yakışır bir şekilde yeryüzü semasına indiği vakti ona yakın olmak isteyen kullarına ayırmıştır. Onlara rahmet ettiği, isteklerine cevap verdiği, onlarla konuşup onların da kendi zatıyla konuştuğu bir vakit bir davettir bu. Allah dünya semasına indiğinde onunla nasıl muamele etmelisin? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gecenin son üçte birinin manzarasını anlatırken şöyle buyurmuştur. Rabbimiz her gece gecenin üçte biri kaldığında dünya semasına iner ve şöyle buyurur. Kim bana dua ediyorsa ona icabet edeyim. Kim benden bir şey istemişse onu vereyim. Kim bana istiğfarda bulunursa ona mağfirette bulunayım. Peki gecenin üçte birinin başladığını nasıl bileceğiz? Saatler şehirden şehire değiştiği gibi yaz ve kış aylarında da değişiklik göstermektedir. Bunun çok basit bir yöntemi var kardeşim. Öncelikle akşam namazının giriş vaktini hesaplıyoruz. Diyelim ki 17.00. Sonra imsak vaktini ele alalım. O da 05.00 olsun. Gece toplam 12 saat. 12 3'e bölünce sonuç 4 saat olarak kalmaktadır yani imsaktan önceki 4 saat gecenin son üçte biridir. Buradaki hesabı kış aylarını baz alarak yaptım. Lakin diğer mevsimlerde bu süre değişiklik gösterecektir. Burada önemli olan saatler değişse de akşam ezanıyla imsak girişinin hesap edilmesidir. Gecenin son üçte biri en faziletli vakittir. Zira o vakitte günahından istiğfar eden nice kimse bağışlanır duası ertelenen nice kimsenin o vakitte ettiği duaya Allah icabet eder. Nice kimse musibet, sıkıntı ve kederden kurtulur. Nice abid kulların bu vakitte Allah'ın korkusuyla gözyaşları yanaklarından aşağı süzülür. Gündüzün keşmekeşinin, insanlarla ihtilatın, karışmanın verdiği eziyetin ve karşılaşılan türlü musibetlerin bir nebze olsun dindiği, kem gözlerin ve bedenlerin ölüm haline büründüğü anda alemlerin Rabbi ile buluşmak için o şerefli vakit gelmiştir. Ki bu an gün ışığında sahte ilahlara boyun bükmeyen, şehvetin ve malın önünde paspas olmayan bir başın el-aziz olan Allah'ın önünde eğilmesinin vaktidir. Yıldızlar çıkıp göz kapakları ağırlaşıp, gözler uyuyup bedenlerin yataklarındaki yerlerini parsellediği, hay ve kayyum olan Allah'tan başka herkesin uyuduğu vakitte abdest al. En güzel elbiselerine bürün. Kıbleye yönel ve Allahu Ekber de. Ardından muhakkak ben dinime tam bağlanarak o yeri ve gökleri yaradan Allah'a yöneldim. Ben müşriklerden değilim de. Ne gariptir ki kardeşim, insanoğlunun gecenin bu vakitlerinde kalkan bir uçağı olsa onu asla kaçırmaz veya o saatlerde yayına girecek film, dizi veya futbol maçı olsa onu dört gözle bekler. Onu o saate kadar öyle bir sabır içerisinde bulursun ki musibete dahi o kadar sabretmiyordur. Heyhat. Allah'ın nida ettiği, kullarını istiğfar ve icabet sofrasına çağırdığı o vakit. O vakti insanların sabırla, özlemle beklediği film, dizi veya spor müsabakası için sabrettiği kadar şevk ve heyecanla bekliyor muyuz O saatte biriyle randevumuz olsa alarmın tek bir defa çalması dahi kafi gelir değil mi En çok hatırlanması gereken Allah'ken en çok gafil olunan Allah Celle Celaluhu ne acı değil mi Kişi isteklerine televizyon internet uyku şehvet gibi lezzet aldığı şeylere direnir bunların hepsini terk edip bu şerefli vakitte Rabbine yönelir ve onun huzurunda durduğunda Allah da onun terk ettiklerinden çok daha fazlasını verecek ve rahmet kapılarını açacaktır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Gecede öyle bir zaman dilimi vardır ki o saatte bir Müslüman dünya ve ahiret işlerinden hayır olarak ne isterse Allah ona verir. Bu her gece böyledir." zulme uğrayanın tek çaresi gecenin son üçte biri. Bazı kimseler de bu vakitte kendisine zulmedildiğinden dolayı Allah'a şikayette bulunur. Bu o kimsenin hakkıdır. Zulüm yeryüzündeki en çirkin işlerdendir. Allah da yapılan bu zulme karşı kendisine el açan kullarını geri çevirmeyendir. Şöyle bir hikaye anlatılır. Vezirlerden biri yaşlı bir kadının mallarına saldırır yaşlı kadının tüm haklarını gasp eder ve tüm mülkünü de elinden alır. Yaşlı kadın bu vezire giderek ağlar ve bu zulmünden dolayı şikayetçi olur. Fakat vezir onun haklarını geri vermez. Kadın, Allah'a senin aleyhinde dua edeceğim der. Vezir gülmeye başlar ve alay ederek şöyle der. Gecenin son üçte birinde dua edersin. Vezir Allah'ın bu vaktiyle, dolayısıyla Allah'la alay eder. Halbuki duanın silahtan daha tesirli olduğunu, duanın neler yapabileceğini görmemiştir. Yaşlı kadın gecenin üçte birinde bu zulmünden dolayı ona beddua eder. Çok geçmeden vezir azledilir. Menkul ve gayrimenkul tüm malları elinden alınır. Sonra çarşıda halkın içerisinde insanlara yaptıklarından dolayı sopa vurulur. Vezir bu haldeyken yaşlı kadın onu görür ve yanından geçerken şunu der. Seni tebrik ederim bana gecenin üçte birini öğrettin ve ben o vakitte dünyada var olan şeylerden daha güzelini buldum. Otorite sahibi olduğun zaman sakın zulmetme. Şüphesiz zulüm hemen ardından pişmanlığa döner. Gözlerin uyur fakat mazlum uyanıktır. Allah'a aleyhinde dua eder. Allahsa asla uyumaz. Günümüzün ceberut ve zalim takutları, Allah'a dua edileceğinden ne de gafildir. Dünyanın dört bir yanında gıdası Müslüman kanı olan bu zalimlerin zulümleri, beşerin takatini aşmıştır. Müslümanların bu zulüm ve tuhyana hiçbir şey yapamıyorlarsa, gecenin son üçte birinde dua okularını göndermeleri daha elzem bir hal almıştır. Şüphesiz ki Allah'ın ne uyuma alır ne de uyuklama. Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh'a, şöyle soru yöneltmişler. Yeryüzü ile arşın arası ne kadardır? O da şöyle demiştir. Bizimle arşın arasında sadece mazlumun duası vardır. Said bin Cübeyr rahmetullahi aleyh ne zaman dua etse duasına icabet edilirdi. Her gece kendisini gece namazına kaldıran bir horozu vardı. Gecenin son üçte birinin lezzetini yaşamak için böyle yapmıştı. Bir gece horoz bağırmaya başladı ve sabaha kadar öttü. Said'e o gece namaz kılmak çok meşakkatli geldi. Dedi ki, buna ne oluyor? Allah şunun sesini kessin. Bundan sonra onun sesini işitmedi. Annesi de ona dedi ki, ey oğulcuğum, bundan sonra horoz da olsa hiçbir şeye beddua etme. Kardeşim, eğer gecenin son üçte birinde kalkmaya devam eder, ondaki lezzeti de tadarsan bunu kaçırmamaya dikkat et. Çünkü gecenin bu vakti kadar faziletli bir vakit yoktur.'' bu vakit uyanık olan, yaşayan kullar çok azdır. Çoğunluk naimdir, azınlıksa kaim. Sen azınlığa talip ol ve onlardan olmaya gayret et. Zira Allah'ın hangi gece sana cenneti yazacağını bilemezsin. Allah'tan duam, bizleri bu şerefli vakitle hemhal kılması, bizi bu vakitlerde naimlerden değil, kaimlerden kılmasıdır. Allahümme amin. Allah'la yalnız kaldığında Seleften biri dedi ki, Mekke yolunda bir çocukla karşılaştım ve ona yalnızlık seni üzmüyor ve ürkütmüyor mu diye sordum. Dedi ki, Allah'la bulduğu münsiyet benden her türlü hüznü ve yalnızlığı giderdi. İbnül Cevzi Gizli olan gizliyi bilen içindir. Allah'tan başkasının bilmediği hastalığını, Allah'tan başka kimsenin bilmediği gizli bir sadakaya göğsünde yatan Allah'tan başka kimsenin bilmediği derdini, Allah'tan başka kimsenin duymadığı gizli bir istiğfar yap. Allah'tan başka kimsenin bilmediği başına gelen sıkıntıyı gece yarısı kıldığın, Allah'tan başka kimsenin görmediği iki rekat namaz yap. İbni Kayyım Allah'la yalnız kaldığında İnsanın yalnızlık hali, insanlarla beraber geçirmiş olduğu vakitlerdeki halden çok daha farklıdır. İnsanların bakışlarından, onların takiplerinden uzak olduğu için bu hali insanın içerisindeki hakikati izhar ettiği hal olarak da tanımlamamız mümkündür. Kişinin insanlarla beraberlik halinde olması, kendi nefsini hesaba çekecek bir vaktinin olmayışı, sadece karşısındakilerin hatasını görme gibi bir hastalığı beraberinde getireceği gibi bunun yanında en büyük afete de düçar olacaktır. Kendi hastalığını fark edememek, yani kişiye söylenildiği halde bu hastalığın kendisinde olmadığını nakarat haline getirmesi hali. Bunun tedavisi mümkündür kardeşim. Sen şu iki durumu kendinde muhasebe et. 1- Hatamızı teşhis eden bir kardeşimizin yaptığı nasihati kabul ederek teslimiyet içerisinde olmak. 2- Hatamızı iyi tefekkür ettikten sonra Allah'la halvet halinde. Yalnızken bunu Allah'a arz etmek ve bunun izalesi için duayla yardım dilemek. Burada ikinci maddeye daha detaylı temas edeceğiz inşallah. Kişinin kendisini tezki etmesindeki yöntemlerden bir tanesi de hiç şüphesiz Allah'la halvet halindeyken kendisini muhasebe etmesidir. Peki bu halvet halinde Allah Celle Celaluhu ile muamelemiz nasıl olmalıdır? Allah'la yalnız kaldığımızda amellerimiz ne yönde olmalıdır? Allah'ın gölgesini aralayan kapı halvet. Salih amellerde çokça bulunan bir kişinin bu amelleri tek başına yaptığı zaman yapılan bu amellerden daha fazla ecir alacağı bir gerçektir. Farz namazlarını cemaatle kılmak, hac gibi amelleri ise bunlardan istisna tutmak gerekir. Sünnette varid olduğu üzere bunların ecri tek başına yapmaktan daha faziletlidir. Nafilelere gelince bunların en faziletlisi gizli bir şekilde Allah'la yalnız kalındığında yapılanlardır. Akıllı kimse halvet halinin kıymetini bilen ve tek başına bazı amelleri yapma fırsatını yakalayandır. Çünkü söz konusu ameli açıktan yapması ona aynı ecri vermeyecektir. Öyleyse kula düşen, tek başına kaldığı her dakikadan, her lahzadan faydalanmasıdır. Peki neden? Hayatına şöyle bir göz gezdir kardeşim. Özellikle şu asrın getirdiklerine hayatımızın birçoğunu insanlarla geçirmekte, onlarla hemhal olmaktayız. İşte yolculukta, evde. Hemen her alanda insanlarla beraberiz. Kişi kendi nefsiyle çok az baş başa kalabiliyor değil mi? Sürekli birileriyle oturuyor ve vaktimizi onlarla geçiriyoruz. Öğrenciysek derslerde arkadaşlarımızla, çalışıyorsak iş yerinde çalışanlarla, sonra eve dönüyoruz eşimiz, çocuklarımızla, dışarı çıkıyoruz yine arkadaşlarımızla, bir de önceden verilmiş randevularımız. Peki de halvet yani kendi başımıza kalma randevumuz ona çok az bir vakit kalıyor değil mi? Halvet halinde ecri çok olan amellerden bir tanesi de kulun Allah korkusuyla gözyaşı dökmesidir kardeşim. Bu ona umumen çok fazla ecir verecektir. Gün boyu katılaştıkça katılaşan kalbinin yumuşamasını sağlayan bir sıvıdır gözyaşı. Yüreğinde kopan günah fırtınalarını dindiren, kalbinde oluşan günah noktalarının verdiği sancının yüzüne yansıması halidir gözyaşı. En son hangi gün bu sıvıyı gözlerimizden aşağı akıttık? Acaba kendi maslahatımız için ne zaman ağladık? Bunun karşısında alemlerin Rabbi olan, ondan başka sığınılacak olmayan Rabbimiz için en son ne zaman ağladık? İnsanlarla karışa karışa, kendi nefsimizi unuttuk kardeşim halvet halinde gözyaşı bizi nereye götürür biliyor musun? Kıyamet günü en sağlam kaleye, Allah'ın gölgesine, hem de hiçbir gölgenin olmadığı o günde. Allah, yedi sınıf insanı hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde arşının gölgesinde gölgelendirecektir. Bunlar şu özelliğe sahip müminlerdir. Adil yöneticiler, Rabbine ibadetle yetişen gençler, kalbi mescitlere bağlı olanlar, Allah için birbirlerini seven, Allah için bir araya gelen ve Allah için ayrılan kimseler, asil ve güzel bir kadın kendisini arzu ettiği halde ben Allah'tan korkarım diyerek iltifat etmeyen kimseler, sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek kadar gizli sadaka verenler, tenha yerlerde Allah'ı anıp gözyaşı dökebilenler, masiyetleri terk etmenin her iki ortamdaki ecirleri farklıdır. Bir masiyeti genel bir ortamda terk etmen senin Allah katındaki dereceni yükseltir. Fakat bir masiyeti yalnızken terk etmen Allah katındaki dereceni daha da fazla yükseltir. Bizden kim alemlerin Rabbine karşı hatasız ve günahsız olabilir ki? Peki bu günahı terk ettikten sonra onu nasıl sileceğiz biliyor musun? İleride karşılaşacağın bir günah söz konusu olduğunda ve sen tek başına olduğunda onu gücün nispetince terk etmeye çalış. O zaman Allah diğer günahlarını da bağışlayacak, katındaki tüm nimetleri büyük bir ecir olarak sana verecektir. Rablerinden gaybda, gizlide korkanlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Ayetin siyakına baktığımızda Allah'ın bu ayeti cehennemi vasfettikten sonra getirdiğini görmekteyiz. O halde Allah'tan yalnız başınayken korkanlar için cehennemden kurtuluş vardır diyebiliriz kardeşim. Kulun bundan sonra erişeceği yer cennettir. Fakat Allah Celle Celaluhu ona öyle güzel nimetler verecek ki bu en başta bir tane değil, iki tane cennet olacaktır. Diğerlerinin bir tane cenneti varken Allah'tan korkanlar için iki tane cennet var. Rabbinin makamından korkanlar için iki cennet vardır. Salihlerden birisi şöyle demiştir. Gizliden işlenen nice masiyet beni bu ayetten mahrum etmiştir. O halde kardeşim Allah Celle Celaluhu halvet bir ganimettir. Her insan bunu kullanamadığı gibi bununla da kurtulamaz. Halvet halinde Allah'tan korkmanın en büyük kazancı. Halvet halinde Allah'tan korkarak elde edeceğin en büyük semerede Allah'ı görmek olacaktır. Allah'ı cemalini, celalini ve sıfatlarını kıyamet gününde görmek gibi bir nimeti de elde edeceksin. Tıpkı geceliğin ayı gördüğün gibi. Böyle bir hissi ve lezzeti de asla hissetmeyeceksin. Bu sebeple Nebi sallallahu aleyhi ve sellem duasında şöyle diyordu: "Senden yüzüne bakmanın lezzetini, sana kavuşmanın şevkini istiyorum." Hangi varlık Allah'ın vecihinden daha güzel olabilir ki kardeşim? o hicabını kaldırdığında kul benzeri olmayan Rabbine bakacaktır. Evet, hiçbir benzeri yoktur. Sadece bu nimet bile yalnızken ondan korkmayı gerektirir. İşte size vaat edilen cennet. Ki o Allah'a yönelen, emirlerine riayet eden ve Rahman'dan gaybta, gizlide korkan ve ona yönelmiş bir kalple gelen kimseler içindir. Oraya esenlikle girin. İşte bu ebedilik günüdür. Orada kendileri için diledikleri her şey vardır. Katımızda daha da fazlası vardır. Yine başka bir yerde Allah Celle Celaluhu, güzel davrananlara daha güzeli ve fazlası var buyurmaktadır. Ayette geçen mezit yani daha fazla ne demektir biliyor musun? Cibril'in Resulullah'a haber verdiği müminlerin Allah'ı görme günüdür ki buna mezit günü denir. Bu da Allah'ın bu güzel amele karşılık verdiği en güzel nimetidir. Halvet halindeki bir muamele, muhabbet. Kardeşim, Allah Celle Celaluhu ile yalnız halvet halinde kaldığın zaman yapacağın muamelelerden bir tanesi de hiç şüphesiz ki ona karşı sevgini hissetmendir. Şurası malumdur ki seven bir kimse, sevdiği bir kimseyle yalnız kalmak, ona açılmak, onunla konuşmak ve dertleşmek ister. Bu seven kimse için her zaman aradığı bir fırsattır. Şair der ki: Geceye dedim ki senin içinde sözler ve sırlar gizli midir? Dedi ki: Sevenlerin seher vaktinde söylediklerini hayatımda hiç gizleyip de atmadım. Yalnız kaldığında Rabbinle konuş. Ona tek başınayken ibadet et. Sevgi, ümit ve korkuyla işte bu şuur da birçok kimsenin tatmadığı mutluluğun lezzetidir. Davud et-Tâ'i rahmetullahi aleyh der ki, Allah'a yemin olsun ki gece vaktinde ibadet olmasaydı bu dünyanızda kalmayı asla sevmezdim. Hasan el-Basri'ye sordular. Gece ibadet eden kimselere ne oluyor ki yüzleri nurludur? O da şöyle cevap verdi. Çünkü onlar Rableriyle yalnız kalıyorlar. Rableri de onların nuruyla giydiriyor.'' Halvet ehli, size gizli ve sürpriz bir nimet var. Bir vakit olur, insan uzun uzun secde yapar. Rabbi ile konuşur, konuşur, konuşur. Fakat uzun uzun konuşmasıyla gözyaşlarından aldığı his ve lezzeti asla alamaz. Halvette dökülen gözyaşları. Bunun manası bu satırları ne yazmakla ne okumakla anlaşılır. Bunu ancak tadan kimseler anlayabilir. Kardeşim, ne mutlu o kimselere ki Rableriyle halvet halindeyken kulluklarından başka bir fiilleri yoktur. Çünkü Allah onlara kıyamet gününde sürpriz bir nimeti vaat ettiğini buyurmuştur. Allah Celle Celaluhu bunu bize açıklamamış, kıyamet gününe bırakmıştır. Onların yanları yataklarından uzaklaşır, korku ve ümitle Rablerine yalvarırlar. Verdiğimiz rızıklardan da infak ederler. Yaptıklarına karşılık olarak Onlara gözlerin aydın olacağı, nelerin gizlenmiş bulunduğunu kimse bilemez. Allah onlara sürpriz, gizli ve bu dünyada bize bildirmediği bir nimet hazırladığını buyuruyor. Bunun ne olduğunu da ancak Allah bilir. Kardeşim, şuraya dikkat etmeni isterim. Halvet ehli Allah'a ibadetlerini, gözyaşlarını, yakarışlarını dünyada gizledikleri için Allah da Buna karşılık ismini dahi diğer kimselerden sakladığı bir nimeti onlara verecektir. İyiliğin karşılığı iyilikten başka bir şey midir? Allah'la yalnız kaldığında günahtan kaçınan, ibadetlerine devam eden, sevgi, ümit ve korku duygularını gözyaşlarıyla besleyenleri bu sürpriz nimet beklemektedir. O halde kardeşim bu fırsatları kaçırma ve halvet halinden mutlaka istifade et. Sakın ama sakın halvet halinde hüsrana uğrayan, günah bataklığına saplananlardan, yalnız kaldıklarında ilk işleri Rablerine isyan olan ve günahlarda yarışan kimselerden olma. Allah'la yalnız kaldığında bu vakti sadece ibadet ve gözyaşlarıyla süsle. Son olarak halveti bir ganimet olarak düşün. Herkesin kullanamayacağı ve bazılarını da ateşe götüren bir ganimet. Allah'ım Bizlere bu vakti seninle sevgi, korku ve ümitle yaşayıp gözyaşlarıyla besleyen ve katındaki gizli sürpriz nimeti celbeden kullarından yaz. Amin. Allah'la konuştuğunda siz işitmeyen ve uzak olan kimseye dua etmiyorsunuz. Bilakis siz işiten ve yakın olana dua ediyorsunuz ve o sizinle beraberdir. Buhari Allah'la ne konuştuğunu bilmez bir şekilde dua etme. Allah'la konuştuğunda, onunla baş başa kaldığında tüm dünyayı arkana al ve sadece Allah'la konuştuklarını düşün. Allah'la konuştuğunda. Bir adam berbere tıraş olmaya gider. Berberle aralarında hoş geçen sohbetten sonra berber açıkça Allah'a inanmadığını söyler. Adam da bunun nedenini sorar. Berberse kendisinin ihtiyaç sahibi olduğunu fakat Allah'ın ona yardım etmediğini, eğer Allah var olsaydı böyle bir sıkıntısının olmaması gerektiğini söyleyerek inanmadığını söyler. Adam şaşkınlık içerisinde berberin işi bitene kadar susmayı yeğler. Ücretini ödedikten sonra çeker gider. Birkaç dakika sonra adam süratli ve kızgın bir şekilde geri döner. "Sen berber falan değilsin. Berber olmaya da layık değilsin." der. "Berber, neden? Ne oldu ki?" Adam: Çünkü ben caddede giderken bir adam gördüm. Saçı uzun ve birbirine girmişti. Sen onu tıraş etmemişsin. Berber: Benden isteseydi onu elbette tıraş ederdim. Adam: Allah için en güzel misal vardır. Demek ki sen de Allah'a yönelip ondan istemiş olsaydın o da sana yardım edecekti. Kardeşim, Allah da Kur'an da bize bunu haber vermektedir. Kullarım sana beni soracak olursa muhakkak ki ben onlara çok yakınım. Dua edenin duasına icabet ederim. O halde bana dua etsinler ve bana iman etsinler ki umulur ki doğru yola erişirler. İnsanın başına musibet geldiğinde aklına gelen ilk şey bu musibeti sevdiği kimseye haber vermektir. İnsanlar içerisinde kendisine en yakın olanı anlatmak. Aslında bu insanın duasında olan bir durumdur kişi işten eve geldiğinde iş yerinde yaşamış olduğu olayları ilk olarak eşine anlatır. Çocuk karşılaştığı olayları hemen ebeveynine anlatır. Kısacası kim kimi kendisine yakın görüyorsa ona açılır, ona kendi durumunu arz eder. Allah Celle Celaluhu kulların konuşmaya yakın bir dosta muhtaç olduğunu bilmektedir. İhtiyaçlarını anlatacakları, hüzün ve kederlerini paylaşacakları bir dost. Allah kullarının isteklerini en güzel şekilde karşılar ve onlara en umulmadık yerden bir kapı açar kardeşim. Gece ve gündüz her an açık olan bir kapı vardır ki o da Allah'la konuşmaktır. Hangi vakitte konuşmayı, ona derdini arz etmeyi, rahatlamayı istersen varlığı daim olan bir Rabbinin olduğunu unutma. Onu ne uyku alır ne de uyuklama. Onu ne bir uyuklama tutabilir ne de bir uyku. Evet kardeşim, bu ayeti belki tabüden yıllarca okuduk fakat Allah'a her an iltica edeceğimizi belki hiç düşünmedik. Allah Celle Celaluhu her an diri olan, tüm beşeri zafiyetlerden uzak olandır. Biz hali pürmelalimizi bize en yakın olan kimselere götürmeyi arzu ediyor fakat en yakın olan mümin kullarının dostu olduğunu Kur'an'da söyleyen Allah'a götürmüyor, sadece kullarla mutmain oluyorsak bu Allah'ı dost görmediğimizin göstergesi değil midir? Şöyle bir örnekle düşünelim. Bir ülkede bir kral var. Bu kralın muazzam bir sarayı var. Bu saray o kadar büyük ki senin krala ulaşman için gelen kimseleri karşılayan sorumluyla görüşmen gerekir. Bu kişi seni kapıdan da kovabilir, içeri de alabilir. Sen içeri girip bu sorumludan kralla görüşmeyi talep etsen, o ya kralın takvimine göre sana randevu verecek ya da vermeyecektir. Diyelim ki bu sorumluyla görüşmeyi başardın. Seni dinleme ihtimali de var, dinlememe ihtimali de. Dinlese senin isteğini kabul etmeyebilir de. Ne haller ama. Mahluk, muhtaç olan, aciz olan, Rabbi karşısında zelil olan mahluk. Bu ihtimaller sadece mahlukat için geçerlidir. Ama Rabbin, onun için bunlar asla söz konusu dahi değildir. O, her daim mevcut olan, fani olmayandır. Senin yapacağın tek şey abdest alarak kıbleye dönüp Allahu Ekber diyerek tüm dünyayı arkana atmaktır. Bunu yaptığın anda Rabbinin huzurunda onun önündesin. Artık el-melik olan Allah'ın huzurunda onunla konuşmaya başlıyorsun ve o da seninle konuşuyor. Ne muazzam bir hal değil mi? Onun katında senin istediğin hatta istediğinden fazlası var. Senin istek tahayyülünün ulaşamayacağı derecede her türlü mülkün sahibi olan sadece ve sadece Allah'tır. Kardeşim, dünyanın içerisinde birçok istenmeyen ortamlarda bulunuyoruz. Dünya adeta bir yangın yeri. İçerisinden kendin hepsini kurtaran ne kadar az insanlar değil mi? Sürekli kaygılarına kaygı katan, dertlendikçe dertlendiren birçok hadisi oluyor. İşte bunların arz edileceği en yüce makam senin bir anda önünde duruyor seni bu dünyada sıkan ne varsa ona arz et. Anlat, bahset, konuş. Unutma ki huzurunda durduğun zata karşı yüzünü çevirmediğin müddetçe o senden yüzünü çevirmez. Tıpkı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dediği gibi. Kul namazdayken yüzüyle sağa sola dönmediği müddetçe Allahu Teala da ona yönelmeye devam eder. Yüzüyle sağa sola dönecek olursa Allah da ona yönelmekten vazgeçer. Burada dikkat edilecek durumlardan biri de Allah'la konuşmanın çok muazzam olduğunu unutmaman. Lafızlarına, hareketlerine dikkat etmendir. Zira Allah el-Halık, el-Melik olandır. Ona müstehak olan bir muameleyle muamele etmen gerekir. Sıradan bir konuşma ona layık olabilir mi? Allah'la konuştuğunda onunla nasıl muamele etmelisin? Asıl meselemiz Allah'a dua edip etmememiz değil. Allah bize icabet ediyor mu, etmiyor mu olmalıdır. Allah Celle Celaluhu herkesin duasına icabet etmez. Gece gündüz demeden Allah'a yalvaran, ondan isteyen nice kimseler vardır ki Allah Celle Celaluhu onların hiçbirisine icabet etmemektedir. Çünkü Allah'ın icabet etmesine vesile olacak sebepler onlarda bulunmamaktadır. Bu konuda akıllı olan kimselerse Allah'ın kendilerinin dualarına nasıl icabet edeceğini bilmektedir. Kardeşim, Allah'ın bize icabet etmesini istiyorsak şu hususlara dikkat etmemiz gerekir. Öncelikle duada belirlemiş olduğumuz metodumuzu değiştirmemiz gerekir. Bu da Allah'la olan muamelimizdeki edebimizin güzelleşmesi için uygun bir ses tonu seçmemizle mümkündür. Rabbini sabah akşam yüksek olmayan bir sesle, kendi kendine, ürpertiyle, yalvara yalvara ve için için zikret. Gaflete kapılanlardan olma. Ayette kastedilen sesini çok yükseltmemek ve çok da kısmamaktır. Hadiste şöyle buyurulmuştur. Siz, işitmeyen ve usak olan kimseye dua etmiyorsunuz. Bilakis siz işiten ve yakın olana dua ediyorsunuz. Ve o sizinle beraberdir. Bu dil yönünden böyledir. Geriye ise kalp kalıyor. Dua esnasında kalbine çok dikkat et kardeşim. Zira birçoğumuz Allah'a dua ederken sözlerimizi gelişi güzel serdediyoruz. Ezberlediğimiz duaları alışkanlık halinde terennüm ediyoruz fakat ne söylediğimizi bilmiyoruz. Oysa dil kalpten bağımsız bir şekilde hareket halinde nereye gidebilir ki? Beden bir bütündür. Dolayısıyla kalp ve dil birbirinden müstakil hareket ettiğinde orada nifaktan başka bir şey söz konusu olamaz. Düşün kardeşim. Dilimiz Allah'a sünnetteki en nadide duaları ederken kalbimiz hangi dünya meşgalesiyle meşgul? Acaba işler ne durumda? Yarın hangi programı yapmam gerekiyor? Derslerimi yetiştirebilecek miyim? Falanca sorunu nasıl çözebilirim? Dil Allah'la konuşurken kalp adeta dünya turu yapıyor. Dil iştahlı bir şekilde harfleri, kelimeleri yutuyor. Aceleyle Allah'a dua ediyor ve sonra bitince Allah'a hamdolsun dua ettim deyip görevini tamamlıyor. Hayır kardeşim. Allah bu duayı kabul etmez. Bu dua, bu istek ve bu konuşma Allah'ın şanına ve celaline yakışır mı? Dünyada beş kuruş etmeyen kafirlerin makamına çıktığında da aynı şeyi yapabilir misin? Bunu sor kendine ve alemlerin Rabbine ettiğin duayla kıyas et. Biliniz ki Allah kendisinden gafil olan bir kalbin duasını kabul etmez. İnsanların birçoğu secdede ezan ve kâhmet arasında, vitir namazında birçok dua etmekle beraber başka işlerini düşünmekteler. Bu durum kelimelerin tekrarlanması neticesinde kalple dilin uyumsuzluğundan başka ne sağlayabilir insana? İnsani ilişkilerde dahi bunu kabul etmiyor ve karşımızda ne söylediğini bilmeyen kimselere kızabiliyorken, alemlerin Rabbine hangi cüretle bu fütursuzluğu layık görüyoruz? Sana şimdi bir örnek vereceğim. Diyelim ki bir kardeşin seni telefonla arayıp para istedi. Zira buna çok ihtiyacı var. Sana bunu söylerken de kalbi başka dünyayla meşgul. Sana söylediği kelimeleri önemsemeden, tekrar edip durmasına karşılık ne hissedersin? Cevabını ben vereyim istersen. Bana ne dediğini bilmiyorsan ne diye arıyorsun der ve karşındakinin seni takmadığını, değer vermediğini düşünür ve onun isteğine karşılık vermezsin. En güzel misaller Allah'a aittir. Allah Celle Celaluhu her varlıktan daha yüce, en güzel olan zat'tır. Allah'ın kalbi başka işlerle meşgul olan bir duaya icabet etmemesi daha evla olan değil midir? Kardeşim, Allah'la konuştuğun dua vaktinde kalbinin serdettiği kelimelerden gafil olmasından sakın. Allah'la ne konuştuğunu bilmez bir şekilde dua etme. Allah'la konuştuğunda, onunla baş başa kaldığında tüm dünyayı arkana al ve sadece Allah'la konuştuklarını düşün. Tadarruh hissi Bazı insanlarda var ki Allah'a dua ettiğinde kalbi gafil değildir. Çünkü duada çok hususi bir meseleye değinir. Zira bu dua, icabete en yakın olan duadır. Dua eden kimse bu esnada öyle hislere kapılır ki, bu hisler ona duanın lezzetini vermekle beraber ona kuvvet de verir. Bu hissin adı tadarrudur ki bu da Allah'a karşı boyun eğme ve ona huşu içinde yalvarmaktır. Tadarru haddi aşmanın ve Allah'a isyanda bulunmanın zıddıdır. Tadarru ona zilletini göstermek, nefsin tasgiri, küçülmesidir. Rabbinize tadarruyla ve gizlice dua edin. Çünkü o haddi aşanları sevmez. Rabbini sabah akşam yüksek olmayan bir sesle, kendi kendine ürpertiyle yalvara yalvara ve için için zikret. Gaflete kapılanlardan olma. Kardeşim, Allah'a karşı muhtaç olduğunun göstergesi, tadarru hissiyle dua etmendir. Sen Rabbine muhtaç oluşunu arz et. Zira ondan başka sığınacak hiç kimse yoktur. Rabbin senin aciz olduğunu, muhtaç olduğunu söylemeni, elem verici azabın sana isabet etmesini engellemek için bu derecede dua etmeni ister. Kul, günahkar dahi olsa Allah'a yönelip tadarruyla tevbe ettiğinde Allah'ın da ona muamelesi farklı olacaktır. Son olarak bir ayetle bu konudaki sohbetimizi noktalamak istiyorum. Allah, Kur'an'da tadarrudan öyle bir bahsediyor ki, bir kavmi bunu yapmaları için darlık ve sıkıntıyla imtihan ediyor. Senden önce de ümmetlere elçiler gönderdik. Tadarruda bulunsunlar diye onları darlık ve sıkıntıyla yakalayıp cezalandırdık. Hiç olmazsa kendilerine böyle baskımız geldiği zaman tadarruda bulunsalardı. Kendim ve senin için duamızı, ibadetimizi güzelleştirmesi için bize yardım etmesini, kendisine dua ettiğimizde onu katında kabul etmesini Allah'tan isterim. Allahümme amin. Allah duana icabet etmediğinde. Kişi nefsini bildiği sürece hiçbir şey onun dua etmesine engel olmasın. Allah Celle Celaluhu şeytanın bile şu duasını kabul etmemiş mi? İblis, bana insanların tekrar dirilecekleri güne kadar mühlet ver dedi. Allah, haydi sen mühlet verilenlerdensin buyurdu. Süfyan bin Uyeyne Allah duana icabet etmediğinde. Belki en çok dikkat çeken konumuz bu olacak. Zira Allah'a kulluğun simgelerinden biri olan duanın, Allah katında karşılık bulmadığı zaman kul ümitsizliğe kapılabilir. Üzülme kardeşim sakın Rabbin senin duana icabet etmedi diye kaygılanma. Bizim öyle bir Rabbimiz var ki senin duanı kabul etmemesi de dahil hiçbir fiili öylesine değildir. Hepsini bir hikmete binaen yapmıştır. Allah hiç boşu boşuna icabeti geciktirir mi? Bilakis o, bunu dahi kendisinin bildiği bir hikmete binaen yapmaktadır. Lakin biz bunu asla bilemeyiz. O halde bu hikmetin sana açılmasını bekle. Çünkü Allah senden ve benden hayırlı olan kimselere de bunu yaptı ki bunlardan biri Yakup Aleyhisselam'dır. Yakup Aleyhisselam sevgili oğlu Yusuf'u kendisine getirmesi için Allah'a ağlıya ağlıya dua etti. Hatta ağlamasından ötürü gözlerini kaybetti. Ve Allah seneler sonra onun duasına icabet etti ya biz kardeşim, yıllarca bekleyen, sürekli devam eden muayyen bir duamız var mı? Veya biz Yakub aleyhisselamdan faziletli miyiz? O halde duamıza icabet edilmediğinde neden üzülüyoruz? Allah duana icabet etmediğinde onunla nasıl muamele etmelisin? İnsan bazen duasına Allah'ın icabet etmediğini bildiği zaman üzülür. Lakin bu durum Allah'ın katında çok farklıdır. Kul tam Allah'ın icabetine yetişmişken kendisini bir anda ümitsizlik içerisinde bulur. Halbuki Rabbi onun bu durumuna gülmektedir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir keresinde Allah, hallerinin değişmesi yakın olduğu halde kulların ümitsizliğe kapılmasına güler deyince sahabeden birisi "Rabbimiz güler mi?" diye sorunca Resulullah evet diye karşılık verdi. Bunun üzerine o sahabe Gülen bir Rab bizden asla hayrını kesmez dedi. Bu hadise bakarsan kardeşim acele etmemen, üzülmemen, ümitsizlik dehlizine girmeye teşebbüs dahi etmemen gerektiğini anlamış olursun. Çünkü sen acele ettiğin ve ümitsizliğe kapıldığın zaman duaya icabet kapılarını da kilitlemiş olacaksın. Ne talep ettiysen artık bunu onun katından silmiş olacaksın. Dua ettim kabul olmadı diyerek acele etmediğiniz müddetçe her birinizin duası kabul olur. Bazen kurtuluş, kulun icabetin zirvesine en yakın olduğu zaman gerçekleşir. Kul, o icabete en yakın olduğu anda ümitsizliğe kapılır ve duadan geri durur. Halbuki duaya icabete ramak kalmıştır. Kardeşim, Allah sana merhamet etsin. Neden ümitsizliğe kapılıp da duadan geri duracaksın? Niyet tam zirvedeyken ve hedefine az kalmışken bir anda gerisin geriye gitmeyi tercih ediyorsun? Diyelim ki duan kabul olmadı. Duaya devam etsen ne kaybın olacak? Daha farklı açıdan konuya yaklaşalım. Acaba dua demek illaki icabet mi demektir? Kabul makamının olmaması duayı bırakmayı gerektirir mi? Asla. Bilakis duamız kabul olmasa da Allah'a son nefesimize kadar dua etmeliyiz. Kardeşim, Rabbimiz muhakkak bize duanın kabulünden başka bir nimetini verecektir. İnsanların birçoğu duanın kabulünü hedef olarak addedip dua kabul edilmeyince üzülmektedirler. Halbuki düşünmelisin kardeşim. Sen el-Halik olandan istiyorsun, mahluktan değil. Örneğin herhangi bir şahıstan bir şey istediğin zaman o vereceğe karşılığında senden bir şey isteyebilir. Bu durum mahlukatın yanında böyledir. Peki el halik olan, seni yaratıp sana şekil veren Allah Celle Celaluhu katında bu durum nasıl hiç düşündün mü? Sen ona bu isteğini söylediğin zaman sana istediğini verir. Bunun daha üstünde de seni iyiliklerle mükafatlandırır tüm mülkün sahibi olup da talep edilmeye en layık olan O'dur. Ve talebe cevap verip vermemesi de O'nun kendi bileceği bir husustur. Burada düşünmen gereken bir husus vardır kardeşim. Vermekte sonsuz güce sahip el-mücib olan Rabbimizin duaya icabet etmeme durumunun gerekçesi nedir? Allah'ın duanı kabul etmemesinin sebebi nedir? Allah Celle Celaluhu senin Kendisinden talepte bulunmanı ister. Sen ondan her isteyip ısrar ettiğinde bu Allah'ın hoşuna gider. Sen ya istemiş olduğunu alacaksın ya da yaptığın duanın karşılığında kıyamet gününde muhtaç olduğun iyilik defterini biraz daha kabartmış olacaksın. Benim için de senin için de en değerli olan bu değil mi? Şöyle bir düşünelim kardeşim. Sen borçlarından kurtulmak istiyorsun bir evinin eşinin olmasını istiyorsun. Allah Celle Celaluhu bu isteklerini yerine getirdiğinde talep ettiğinin karşılığını almış olacaksın. Fakat senin duanı kabul etmeyip sen duada ısrar etmeye devam edince de Allah her dua edişinde sana hasenat, iyilikler yazacak. Hasenatsa kimsenin kimseye bir dirhem faydasının olmayacağı o kıyamet gününde insanlar için en değerli hazinedir. Kıyamet günü sana bakacak ve sadece ateşi göreceksin. Soluna bakacak yine ateşten başka bir şey görmeyeceksin. Seni kurtaracak tek şey iyiliklerin olacak. Adi bin Hatim rivayet etti ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Biriniz arada kendisini örten bir perde ve bir tercüman olmaksızın Allah'ın huzurunda duracak. Allah ona şöyle soracaktır: Sana mal vermedim mi? Evet verdin. Sana peygamber göndermedim mi? Evet gönderdin. O adam sağına bakar, ateşten başka bir şey görmez. Soluna bakar, ateşten başka bir şey görmez. Bir hurma tanesinin yarısını vererek de olsa, bunu bulamadığı takdirde güzel bir söz söyleyerek de olsa, biriniz sadaka vererek, iyilik yaparak ateşten sakınsın. Bu iki ihtimalin dışında üçüncü bir ihtimal daha var. Bu da Allah Celle Celaluhu senin duanı kabul de etmez, hasenat da yazmaz. Fakat senin içine düştüğün sıkıntı, eza ve cefayı senden giderir. Çünkü sen Allah'a dua ediyorsun. O da senden bu dua ölçüsünde sıkıntıları giderecektir. Hatta sen belki de o konuyla alakası olmayan başka bir talepte bulunsan da senden sıkıntıyı giderecektir. Herhangi bir kul Allah'tan bir şey dilerse, günah bir şey istemediği veya akrabasıyla ilgisini kesmeyi arzu etmediği sürece Allah onun duasını şu üç halde kabul eder. Ya onun duasına hemen cevap verir, yani dünyada onun duasını kabul eder, ya onun yerine misli hayır verir, kıyamet gününde hasenat verir, ya da ondan bir kötülüğü giderir. Sahabe, ey Allah'ın Resulü, o halde Allah'tan çok isteriz deyince, Resulullah, Allah'ın lütfu istediğinizden daha fazladır buyurdu. Subhanallah. Bu üç şeyin verilmesine bak kardeşim. Hepsinden dolayı yine kul hiçbir zarar etmiyor. Dua öyle bir garip duygudur ki insanı rahatlatan, onu kulluğun merkezine çeken bir ibadettir. Kardeşim, tüm kalbimle sana şunu diyebilirim. Birimiz Allah'a dua ettiğinde kendisinde inanılmaz bir rahatlık hisseder. Kalbinin tamamen ferahladığını hisseder. İster duası kabul olsun, ister olmasın. Evet kardeşim. Duası kabul olmadan önce bile kul bu rahatlığı hissetmektedir. Allah senin dua ettiğinde bütün bu lezzet ve rahatlığını hissettiğini bildiği zaman bazen o duanı kabul etmeyi erteleyebiliyor ki hissettiğin bu tat sende yok olmasın. Zira hakiki anlamda duanın tadı duanın kabul olmasından daha güzeldir. Aslına baktığımız zaman duanın tadıyla duanın kabulünün tadının arasında bir benzerlik yoktur. Neden dua, duanın kabulünden daha güzel olabilir? Çünkü duada iki yön vardır. Birinci yön Allah'ın sevmiş olduğu, ikinci yön ise bizim sevmiş olduğumuzdur. Allah bizim ona dua etmemizi sever. Biz ise Allah'ın bizim duamıza icabet etmesini severiz. Şüphe yok ki Allah'ın sevdiği, razı olduğu durum bizim sevdiğimizden, istediğimizden, hoşumuza gidenden daha çok, daha güzel ve bizim için en hayırlı olandır. Ayrıca kardeşim, Allah'ın kulunu hayatındaki bazı özel nimetlerden mahrum bırakıp, bunlardan daha büyük bir lezzet verdiğini biliyor muydun? İşte bu lezzetin adı da duadır. Kendi nefsin için isteyip de kaybettiğinden çok daha lezzetli olan nimettir dua. Bu, Allah'ın kulun aklını erdiremeyeceği yüce hikmetidir. Allah'ın duaya icabeti ertelemekle takdir ettiği bu yüce manaları şimdi anlamlandırdın mı kardeşim? Birçok insan Allah'ın kulunun duasına icabet etmesini Allah'tan gelen bir lütuf olarak kabul eder. Allah'a ellerini açıp dua eder de Allah da bunun duasını kabul edince kerametin kendisinden olduğunu zanneder bir de üstüne iyi bir kul olduğunu düşünür. Belki Allah onu bununla saptıracak ve helakin eşiğine getirecektir. Ama o bunu hiçbir zaman düşünmez. Kardeşim, kulun duasına icabet edilmesi ona ya lütuftur ya da onu rezil eden bir durumdur. İcabet ya bir ita, armağan olur ya da bir bela. Duanın kabulü kula verilen bir lütuf mudur? Allah Celle Celaluhu'nun kulun duasına icabet etmesi ona bir lütuf da olabilir, onu rezil eden, aşağılıklardan kılan bir durum da olabilir. Peki bunu nasıl anlayacağız? Bunun bahşedilen bir armağan veya bela olacağının göstergesi nedir? Kardeşim, eğer Allah talep ettiğini sana verir ve bu seni ona daha çok yaklaştırır, imanını artırırsa Allah'ın sana bu icabeti senin için en büyük armağan ve lütuftur. Fakat bu talebin doğrultusunda Allah'ın sana vermiş olduğu nimeti seni Allah'tan uzaklaştırıyor ve imanında eksilmeye sebebiyet veriyorsa bu duanın kabulü senin için bela olmaktan öteye geçmez. Örneğin birisi Allah'tan İslam'a güzel bir alanda hizmet etmeyi istedi. Allah da ona Müslümanlara öncülük edecek bir nimeti verdi. Ardından bu fazlından ötürü Allah'a fiilen şükretti. İşlerinde sadık ve samimi olarak dine hizmet etti. Sürekli Rabbine olan imanını, yakinini artırdı ve işlerini büyük bir haz ve heyecanla yaptı. Kendisiyle beraber olanlarla omuz omuza bu dinin sancağını ağırlığına ve zorluğuna bakmadan yüklendi. Bu hal kişiye Allah tarafından verilen en büyük armağandan başkası olamaz. Yapılan duaya en güzel şekilde icabet eden Allah, bu durumuyla kişinin hayır yollarını sonuna kadar genişletmiştir. Aksi durumda kişi Allah'ın bu nimetine hıyanetle nankörlük edip her yaptığı ameli toplumda kabul görmek için yapıyorsa, gözlerin görmediği yerlerde kendisinin ağzına bakan tebasını ve kendisine gıptayla bakan kişileri aldatır. Müslümanları hor hakir görüp öteler ve sadece kendisini ve tebasını doğru yolda zannedip, Müslümanların kendisine verdiği değeri istismar ederek içinde bulunduğu nimetle kibirlenip şımarırsa işte Allah'ın onun duasına icabeti onun için beladan öteye geçmemiştir. Aslında en güzel armağan olan bu durumu kendi elleriyle kazanmış ve hevasına tabi olmak suretiyle bir belaya çevirmiştir. Kardeşim, sen Allah'a ne zaman gidersen o da sana gelecektir. Hatta sen ona yaklaştıkça senin yaklaştığından daha fazla sana yaklaşacaktır. Ondan istediğini sana elbette verecek. Dilediğini sana fazlından çoğaltacaktır. Allah'tan gelen her durumu kabul et ve ondan daima iste. Göreceksin ki senin düşündüğünden kat kat fazlasını sana verecektir. Sakın duanı terk etme. Gözyaşların ve duyguların senin yakıtın olsun. Senin isteklerin bitse dahi duaya sürekli devam et. İçinde bulunduğu nimetin şükrünü bil ve daima Allah'tan sebat iste. Allah dualarımızı makbul, katında bizleri razı olduğu, kabul ettiği ve duasına icabet ettiği kullarından eylesin. Allahümme amin. Dahası var. Kıymetli kardeşim, bu kitapta sana Allah'la yapacağın bazı muamelelerden bahsettim. Allah'ın kullarına olan muamelesi bunlarla sınırlı değil elbet. Fakat bunları ilk etapta özümseyesin diye sana önemli olan ilk kısmını sundum. Allah nasip ederse diğer bir kısmını da ikinci kitapta bulacaksın. Şimdilik bunlarla donan ve kulluk yolculuğuna ilk günkü şevkle çık. Yolda her tökezlediğinde ve rotanı kaybettiğinde özümsediğin bu bilgileri kendine rehber edin. Sadece kendinle sınırlı tutma. Annene, babana, eşine, çocuklarına, kardeşlerine, arkadaşlarına. Çevrende kim varsa en seçkin ve naif cümlelerle onlara bunları anlat. İkinci oturumumuzda görüşmek üzere. Seni bizimle eşsiz muamele eden Yüce Allah'a emanet ediyorum. Şüphesiz ki bu bir öğüttür. Dileyen, Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Kardeşin Özcan Münacat Ya Rabbi, sen ki beni yarattın bana sağımdan solumdan önümden arkamdan altımdan ve üstümden verdiğin nimetlerle kuşattın Senin üzerinde olan nimetlerinin hakkını verecek bir şükre kadir değilim Acizim güçsüzüm zayıfım çabamsa ancak bana verdiğin çabamdır Bu zerreyi miskal çabamla sana şükrediyorum ve biliyorum ki dilim ve bedenimdeki şükür senin bahşettiklerine, ihsanına ve fazlına asla eşit olamaz. Ya Rabbi, senin bunca nimetine nankör olan, sana uluhiyetinde ve rububiyetinde ortak koşanlara rağmen sen benim perçemimden tuttun. Ve bana hak olanı gösterdin. Hiçbir ışık ve ışığa dair emari olmayan badiyedeydim. Karanlıklar Ruhumun derinliklerine işlemiş, nuru zulümat, zulümatıysa nur olarak kanıksamıştım. Senden gelen basiretleri duyuyordum, okuyordum. Fakat gözlerimde perde, kulaklarımda ağırlık, dilimde bağ, kalbimde anahtarı sadece senin katında olan ve senden başka hiç kimsenin açamayacağı günahlarla paslanmış bir kilit vardı. Karşıma... Yalnızca sana ibadet eden kullarından bazılarını çıkardın. Onların sözlerine, dillerine ve yaşantılarına kalbimin üzerindeki bu paslı kilitleri açacak kodları yerleştirmiştim. Ayetlerini okuyorlardı. Önceden okuduğum fakat idrak edemediğim ayetleri. Kalbimin kilitlerini açtığın anda kulak, göz ve tüm duyu organlarım uluhiyetine şahitlik vazifesini yerine getirmeye başlamıştı. Artık hidayetin nurları sana halinde kalbime ve benliğime yağıyordu. Her damlasında arındırıyor, ferahlatıyor ve karanlığımı aydınlatıyordu. Ey el-hadi olan Rabbim! Sana olan imanımın lezzetiyle yolunda mücadele etmenin gereğini anlamıştım. Senin yolunda davetin hakikati şuydu, iman, salih amel ve sabır. Yani sana iman edip, bunun geriye olan salih amelleri yerine getirecek ve bu ikisinin kesin ve yatsınamaz gerçek bir sonucu olan başıma gelenlere sabredecektim. Hayır yollarını kullarına gösteren Rabbim. Sana layık olmasa da salih amellere gayret etmeye çalıştım. Çabam ve gayretim büyük değildi. Ama rızanı ve vecihini umarak o ilk heyecan ve şevkle sana yönelmenin lezzeti hala kalbimin dehlizlerinde ya Rabbim imtihan edilecektim biliyorum. Hiçbir şey ayetlerde tilavet ettiğim, kitaplarda okuduğum ve derslerde kulak verdiğim gibi olmayacaktı. Hakikatler zihin konforunu bozacak ve herkes bu din için bir bedel ödeyecekti. Çok geçmeden Yusuf Aleyhisselam'ın mektebi olan zindanla imtihan ettim. Bu yaşadığım son imtihanla beraber üçüncü kez burayı gösterdin. Hepsinde bana gösterdiğin ayetlerle, verdiğin nimetlerle destekledim her defasında affını, mağfiretini, ihsanını ve keremini iliklerime kadar hissettim. Her imtihanla dinine daha sıkı sarılmamı sağladın. Bu zindan imtihanını dünyanın keşmekeşinden ve günahlarından zatına yöneliş, firar ve halvet kıldın. İşlediğim günahlardan arındıran bir nimet olan bu imtihanı bana yazdığın için sana hamdolsun Rabbim. Ya Rabbi, günahlarımı şeytanın oyunlarını ve kirli desiselerini bu küçücük dünyanın hücresinin bir köşesinde her anında nebevi meltemler esmesine bir engel kılma. Şüphesiz ki senin buyurduğun gibi buranın içinde rahmet vardır. Beni buranın rahmetinden mahrum eyleme ya Rabbi. Bu koca beton ve demir yığınlarının ardından Yakub aleyhisselama koklattığın evlat kokusunu Enes bin Nadra koklattığın ve hasretle beklediğimiz cennetlerinin kokusunu bana hissettir. Eşşafi, El Cebbar, El Nasır, El Karib olan Rabbim, muhakkak ki sen bana şah damarımdan daha yakınsın. Gönlümü sadra şifa ayetlerinle cebret. Bana öyle yardım et ki, zindanın her köşesinde, yaşadığım her duygumda ayetlerini sadrıma şifa kılabileyim. Ya Rabbi! Duygularım yoğun ve çok çeşitli olsa da beni sensiz, kalbimin azığı olan zikrinden mahrum bırakma. Yer yer özlem yüreğimde depreşse, gözlerimi yaşartsa, sadrımı bir volkana çevirse, boğazımı kilitleyip dilimi bağlasa da hüznümü ve sıkıntımı yalnız Allah'a şikayet ediyorum. Ayetinle sekinet bulayım. Günahlarımı düşündükçe hücrem daralır. Hücre içinde hücre, duvar üstüne duvar kilit üstüne kilit gibi. Yüreğimin beraber attığı kardeşlerimin sevgisi ve uhuvveti dikenli tellere takılıp küçük bir mazgaldan uzatılan mektuplara sıkışır ve yalnızlık duygusu yüreğime nakış nakış işlenirse, Rabbim beni tek bırakma, sen varis kılanların en hayırlısısın ayetin hücremi aydınlatsın. Çaresizlik ve acziyet hissedip tüm kapılar kapanır, kilitlenir, demir yığını kapıların ve mazgalın sesi tükenmişliğimin habercisi olduğunda beni Nebi'nin Taif'ten dönüşündeki duasıyla sana yönelt. Allah'ım, kuvvetimin zayıflığını, çaresizliğimi ve insanlar üzerindeki güçsüzlüğümü ancak sana şikayet ederim. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi! Sensin ezilmişlerin Rabbi. Sensin benim Rabbim. Beni kime bırakıyorsun?'' bana gaddarlık yapan yabancıların eline mi? Yoksa işimi eline teslim ettiğin bir düşmana mı? Eğer bana karşı gazap etmediysen hiçbir şey aldırış etmem. Fakat afiyetin beni rahatlatacaktır. Gazabına uğramaktan veya azabına layık olmaktan, karanlıkları yırtıp aydınlatan, dünya ve ahireti selamete ulaştıran zatının nuruna sığınıyorum. Sadece sana iltica ederim. Yeter ki razı ol. Senden başka hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Ya Rabbi, şüphesiz sen kullarının sana yönelmesinden hoşnut ve razı olursun. Ve ben sana ne zaman el açtıysam asla bedbaht olmadım ya Rabbi. Tıpkı Zekeriya aleyhisselamın sana yakardığı gibi, sana dua etmekle asla bedbaht olmadım Rabbim. Senden neyi istediysem verdin. insanların ayak kayması yaşadığı imtihanlarda sebat istedim. Sana hamdolsun ki verdiğin sebat üzereyim. Ey kalpleri evirip çeviren, beni dininde sabit kıl. Her sıkıntımda gönlümü açtın, yol gösterdin. Karşıma sürekli hayır yollarını çıkardın. Çıkış kapılarını açtın. Ben günahkar ve layık olmasam da beni unutup kendi haline bıraktığın zümreden kılmadın. Günah işledim ya bir ayetinle ya da bir nasihatçinin ile yeniden döndüm. Günah işledim, beni iptila, imtihan ettin. Yine döndüm. Günah işledim, günahın zararlarına dair ne varsa nefsimde ve etrafımda yaşadım. Yine sana tekrardan yöneldim. Ama sana olan isyanım asla azametini, celalini ve kudretini hafife almak için değildi ya Rab. Sana nisyanla malul olan insan oluşumdan, zikrinden bir an olsun uzaklaşmam, şeytana bir an meyletmem, nefsimin bana galip gelmesindendir. Tüm günahlarıma, isyanlarıma rağmen beni yine bırakmadın ya Rab. Beni gösterdiğin salih rüyalarla destekledin. Kah Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi müjdeleyici olarak birkaç kez gösterdin, kah korktuğum anda o korkumu gündüz gibi aydınlık hadiselerle teskin ettin, kah nerede hatalar yaptığımı en açık haliyle gösterdin. Günahlarım dağlardan büyük, denizlerden geniş. Fakat senin mağfiretinin, rahmetinin ve merhametinin yanında bir katre kadar değildir. Beni unuttuklarının, kendi haline bıraktıklarının, azdırdıklarının, refah vererek şımartıp irin vadilerine yuvarladığın ve akıbeti kötü olanlardan yazma. Allah'ım, ben senin kulunum, erkek ve kadın kullarının çocuğuyum. Alnım senin elindedir. Hakkımda senin hükmün geçerlidir. Hakkımdaki takdirin ise adalettir. Kendini isimlendirdiğin, kitabında indirdiğin, kullarından birini öğrettiğin veya katındaki gayb ilminde kendine has kıldığın sana ait her isminde Kur'an'ı kalbimin baharı, göğsümün nuru, hüznümün ortadan kalkması ve kederimin gitmesi için vesile kıl. Ya Rabbi! Sen beni bırakırsan kime giderim? sen ki kuluna kafi olan el-veli, en-nasır, el-cebbar, el-gafur, el olansın. İlahım, Rabbim, el-cemil olan Allah'ım, onca nimetin beni kuşatmış ve her duamda mutlaka bir karşılık görmüşken, içinde bulunduğum durumdan dolayı utandım. Her aklıma geldiğinde gözlerim yaşardı ve yüzüm kızardı. Senden hayal ediyorum Rabbim. Rabbim, bu imtihan sendendir. Sen ki el cemil, et tayyib olansın. Senden gelen her şey de isminin bir tecellisidir. Hepsi ayrı bir güzel ve güzelliktedir. Öyleyse nasıl şekva edeyim, nasıl serzenişler dilime dolansın, nasıl isyan edeyim, nasıl gözümde büyütüp ah çekeyim, hem de Allah hiç kimseye gücünün yettiğinden fazlasını yüklemez diye buyurmuşken. Senin vaadin haktır, kararın en güzel karar, en güzel hükümdür. İnsanları senin hükmüne davet ederken, senin hükmüne rıza göstermemek de nasıl olur? Senden gelene razıyım Rabbim. Bu yaşıma kadar bana verdiğin ihsanı, nimetleri ve faziletleri bir kefeye koysam, bu zindan imtihanlarını bir kefeye koysam, kefenin yerinden oynamayacağını biliyor ve ikrar ediyorum. Senden gelen başımın tacı, gözümün nuru, dilimdeki şükürden öteye geçmedi ve geçmesin ya Rab. Bana yazdığın içi rahmet ve nebevi esintiler olan bu zindan, beni davet ettikleri küfür, isyan ve fısktan daha hayırlıdır. Nefsimi benden iyi bilen, yerimi ve halimi gören, içimi ve dışımı latif ve habir olarak bilen Rabbim. Sevgi senin sevgindir, mutluluk senin mutluluğundur. Zikrin, kalplerin azığı, Gözlerin aydınlığı, nefislerin mutluluğu, hayatın ruhu, ruhun hayatıdır. Hayır, senin elindedir. Şerse sana ulaşmaz. Ey tevbe edenlerin sevgilisi, ey abidlerin mutluluğu, ey ariflerin göz aydınlığı, ey tek olanların yardımcısı, ey kendisine sığınanların sığınağı, ey gönülleri kırık ve buruk olanların gönüllerini cebreden. İçerisinde senin zikrin olmayan sensiz olan her sevinç yok olmaya mahkumdur. Sensiz her meşgale, iş batıldır. Sevinç seninle olan sevinçtir. Sensiz olan sevinç ise yalan ve aldanmadır. Senin huzurunda, dergahında, kapında boynum bükük ya Rabbi. Senden başka ilahım yok. Senden başka yardımcım yok. Senden başka velim yok. Senden başka Rabbim, sığınacağım ve firar edeceğim kimsem yok ya Rabbi. Ya hayu, ya kayyum, ya Zelcelali celali Sana ettiğim her isyanımdan bağışlanma diliyorum. Sen ellerimi boş çevirirsen kime el açarım ya Rabbi? Sen bağışlamazsan kim beni bağışlayabilir? Sen rahmetinle kuşatmazsan kimin rahmeti ve merhameti beni kuşatır ya Rabbi? Ey Melik, ey Cebbar, ey Karib ve Mucib olan Rabbim! Rahmetim her şeyi kuşatmıştır diye buyurduğun üzere beni bu diriler kabri olan zindanda rahmetinle kuşat. Bana burada zulmün bekçiliğini yapan insan suretindeki şeytanların fitnesine maruz bırakma. Demir ve betonlarla yoğrulmuş bu mektebin hayırlarından beni mahrum etme. Bu mekanların her karışında nebilerin, sıddıkların, şehitlerin ve salihlerin esintileri ve eserleri varken beni bundan gafil olanlardan eyleme ya Rabbi kalbimi buranın tasası, kederi ve darlığıyla değil, ayetlerinin hakikatini, El-Alim, El-Hakim, El-Fettah isimlerinin tecellileriyle doldur. El-Muzil isminle zelil kılıp, El-Hafid isminle alçalttıklarından değil, El-Muiz isminle izzetli kılıp, Er-Rafi isminle yücelttiklerinden kıl Rabbim. Rabbim, kimsesizlerin kimsesi, beni yalnız başıma bırakma. Ayetlerini tilavet ettiğimde kalpleri titreyen ve senden hakkıyla korkan, rabet ve rahbet edenlerden kıl beni. Ey gafur olan Rabbim! Sen ki günah dolusu gelenleri bağışlayansın. Yer ve gök dolusu günahlarıma rağmen beni bağışladığın kullarından eyle. Şüphesiz senin bağışlaman her şeyin üstündedir. Allah'ım senden başka ilah yoktur. Seni eksikliklerden tenzih ederim. Şüphesiz ben zalimlerden oldum. Rabbimiz bize eşlerimizden ve çocuklarımızdan göz aydınlığı, sevinç ve huzur kaynağı olacak kimseleri ihsan et. Ve bizi muttakilere imam, öncü kıl. Rabbim benim ve buraya zulüm ve tuyanla doldurulan muvahitlerin esaret bağlarını çöz. Yakup aleyhisselamı Yusuf aleyhisselamına kavuşturduğun gibi bizi evlatlarımıza ve ehlimize kavuştur. Rabbim, bu günahkar ve aciz kuldan sana yöneltilen bir duadır. Cehdi ve gayreti budur. İcabet ve kabul ise sendendir. Hamd ve minnet başında ve sonunda sanadır. Ey kapkaranlık gecede sineğin kanatlarının çırpışını, boynundaki atar damarı, ve incecik kemikler içerisindeki beynini gören Allah'ım geçmiş zamanlarında işlediği günahlardan tövbe eden bu kulunu bağışla ey içimizde ne varsa gören ve işiten Allah'ım beklenen her şeyi hazırlayansın sen ey bütün sıkıntılarda kendisinden umut beklenen ve kendisine şikayette bulunup sığınılan ey rızık hazineleri kendisinin ol sözünde olan Rabbim iyilik et bana çünkü bütün iyilikler sendedir. Sana yoksulluğumdan başka bir vasıtam yoktur. Sana olan yoksulluğumla atarım fakirliğimi. Senin kapına gelmekten başka bir çözüm yolum yoktur. Kimin kapısına giderim eğer reddedersen beni? Eğer iyiliğin bu fakirden isirgenirse kime dua eder ve kimin adını seslenirim? Asi bir kulunu umutsuzluğa düşürmek senin yüceliğine uymaz. Senin katında iyilik daha bol, bağışlar daha geniştir. Bana azap etme ey ilahım. Çünkü ben yaptıklarımı biliyor ve ikrar ediyorum. Benim senden temennim, eğer affedersen affın ve sana karşı hüsnü niyetimden başka bir yolum yok. Benim insanlar içinde ne kadar da çok hatam var, biliyorum. Sense bana karşı lütuf ve iyilik sahibisin. Ben yaptıklarım için pişmanlığımı düşündüğüm zaman parmaklarımı ısırıyor Dişlerimi sıkıyorum. İnsanlar benim için iyilik düşünüyorlar. Oysa ben, eğer beni affetmezsen, insanların en kötüsüyüm. İlahım, seni anlatan dile, sana çağıran ilimlere bakan göze, senin dinine hizmete giden ayaklara, Resulü'nün hadislerini yazan ele azap etme ve izzetinle beni ateşe koyma.